Fanny Hill, Bir Kadının Zevk Anıları Yazan John Cleland, Seslendiren Rana Toga Dinlemekte olduğunuz eser erotik edebiyat kategorisindedir. Birinci mektup Sevgili Madam, Tutkularınızı kaçınılmaz birer emir saydığımın kanıtı olarak bu mektubu kaleme alıyorum. Bu mektuplar her ne kadar tatsız kaçsa da Aralarından sıyrılıp en sonunda sevginin, sağlığın ve servetin gücünün sunabileceği bir hediyenin tadını çıkarmaya eriştiğim yaşamımın o rezil sahnelerini toplayıp göz önüne serecektir. Henüz gençliğin baharında bunu nasıl başardığımı ve içine itildiğim başıboş zevkler girdabının ortasında bile insanların kişilikleri ve davranışları üzerine nasıl düşünüp gözlemde bulunduğumu ifade edecektir. Uzun gereksiz ön sözlerden, ölesiye nefret ettiğimden sizi de böyle bir girişi okuma zahmetine yöneltmeyeceğim. Yaşamımın aynen yaşadığım serbestlikte görmeye sizi hazırlamaktan öteye gitmeyeceğim. Burada anlatacaklarım tüm sertliği ve çıplaklığıyla gerçektir. Bizimki gibi özgür ilişkiler için asla geçerli olmayan erdemi, çiğneme kaygısı duymadan tüm içtenliğimle yaşadıklarımı gizlemeden Gerçekte başıma nasıl geldiyse ve nasıl yaşadıysam sizinle öyle paylaşacağım. Sizin de bu özgürlüğü ahlaksızca bulup burun kıvırmayacağınızı umuyorum. O en seçkin ve mükemmel zevklere sahip şehvet düşkünü erkekler yatak odalarını çıplaklıkla donatmaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Fakat ön yargılara bağlı kaldıkları için onların asla salonlarında sergilenmesine izin vermezler. Bu kadar ön ipucunun yettiğini düşündüğümden doğrudan öyküye geçmek istiyorum. Kızlı kadın Francis Hildir. Liverpool yakınlarındaki Lancashire'da son derece yoksul ve son derece dürüst bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam bacaklarından sakatlanıp toprak işçiliğinin yorucu işlerini daha fazla sürdüremeyecek duruma gelince ağ yapımıyla uğraşmaya başladı ve bu ancak geçinecek kadar para kazanmamıza yetiyordu. Mahallede kızlar için küçük bir okul işleten annemin katkıları da bu geliri pek fazla artıramıyordu. Bir sürü çocukları olmuştu ama son derece sağlıklı bünyeye sahip olan benim dışımda hiçbiri yaşını bile dolduramamıştı. Eğitimim 14 yaşına dek vasatın üstünde değildi. Sadece okumayı, daha doğrusu hecelemeyi, kargacık burgacık bir şekilde yazı yazmayı ve sıradan basit matematik işlemleri yapmayı biliyordum. Erdemli olmamın tek nedeni ise hayattan uzak yaşıyor oluşumdu. Karşı cinse karşı bizi ürkütüp adeta dehşete düşürdükleri için yaşımın o duyarlı yıllarına rağmen erkekler benim için sadece utanç anlamına geliyordu. Ama zaman geçtikçe ve o masum küçük hanım erkekleri kendisini yiyecek birer yırtıcı hayvan gibi görmekten vazgeçtikçe bu korku da tüm o masumluk da silinip kaybolmaya başladı. Zavallı annem tüm zamanını öğrencileri ve ufak tefek ev işleri arasında öyle bir bölüştürmüştü ki benim eğitimime çok az zaman ayırabiliyordu. Ve kendini hayatın tüm zevklerinden soyutlayan, saflığı yüzünden beni de o güzelliklerin cilvelerinden korumayı aklının ucundan geçirmiyordu. 15'ime basmak üzereyken annemi ve babamı ani bir çiçek hastalığı sebebiyle birer gün arayla kaybettim. Bu benim için dünyanın en büyük felaketi anlamına geliyordu. Önce babam ölmüştü ve bu annemin ölümünü daha da hızlandırdı. Artık mutsuz, kimsesiz bir öksüzdüm. Aslen şehirli olan babamın Lancashire'a gelip yerleşmesi tamamen bir rastlantıydı ve bana bakabilecek bir akrabam yoktu. Ailemi kaybetmeme neden olan hastalık bana da bulaşmıştı. Ama gençliğimin de yardımıyla hastalığı hafif şekilde atlatmayı başardım. O zamanlar bunun değerini pek bilemediysem de hastalıktan geriye hiçbir iz kalmaması büyük şanstı. Size onların yokluğunun bana verdiği keder ve hüzünün tasvirini yapmayacağım. Çünkü acımı tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Aradan birkaç zaman geçince ve genç yaşım verdiği umutlar da eklenince yeri doldurulamaz kaybın üstümdeki derin etkisi silinmeye başladı. Bunun yanı sıra beni hayata bağlayan en önemli şey Londra'ya gidip iş bulmak ve her şeye yeniden başlamak üzere kurduğum hayaller oldu. Planım için gerekli tüm yardım ve öğütleri arkadaşlarını ziyaret için köye gelmiş, birkaç gün kalıp dönecek olan Esther Davis adında genç kadından alabileceğimi öğrenmiştim. Köyde bu tasarıya herhangi bir biçimde karşı çıkmak için başıma gelebilecekler hakkında yeterince kaygılanacak hiç kimse yaşamadığından ve ailemin ölümünden sonra benimle ilgilenen kadın da bu plana uymaya beni yüreklendirdiği için şansımı denemeye karar verdim. Oysa tarihe bakıldığında taşradan büyük dünyaya gelen her erkek ve kadın hayatı kavramak yerine hep Hüsrana uğrayan taraf olmuştur. Esther Davis'in beni kendisiyle birlikte böyle bir serüvene atılmam için hiçbir şekilde desteklemediğini ve kışkırtmadığını söyleyemeyeceğim. Londra'da neler görebileceğimi anlatarak çocukça merakımı iyice kamçılıyordu. Anıt mezarlar, aslanlar, kraliyet ailesi, tiyatro ve operalardan söz ediyor, kısacası onun yaşam çerçevesine giren tüm eğlencelerle benim küçük başımı döndüren tüm o güzelliklerden söz ediyordu. Kilise giysileri bile kaba keten kumaştan gömlek ve yümle eteklerin üzerine çıkamayan biz yoksul kızların, Ester'in cicili bicili saten elbiselerini, dantel şeritlerle süslü şapkalarını, cafcaflı kurdelelerini, gümüş simli ayakkabılarını, kıskançlık ve saf bir hayranlıkla izleyişimizi şimdi düşününce bile kendimi gülmekten alamıyorum. Bütün bunların sadece Londra'da olabileceğini sanıyorduk. Ve onlara bakmak, gidip onlardan payıma düşeni almaya çalışmaktaki kararlılığımı fazlasıyla artırıyordu. Ester için şehre dönerken yanına köylü kızı refakatçi alma düşüncesi ve onu yolculuğum sırasında benden sorumlu olmaya iten nedenler hiçbir önem taşımıyordu. Her zamanki konuşma ve tavırlarıyla bana Taşra'dan şehre gelen birçok genç kızın hem kendilerini hem de ailelerini nasıl yoksulluktan kurtardıklarını anlattı. Bazı erdemlerini koruyup efendilerini kendilerine öyle bağlamışlardı ki evlenip son derece saltanatlı ve mutlu bir yaşam sürmeyi başarmışlardı. Hatta belki birkaçı düşes bile olmuştu. Şans herkesinde. Bir başkasına gülerken benim payıma neden acılar düşüyordu? Hedefime yönelik reklamlar gün be gün yinelendikçe umut vadeden bu yolculuğa bir an önce başlamayı ve doğduğum yerde olsa ardından üzüleceğim hiçbir yakınımın yaşamadığı bu köyü terk etmeyi iple çeker oldum. Lancashire bana artık dayanılmaz geliyordu. En müşfik davranışlar bile gözümde soğuk bir sadaka havasına bürünmüştü. Tek dostumun evinde bile beni bu hayırseverlikle neşelendirmeye çalışıyorlardı. Yine de yanında yaşadığım aile dostumuz bana çok adil davrandı. Borçlar ve cenaze masrafları karşılandıktan sonra elimde avucumda kalan ufak tefek şeyleri paraya çevirmemi sağladı ve köyden ayrılırken tüm servetimi teslim etti. Zaten tüm mal varlığım hafif bir sandığa yerleştirilmiş, az sayıda giysi bir kese içinde 8 gine ile 17 gümüş şilinden ibaretti. O zamana kadar bir arada görmediğim büyük bir hazineydi bu. Bitip tükeneceği olasılığını aklım asla almıyordu. Gerçekten de kendimi yüklü bir servetin sahibi olarak görme mutluluğuna kaptırmıştım ile birlikte verilen dünya kadar akıllıca öğüt bir kulağımdan girip öbüründen çıkıverdi. Böylece Londra'ya giden yolcu arabasında Esther'le benim için yer ayırtıldı. Sevinç ve keder karışımı bir iki damla gözyaşı döktüğüm oldukça önemsiz bir veda sahnesinden sonra yola koyuldum. Önemsemediğim için yolda başıma gelenleri, sarhoş arabacının beni süzmesini, bazı yolculara bana oynanan ve koruyucum Ester'in açık gözlülüğü sayesinde alt edilen oyunları atlamayı tercih ediyorum. Hakkını vermem gerekirse Ester bana bir anne gibi göz kulak oldu ama aynı zamanda bu korumadan ötürü payını da alıyor. Tüm yol masraflarını bana karşılatıyordu. Bense bu yükü canı gönülden taşıyor, üstüne üstlük bir de kendimi ona minnettar hissediyordum.'' Aslında Ester aldatılıp kazıklanmamamıza özellikle dikkat ediyor, olabildiğince tutumlu davranıyordu. Altı atın çektiği ama yine de ağır aksak giden arabamızla Londra şehrine bir yaz akşamının geç saatlerinde varabildik. Kalacağımız sana giden geniş sokaklardan geçerken arabaların gürültüsü, telaşlı yaya kalabalığı, dükkan ve evlerin görünümü beni hem şaşkına çevirdi hem de hoşuma gitti vardığımızda eşyalarımız arabadan indirilip bize teslim edildiğinde yolculuk boyunca bana olabildiğince sevecenlik gösteren yiyeceğim sersemletici darbeye beni hiçbir ön uyarıyla hazırlamayan bu bilinmedik diyarda tek dayanağım dostum diyebileceğim koruyucum Esther Davis sanki ona yük olacağımdan korkarmış gibi birdenbire garip ve soğuk bir tavır takını verdiğinde nasıl şaşırdığımı incindiğimi tahmin edin güvendiğim, daha önce hiç o hanki kadar ihtiyaç duymadığım Ester, yardım ve desteğini sürdürmeye devam edeceği yerde yolculuğumun sonunda beni sağ salim ulaştırdığı için verdiği sözleri yerine getirdiğini düşünüyordu herhalde. Bu tutumunun doğallığıyla ayrılmak üzere beni kucaklamaya girişti. Bense öyle sarsılmış, öyle alt üst olmuştum ki beni getirdiği bu yer hakkında bilgisi ve deneyimine bağladığım umut ya da beklentilerimden söz edecek ne cesaretim ne de mantığım kalmıştı. Ben böyle nutkum tutulmuş, sersemlemiş halde dikilip dururken kuşkusuz Ester bu halimi veda etmenin üzüntüsünden öteye yormuyordu. Verdiği kısa öğüt endişelerime ancak hafif bir teselli sağlayabiliyordu. Londra'ya ulaşmıştık ve Ester artık evine gitmek zorundaydı. Bana da elimden geleni yapıp olabildiğince kısa sürede başımı sokacak bir yer bulmamı önerdi. Söylediğine göre bu yerler mahalle kiliselerinden daha çoktu. Bir iş bulma bürosuna başvurmalıydım ve kendisi de ilgi çekici bir iş duyarsa beni bulup haber verecekti. Bu arada özel bir daire tutmalı, adresimi ona bildirmeliydim. Bana iyi şanslar diledi. Hep dürüst kalmam, asla namussuzluk yapmamamı umduğunu söyledikten sonra kısa bir veda ile beni tümüyle kendi kaderime bırakıp gitti. Böylece yapayalnız ve kimsesiz bırakılınca otelin küçük bir odasında geçen bu ayrılık sahnesinin ciddiyetini ancak o an keskin bir acıyla hissedebilmiştim. Az sonra Esther arkasını dönüp çıkıp gitti ve bu garip çaresiz durumumun hüznüyle hıçkırıklara boğuldum. Oysa hala şaşkınlıktan kurtulamamış, nasıl toparlanacağımı bilemeden öyle darmadağın kala kalmıştım. Bu sırada içeri girip kestirme bir dille bir şey isteyip istemediğimi soran uşak kararsızlığımı daha da artırmıştı. Safca hayır diye yanıtladım. Oysa o gece için kalacak yeri nasıl bulabileceğimi bana söylemesini dilerdim. Cevabımın ardından hanımıyla konuşacağını söyledi ve çıktı. Uşağın söz ettiği kadın birkaç dakika sonra odamdaydı. Acı çektiğimi görmüş fakat buna biraz olsun bile değinmeden kuru bir tavırla bir şiline bir yatak verebileceğini, şehirde tanıdıklarımın olduğunu düşündüğünü ve sabah kendime yeni bir yer bulabileceğimi umduğunu söyledi. İnsanın en büyük felaketlerde bile ufak tefek avuntular yakalayabilmesi inanılmaz bir şey. O gece uzanıp dinlenebileceğim yataktan daha öte olmayan bir güvence bile acımı dindirmeye yetti. Şehirde başvurabileceğim hiç kimsenin olmadığını ev sahibesine söylemekten utandığım için Ester'in verdiği broşürü inceleyip ertesi sabah iş bulma bürosuna gitmeye karar verdim. Orada benim gibi bir taşra kızına uygun herhangi bir yer ve az miktardaki param tükenmeden geçimimi sağlayabileceğim bir iş bulmak için gerekli bilgiyi alabileceğime inanıyordum. Tavsiye mektubuna gelince, Ester bir yolunu bulup bana bir tane sağlayacağına güvenebileceğimi sık sık yinelemişti. Beni böyle bırakıp gitmesinden çok etkilenmiş, ona bel bağlamaktan tümüyle vazgeçmiş de olsam iyi niyetle düşünmeye başlayınca onun bu tavrının tamamen uygun olduğuna, her şeyi ilk başta öyle algılamama yalnızca yaşamı bilmeyişimin yol açtığına inandım. Böylece ertesi sabah köylü giysilerimin elverdiğince temiz, derli toplu giyindim. Sandığımı sıkı tembihlerle ev sahibesine bırakarak tek başıma yola düştüm. Gördüğüm her insandan ürkerek ve fazla bir aksilikle karşılaşmadan iş bulma bürosuna vardım. Büroya müşteri kabul bölümünde oturan yaşlıca bir kadın bakıyordu. Önünde kocaman, düzenli bir defterle gerekli bilgilerin yazılı olduğu kağıtlar vardı. Bu önemli kişiye şirin görünmeye çalışarak bakışlarımı yerden kaldırmadan ve buraya benimle aynı amaç için gelmiş olan öteki insanları incelemeden önünde eğilip selam verdikten sonra dileğimi kekeledim. Küçük derece bir devlet memurunun tüm ciddiyetini ve suratsızlığını taşıyan, bir bakışta beni baştan aşağı süzen hanımefendi hiç yanıt vermeden dinledi. Yalnız başlangıç için bir şilin istedi ve parayı alınca da kadınlar için çalışacak yerin son derece ender bulunabildiğini, hem benim ağır iş için çok narin göründüğümü yine de, de defterine bir göz atıp benim için ne yapabileceklerine bakacağını söyledi. Benden diğer müşterilerin işlerini yaparken beklememi istedi. Öldürücü bir belirsizlik taşıyan bu sözlerden ötürü ta derinden incinmiş halde geriye çekildim. Sadece biraz daha yüreklendiğim ve beni huzursuzlaştıran düşünceleri dağıtacak bir şeyler aradığım için başımı azıcık kaldırıp bakışlarımı odada gezdirmeye cesaret edebildim. Gözlerim odanın bir köşesinde oturan kadife pelerinli, dikkatinizi çekerim yazın ortasındaydık, kırmızı suratlı, şişman, en az ellisinde bir bayana, o zamanlar ona bayan diyecek kadar saftım, takıldı hemen. Kadın beni baştan aşağı süzüyor, sabit bakışlarının neden olduğu şaşkınlığa ve kızarmış yanaklarıma hiç aldırış etmeden neredeyse beni gözleriyle yiyordu. Bu şaşkınlık ve yüz kızarması hiç kuşkusuz onun için uygun bir aday olduğumun en güçlü işaretleriydi. Böylece ben de izlenilmenin verdiği zevkle başımı geriye atıp en sevimli tavrımı takındım. Tüm vücudumu, boyumu ve tenimi dikkatle inceledikten sonra yanıma yaklaştı. "Hayatım kalacak bir yer mi istiyorsun?" dedi, tamamen sahte bir gülümsemeyle. "Evet, rica ederim." dedim. Yerlere kadar eğilip onu selamlarken. Bunun üzerine büroya aslında hizmetçi bulmak için geldiğini, kendisinin biraz yol göstermesiyle bu işi yapabileceğime inandığını, sadece görünüşümün bile yeterli bir kişilik taşıdığımın kanıtı olduğunu söyledi yumuşak başlı davranıp kötü arkadaşlardan uzak durabileceğimi umduğunu, kısacası şehrin yaşlı ve deneyimli bir kadınının aklına gelebilecek her şeyi söyledi. Dünyayı olduğundan güzel gösteren hayal gücüm, yeni hanımımın ağırbaşlı ve saygıdeğer olduğunu temin ediyordu. Özellikle de Böyle bir bayanın ağzından çıkan sözler, sokaklarda avare avare dolaşmaktan ödü kopan ve önüne çıkan ilk barınağa memnuniyetle dalan, acemi, cahil bir taşralı kızın kandırılması için gerekenden fazla iyiydi. İş anlaşması, kurnaz gülümsemesi ve omuz silkişi gözümden kaçmayan büro memurunun hemen önünde gerçekleşmişti. Hareketlerini hemen bir yer bulmama sevindiğinin belirtisi diye yorumladım safça. Ama sonradan öğrendiğime göre saygıdeğer hanımefendiler birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. İş bulma kurumuysa Bayan Brown'ın hanımının kendi kazancı ve müşterilerinin kullanımı için taze mallara bakınmak üzere sık sık uğradığı bir pazardı. Öte yandan hanımefendi pazarlığından öyle memnundu ki sanırım faydalı öğütlerin ya da herhangi bir tersliğin beni avucundan kaçırabileceği korkusuyla Yarı resmi bir eda takınıp beni hemen alıp arabayla hana götürdü ve sandığımı istetti. Nereye gittiğim konusunda en ufak bir açıklamaya gerek duymaksızın sandık teslim edildi. İş bittikten sonra hanımım arabacıya Aziz Pol Kilise Mezarlığı yanındaki bir dükkana sürmesini buyurdu. Oradan bana bir çift eldiven satın aldı ve ilk sokağındaki evine sürmesi için arabacıya verdiği talimatları yineledi. Yol boyunca büyük bir şans eseri şu koca dünyada bulunabilecek en iyi dostun değilse bile en iyi hanımın ellerine düştüğümden başka bir şey düşünmedim. Sonunda arabacı bizi evin kapısına getirdi. Böylece bayan Brown'un evine tam bir güven ve zaferle adım atarken içimden buraya yerleşip işlerimi yoluna koyar koymaz Esther Davis'i sahip olduğum bu şanslı işten haberdar edeceğime söz verdim. Gittiğim hanın sıradan odalarından daha iyisinin nasıl olduğunu bilmeyen biri için fevkalade döşenmiş görünen çok güzel bir salona alındığımda yeni evim hakkındaki pozitif düşüncelerimin hiç de azalmadığını tahmin edersiniz. Yaldızlı iki boy aynası, üzerinde gösteriş için dizilmiş birkaç parça tabak olan bir büfe gözlerimi kamaştırmaya yetmiş. Oldukça itibarlı bir aileye girmek üzere olduğuma beni inandırmıştı. İşte burada hanımım ilk kez dizginleri eline aldı. İyi huylu olmayı ve onun yanında rahat davranmayı öğrenmem gerekiyordu. Beni ev işleriyle uğraşacak sıradan bir hizmetçi niyetiyle değil, kendine bir tür yardımcı olarak tutmuştu ve eğer iyi bir kız olursam benim için düzinelerce anneye bedel olacağını söyledi. Bense beceriksizce reveranslarla evet, hayır, elbette gibi bir iki heceli sözcüklerle cevap verebiliyordum. Az sonra hanımım zile dokundu ve bizi eve alan iri yarı genç hizmetçi içeri girdi. İşte Marta, bu genç hanımı çamaşırlarımla ilgilenmesi için yeni tuttum. Yukarı odasına çıkart onu ve ona da bana gösterdiğin saygıyı göstermeni istiyorum. Çünkü kendisini çok sevdim. İyiliği için ne yapabileceğimi de henüz bilemiyorum. Bu tuzağa alışkın olan ve Bayan Brown'un imalarını mükemmel anlayan baş fahişe Marta, bana hafif bir reverans yapıp kendisiyle yukarı gelmemi söyledi. Beni iki kat yukarıda içinde güzel bir yatak bulunan temiz ve düzenli bir odaya aldı. Marta'nın dediğine göre bana çok iyi davranacağından emin olduğu genç bir hanımefendiyle hanımımın kuzenlerinden biriyle burayı paylaşacaktım. Sonra kendisine rastladığım için de ne kadar mutlu olmam gerektiğini, daha iyisini istesem de asla bulamayacağımı, onun çok iyi bir hanım olduğunu, hayırsever, tatlı biri olduğunu sıralayıp durdu. Ağzından çıkan her sözü tam da onu anlamam için ortaya koyduğu şekliyle anlayan, yaşama daha yeni atılmış böylesine çaylak bir budala dışında herkeste kuşku uyandırabilecek bir sürü saçmalıklar sıraladı. Marta nasıl bir zekayla uğraşması gerektiğini şimdiden görmüş, ölçüp biçmişti. Tellere karşı kör kalıp kafesimden memnunluk duymamı sağlamak için beni ıslığıyla eğitiyordu. İleride vereceğim hizmetin içeriğine ilişkin bu yalan yanlış açıklamaların tam ortasında çalan zil bizi yeniden aşağı çağırdı. Üç örtü serili bir yemek masasının hazırlandığı aynı salona indim. Hanımımın yanına en gözde kızlarından biri gelmişti. Evinin belli başlı idarecilerinden olan bu kadının görevi benim gibi genç kızları hazırlamaktı. Dolayısıyla bu iş için oda arkadaşım olmuş, daha saygın bir yer edinmesi için de bu okulun muhterem müdiresince kendisine kuzen unvanı verilmişti. Burada ikinci bir incelemeden geçtim. Bu sınav bakımını ve eğitimini bana ateşli biçimde önerdikleri hocam, Bayan Iris'in tam onayıyla sonuçlandı. Yemek sofraya konmuştu. Bana arkadaşı gibi davranmasının bir devamı olarak Bayan Brown, hanımefendileriyle aynı masaya oturmama ilişkin itirazlarıma rağmen bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini, o gece beraber yiyeceğimizi söylemişti. Masada sohbet genelde bu iki bayan arasında çift anlamlı ifadelerle sürüp gidiyordu. Arada bir de konuşma o anki durumundan duyacağı memnuniyeti sağlamlaştırmaya yönelik içten güvencelerle kesiliyordu. Öyle gençtim ki o zamanlar zaten bu memnunluğu daha fazla artırmaları olanaksızdı. Bu masada alınan karara göre birkaç gün ortalarda görünmeyip hanımımın refakatçisi olarak bana uyacak giysilerin bulunmasını bekleyecektim. Pek çok şeyin görüntümün bırakacağı ilk izlenimlere bağlı olduğunu göz önüne alıyorlardı ve bu doğru bir karardı. Köylü giysilerimi Londra şıklığıyla değiştirme umudu bu hapis yaşamını mükemmel şekilde sindirmeme yarayacaktı. Ama bunun asıl nedeni Bayan Brown'un müşterileri ya da geyiklerince, onlara sunulan kızları böyle adlandırıyorlardı, görülmemi ve onlarla konuşmamı istememesiydi. Bu durum hanımefendilerinin hizmetine alınmam için ilk koşul olan ve benim de görünüşe bakılırsa hala koruduğumun açıkça belli olduğu bekaretim için uygun bir pazar sağlanıncaya kadar sürecekti. Asıl öyküm açısından hiçbir önem taşımayan dakikaları bir yana bırakıp yatma saatine dek geçen ve bu iyi insanların emrinde kolay bir hizmet vereceğime gitgide daha fazla bir memnuniyetle inandığım zamanı geçiyorum. Yemekten sonra yatak odasına çıktığımızda hizmetçi yanımızdan ayrıldıktan sonra onun önünde soyunup yatağa gömleğimle girmekte biraz çekingen davrandığımı gören Fibi Aires yanıma yaklaşıp eşarbımı ve giysimin düğmelerini çözmeye başlayıp soyunmaya devam etmem için beni yüreklendirdi. Üzerimde çıplaklığımı örten tek bir gömleğin kaldığını görünce kızardım. Çabucak yatağa girip yorganın altına gizlendim. Fibi güldü. Az sonra o da yanımda yerini almıştı. Kendi kuşku uyandıran hesabına göre 25 yaşındaydı. Oysa görünüşe bakılırsa en azından bir 10 yılı atlamıştı. Yıllardır verdiği hizmetin ve sıcak suların vücudunda yapmış olması gereken tahribatı da hesaba katmalıydı. Zaten Fibi onun mesleğindekilerin yakınlık görmek yerine yakınlık gösterme dönemine çok hazırlıksız yakalanmıştı. Şehvet uyandıracak herhangi bir olanağı asla kaçırmayan, hanımının bu eşi bulunmaz vekili yanıma uzanır uzanmaz dönüp bana sarıldı ve arzuyla öptü. Bu benim için yeniydi ve tuhaftı ama davranışını yalın bir sevecenliğe yorup, bilebildiğim kadarıyla Londra adetlerinde bir sevgi anlatımı olabileceğini düşünerek ondan aşağı kalmamak için sarılışına ve öpüşüne kusursuz bir saflığın tüm coşkusuyla yanıt verdim. Böylece cesaretlenen Fibi'nin elleri son derece özgür davranmaya, beni şaşırtan ya da ürküten dokunuşlar, sıkmalar ve bastırmalarla tüm gövdemin üstünde dolanmaya başladı. Bu saldırının arasına serpiştirdiği gurur okşayıcı iltifatlar ona izin vermemde oldukça etkili oldu. Hiçbir kötülüğü tanımadığım için hiçbir kötülükten de korkmuyordum. Böylece Fibi'nin bana dilediğini yapmasına izin verdim. Onun serbestliği bende tuhaf ve o ana dek tadılmamış bir zevkten başka bir duygu uyandırmıyordu. Parlak bir alev gibi tüm vücudumu yalayıp buzları eriten ellerinin dokunuşlarına tüm yüreğimle açıktım. Sert, sıkı, dik iki tepecikten oluşan göğüslerim Fibi'nin ellerini bir süre oyalayıp eğlendirdi. Henüz birkaç ay önce filizlenip o hoş tepeciyi donatan ve en derin duyumların o ana dek en duyumsanmamış saflığın merkezi üzerinde yer almaya başlayan ipeksi yumuşaklığı hissedinceye dek pürüzsüz patikadan aşağılara kadar kaydı. Parmakları doğanın hem süs hem de yarar diye sunduğu yosunla oynuyor, büküyor, düzeltiyordu. Ama artık bu dış bölgelerle yetinmeyip asıl noktaya yönelmeye başlıyordu. En can alıcı yere girmek için parmağını usulca yaklaştırdı, çekti ve sertçe zorladı. Bunu yaparken beni öyle bir rahatlatıp yanlış bir şey olmadığına öyle bir inandırmıştı ki, aksi takdirde yataktan fırlayıp hemen yardım isteyebilirdim. Dokunuşları bütün damarlarımda dolaşan ama yine de vücudumun merkezinde şiddetle odaklanan yeni bir ateş yakmıştı. Hayatımda ilk kez yabancı eller bana dokunuyor, sıkıyor, bastırıyordu. Canımın yandığını belirtinceye ve henüz açılmamış geçitin darlığı onun daha derinlere inmesine engelleyinceye dek eylemini sürdürdü. Bu arada gövdemin kasılışı, gerinmelerim ve iç çekişlerim, kesilen soluğum, hepsi o deneyimli ustanın bu girişimlerinden rahatsızlık duymaktan çok zevk aldığımı anlamasına yetiyordu. Ah sen ne kadar büyüleyici bir yaratıksın, seni kadın yapacak erkek, ne kadar şanslı, keşke senin hatrına erkek olsaydım. Bu sözleri her hareketini yumuşatıyordu. Bense karma karışık olmuş kendimden geçmiştim. Yeni duygular benim için çok fazlaydı. Alevlenen ve dehşete düşen halim beni hayatın tüm acı gerçeklerinden yoksun eden bir fırtınaya savurmuştu. Bir anda gözlerimden zevk yaşları boşandı ve her yanımı kavuran alevi az da olsa söndürdü. Deneyimli ve aşk sanatı üzerine iyi eğitim almış olan Fibi, zevkin her biçimini, her aracını biliyordu. Görünüşe göre genç kızların hazırlık aşamasında uygulamalı olarak bulunmaktan müthiş bir keyif alıyordu. Erkeklerden nefret ettiği ya da lezbiyen olduğu için değildi ama fırsatını yakaladığında arzuları alışılmış şekilde doyurmanın getirdiği tokluk ve belki de gizli bir eğilimle cinsiyet ayrımı yapmaksızın bulabildiği her yerde zevkleri sonuna kadar yaşamayı tercih ediyordu. Böylece dokunuşlarıyla Deni hedefi için yeterince tahrik ettiğinden iyice emin olunca yatak örtülerini usulca aşağı çekti. Geceliğin boynuma kadar sıyrılmıştı. Çırılçıplak yatıyordum ve karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Gittikçe kızaran yanaklarım bile erdemden çok arzuyu yansıtıyordu. Yanımızda yanıp duran mumsa, elbette kasıtlı bırakılmıştı, tüm gövdemi aydınlatıyordu. Hayır dedi Fibi. Tüm bu hazineleri benden gizlemeyi aklına bile getirme tatlı kız. Gözlerim de ellerim kadar tadını çıkarmalı. Tomurcuklanan bu göğüsleri bakışlarımla yemeliyim. İzin ver öpeyim onları. Bırak bir kez daha öpeyim. Ne kadar da sert, pürüzsüz ve beyazsın. Nasıl da ince biçimlenmiş bu nefis yer. Ve bırak da şu küçük tatlı körpe aralığı göreyim. Yo bu çok fazla dayanamayacağım. O anda elimi aldı ve kendinden geçmiş bir halde kolayca tahmin edebileceğiniz yere götürdü. Ama aynı şeyin yapısında ne kadar da fark vardı sık kıvrım kıvrım çalı gibi yayılmış hayli olgun ve tamamlanmış bir kadının belirtisiydi. Elimi kılavuzluk ettiği boşluk beni kolayca kabul etti ve parmaklarımı hisseder hissetmez hareket ettirmeye başladı. Bu öyle hızlı bir sürtünmeydi ki elimi hemen çekiverdim. Phoebe ise daha bir sakinleşmişti bir iki iç çekiş ve yürekten kopan ahlar ruhunu dudaklarından dışarı solurcasına dudaklarıma kondurduğu öpücüğün ardından kesildi. Yorganı yeniden üzerimizi örttü. Bunda nasıl bir zevk bulduğunu bilemiyordum ama bildiğim tek şey yakıcı doğanın ilk kıvılcımlarını, kirlenişin ilk anlamını o gece yakaladığımdı. Ve de kadınların yakınlığının da karşı cinsin tüm baştan çıkartmaları kadar öldürücü olduğunu fark etmiştim. Phoebe sakinleşince Erdemli Hanım'ımın benim için yaptığı planların tüm ayrıntısını öğrenmek üzere kurnazca ağzımı aradı. Tamamen içten pazarlıksız yapımdan kaynaklanan saf cevaplarım sayesinde sıcak doğama, uysallığıma, cahilliğime güvenerek düşlenebilecek her başarıyı kendi kendine vaat etmemesi için hiçbir neden yoktu. Yeteri kadar uzun bir konuşmadan sonra yatak arkadaşım beni dinlemeyi bıraktı. Bana yaşatılan bu şiddetli duyguların ardından katıksız bir yorgunlukla uyuyakaldım. İçimden taşan duygular beni bilinçaltımın yardımıyla uyanıkken yaşanan gerçek sevişmelerden hiç de aşağı olmayan o zevk verici düşlerden biriyle rahatlattı. Sabah 10 dolaylarında son derece neşeli ve zinde uyandım. Fibi benden önce kalkmıştı. Dün geceki yatak sahnesinin en ufak bir izini bile taşımayan yüzüne baka kaldığımı görünce İçine düştüğüm şaşkınlığı daha fazla arttırmamaya çalışarak en sevecen haliyle nasıl olduğumu, iyi uyuyup uyumadığımı, kahvaltıya hazır olup olmadığımı sordu. Eğer dilerse kalkıp bana vermeyi istediği herhangi bir işi yapmaya başlayacağımı söyledim ona. Gülümsedi. O sırada hizmetçi kahvaltıyı getirdi ve ben tam giysilerimi üzerime geçirmiştim ki hanımım endamıyla salına salına odaya girdi. Geç kalktığım için azarlanmasam bile en azından iğneleneceğimi beklerken saf ve taze görünüşüm üzerine ettiği iltifatlarla hoş bir yanılgıya uğradım. Ben onun için seçkin bir güzellik goncasıydım. Tüm o kibar beyler bana hayran olacaklardı. Bana inanın ki tüm bunlara verdiğim yanıtlar yetiştirilişimin yüzünü kara çıkarmamıştı. Tepkilerim onların dilediğince basit ve budalacaydı. Kuşkusuz bu onları beni eğitim ve deneyimle aydınlanmış bulmaktan çok daha hoşnut ediyordu. Kahvaltı ettik. Çay takımları henüz kaldırılmıştı ki içeri iki bohça çamaşır ve giysi getirdiler. Yani böylece onların deyimiyle beni tamamen donatmak için gerekli her şey hazırdı. Simlerle çiçeklenmiş, beyaz parlak bir ipekli, bürüksel dantelli bir kep, şeritli ayakkabılar ve Bayan Brown'un gayretli çalışkanlığıyla bu önemli gün için acilen bulup buluşturulan, buna benzer evden düşme, süslü püslü giysilerle küçük yüreğimin sevinçten uçması kolayca sağlandı. Evde daha şimdiden güzelliğimi sınayacak bir müşteri hazır bekliyordu. Adam yalnızca edineceği mülkü önceden görmekte diretmemiş, beğenmesi halinde derhal ona teslim edilmem için gerekli teklifi de yapmıştı. Çok akıllıca bir neden ileri sürmüştü. Bulunduğum yer bekaret gibi çabuk bozulabilecek bir malın güvenle saklanması için fazlaca tehlikeliydi. Sunulacağım pazar için beni giydirip kuşatma işi Fibi'ye bırakılmıştı. Giysilerimle kendimi bir an önce aynada görme sabırsızlığım dışında her şeyin eksiksiz yerine getirilmesi için iyi değil mükemmel bir çaba harcadı Fibi. İş bitip de aynanın karşısına geçince kendimdeki değişiklikten duyduğum çocukça neşeyi gizlemeyecek kadar yalın ve yapmacıksızdım. Aslında bu değişiklik hiç de iyi olmamıştı. Köylü giysilerimin derli toplu sade rahatlığı içinde yabancılığımı gizleyemediğim bu süslü kıyafetler içinde olduğumdan çok daha güzel görünüyor olmalıydım. Yine de Phoebe'nin iltifatları vücudum hakkında içten içe duyduğum beğeni duygularımı desteklemişti. Abartmadan söylüyorum, bana duyulacak bir beğeniyi haklı çıkartmaya yeterli bir vücuda sahiptim. Burada abartılmamış bir resmimi çizmek yersiz kaçmaz sanırım. Uzun boyluydum ama yine de yaşıma göre çok uzun sayılmazdı. Daha önce de söylediğim gibi 15'ime henüz girmiştim. Vücudum kusursuz dikliğini, ince belini, hafifliğini ve serbestliğini diğer kadınlarda olduğu gibi korselere borçlu değildi. Kendinden dalgalı omuzlarıma dökülen ipek gibi saçlarım parlak koyu kestane rengiydi ve pürüzsüz bir cildin beyazlığını daha da vurguluyordu. Yuvarlığa kaçan oval yüzüm fazlaca pembe ama çizgileri zayıf ve inceydi. Çenemdeki çukursa ters bir etki yaratmıyordu. Gözlerim koyu siyahtı. Parıltılı değil de daha çok süzgündü. Yalnız bazı durumlarda anında alev aldığı söylenirdi. Özenle koruduğum dişlerim küçük, düzgün ve beyazdı. Yuvarlak dik göğüslerim umut vaat ediyordu. Kısacası evrensel güzellik arayışının en belli başlı özelliklerini taşıyordum. Ya da en azından erkeklerin hiç değilse benim tanıdıklarımın hepsinin kararları olumlu yöndeydi. Hemcinslerim de güzellikte onları açıkça geçtiğim için beni kıskançlıkla gözden düşürmeye çalışıyorlardı. Kabul ediyorum bu çok ağır bir övgü ama böyle ender zevk ve şansı borçlu olduğum bir görünüşe şükran duymalıydım. Yapmacık bir alçak gönüllülükle böyle değerli armağanlardan söz etmekten kendimi alıkoyamazdım. Giyinmiştim ve tüm bu cıvıl cıvıl giysilerin kurbanı sunmak için süslemekten öte bir şey olmadığını aklımın ucundan bile geçirmiyordum. Her şeyi safça, sevimli, tatlı Bayan Brown'un dostluk ve nezaketine bağlıyordum. Bu arada hanımım paramı güven altına almak bahanesiyle yolculuk masraflarından geriye kalan benim koca bir hazine gibi gördüğüm bir damlacık servetime gözünü bile kırpmadan el koymuştu. En büyük pay yeni kıyafetime ait olduğu için kendime fazla hayranlık duymaksızın ayna karşısında geçirdiğim kısa bir süre sonra aşağı salona çağrıldım. Yaşlı hanımım beni selamladı, yeni giysilerimi güle güle giymemi diledi, üzerime çok güzel uyduğunu söylemeye de utanmadı. Zaten sözlerine kanmayacak kadar akıllı göründüğüm hiçbir nokta yoktu. Sonra da beni kendi uydurması olan kuzenlerinden bir başkasıyla tanıştırdı. Odaya girip de hafif bir reverans yaptığımda ayağa fırlayıp beni selamlayan ve ona öpmesi için yalnızca yanağımı uzatmamdan ötürü biraz gücenen yaşlıca bir beyefendiyi selamlamamı istedi. Adam bu hatayı derhal düzeltti. Görünüşü yüzünden kendisine teşekkür etmeyi asla istemeyeceğim bir şevkle dudaklarını benimkilere yapıştırdı. Bence bu adamdan daha ürkütücü, daha iğrenç bir şey olamazdı dünyada. Çirkin ve nahoş sözcükleri onun hakkında bir şey söyleyebilmek için bu kelimeler yetersiz kalırdı. Altmışını geçmiş, kısa boylu, hastalıklı, sapsarı, ölü gibi yüzlü, boğuluyormuş gibi bakan kocaman patlak gözlü bir adam canlandırın gözünüzde. Önde iki kazma dişle çıkık bir ağız, mosmor dudaklar, lağım kokan bir nefes. Sırıtışında bir tehlike olmasa bile kesinlikle korkunç görünen garip bir ürkütücülük vardı.'' böyle bir insan müsveddesi de olsa yine de arzulanmak, memnun edilmek için doğduğunu, hiçbir kadının kendisini reddedemeyeceğini düşünecek kadar da kördü. Bu düşüncenin etkisiyle onunla sevişiyormuş görüntüsü verebilecek biçarelere para saçıyor, uyandırdığı dehşeti gizleyecek yapmacıklıkla ya da bazen gaddarlıkla davranıyordu. Güçlerinin iflas etmiş oluşu ancak iktidarsızlıkla açıklanabilirdi ve bu durum onu hep bir öfke nöbetine itiyordu. Sonra da anlık arzularını doyurduğu masum kızlardan bu halinin acısını çıkartıyordu. Kendisine uzun zamandır bu yolla kurban sağlayan hanımım bu kez ilk deneyimim olmasını hiç umursamadan beni seçmişti. Beni onun önünde durdurdu, kendi etrafımda döndürdü. Eşarbımı çözüp daha yeni yeni dolmaya başlayan göğüslerimin yükselişine, inişine, biçimine ve beyazlığına dikkat çekti. Sonra beni yürüttü ve eldeymemiş güzelliğimin pazarlığını yapmaya başladı. Kısacası üç kağıtçılığın hiçbir püf noktasını es geçmedi. Adamsa tüm bunlara beğeni dolu, kibar baş sallamalarla yanıt veriyor ve yiyecekmiş gibi bakıyordu. Arada bir göz ucuyla ona bakıyor. Arzudan alev alev yanan gözleriyle karşılaştıkça katıksız bir dehşet ve korkuyla başımı çeviriyordum. Muhakkak ki o bunu genç kız utangaçlığına ya da en azından naza bağlıyordu. Her nasılsa kısa süre sonra odadan çıkmama izin verildi. Beni hiç yalnız bırakmayıp sürekli kuyruğumda dolanan Fibi tarafından yeniden odama götürüldüm. Burada az önce yaşadığım sahnenin bir benzerini yaşayan herkesin aklına takılacak soruları düşünmeye zamanım vardı. Fakat itiraf etmek gerekirse aşılmaz aptallığım ya da daha doğrusu şaşılası saflığım öylesine büyüktü ki bayan Brown'un tasarıları karşısında hala gözüm açılmamıştı. Tersine her fırsatta o aile sandığım insanlara duyduğum minneti her fırsatta dile getiriyordum. Phoebe böyle kibar bir beyefendinin koca niyetine hoşlanıp hoşlanmayacağımı sorarak bu canavara olan korkumun daha da çoğalmasına neden oldu. Ona çok içten bir yanıt verdim. Koca bulmak konusunda hiçbir fikrim yoktu, ama eğer birini seçmem gerekseydi kendi düzeyimde biri olurdu elbette. O alçan, ucube görüntüsü bende tüm kibar beyefendilerden soğutan ve bu sınıftan olanların hepsinin onunla aynı olması gerekirmiş gibi düşündürerek kafamı karıştıran büyük bir nefrete neden olmuştu. Ancak Fibi öyle kolay pes etmezdi. Bu konuksever eve alınmamdaki amaçlar için beni yatıştırıp yumuşatma çabalarını sürdürdü. Genel olarak seks hakkında konuşurken de benden onay alması için bir neden yoktu. Çünkü zaten bu onayı kolayca verebileceğimi gösteren çok şey vardı tavırlarımda. Fibi o korkunç kuzene duyduğum sarsılmaz nefretin, onların pazarlığının ve benim satılmamın yerine getirilmesine karşı öyle kolay kolay ortadan kaldırılmayacak bir duvar olacağını fark edecek kadar deneyimliydi. Bu arada Brown ana o sarhoş yaşlı keçiyle anlaşmaya varmıştı. Sonradan öğrendiğime göre bana her istediğini yapma hakkı için 50 gine, kızlığım üzerine kazanacağı zaferle arzularının tamamen doyurulma hakkı içinse ekstradan 100 gine anlaşma onaylanmıştı. Bana gelince tümüyle onun eli açıklığı ve beğenisinin insafına kalmıştım bana sahip olmak için öyle bir can atıyordu ki bu adaletsiz sözleşme ayarlanır ayarlanmaz benimle çay içme fırsatının hazırlanması için diretti. Bu sürede yalnız bırakılacaktık. Patroniçenin bu tür bir saldırı için yeterince hazırlanıp olgunlaşmadığım yolundaki itirazlarını da duymazlıktan geliyordu. Daha çok doydum. Evcilleşmemiştim. Eve geleli 24 saat anca olmuştu. Sabırsızlık şehvetin kardeşidir ve başka türlü düşünmeye karşı onu gizleyen kendini beğenmişliği de bu gibi durumlarda kızların tüm erteleme önerilerini geri çevirmesine yol açar. Böylece benden habersiz bir şekilde korkunç girişimin tarihi o gece olarak belirlendi. Akşam yemeğinde Bayan Brown ve Phoebe Harika kuzenleri için düzdükleri övgüleri ve aşkıyla onurlandıracağı kadına ne mutlu yolunda abartmaları azıtmaktan başka bir şey yapmadı. Yani beni onların sözlerine inanmam konusunda ikna etmeye çalıştılar. Beyefendinin bana ilk görüşte derinden vurulduğu masalını yutmamı sağladılar. İyi bir kız olup kısmetimi engellemezsem o iyi yürekli kuzen beni zengin edecekti. Onun onuruna sonuna tek güvenmeliydim ve gezmeye gitmek için de bir arabam olacaktı. O günlerdeki ben kadar aptal ve dünyadan habersiz bir kızın aklını başından almaya yetecek tüm zırvaları hayretle dinledim. İnanıyordum. Neyse ki nefretim onu ilk gördüğüm andan itibaren o kadar derine kök salmıştı ki yüreğim duyularımı maskelemek için rol yapmadı ve bu işi kolayca başarabileceğim konusunda onlara en ufak bir umut vermedim. Bardaklar birbiri ardına gidip geliyor, her türlü ikram sağlanıyordu. Sanırım amaçları doğuştan cana yakınlığımı eli kulağında bekleyen saldırı için daha da iyi hazırlamaktı. Böylece beni uzun süre masada tuttular. Akşam 6 civarında odama çekildikten ve çay servisi hazırlandıktan sonra saygıdeğer hanımım kendine özgü sırıtışı ve kusma isteği uyandıran varlığıyla daha ilk bakışta doğurduğu tüm nefrete saplandığım o şehvet delisi canavarla içeri girdi. Adam geçip karşıma oturdu ve sonsuz bir acı ve şaşkınlık veren tavrıyla çay boyunca beni istekle süzüp durdu. Gösterdiğim tüm açık tepkilerimi ise sıkılganlığa ve kur yapılmasına alışkın olmayışıma bağlıyordu. Çay sona erdi. Yardımsever yaşlı bayan acil bir iş bahanesiyle ki bu doğruydu aslında, dışarı çıkmak için izin istedi. Dönünceye dek eğlenmemizi arzuladığını söyledi. Sonra da ''Lütfen efendim bu tatlı çocukcağıza çok iyi çok yumuşak davranın.'' diyerek çıkıp gitti. Bense ağzım bir karış açık baka kalmıştım. Gidişi öyle aniydi ki itiraz bile edemedim. Artık yalnızdık. Bunu düşününce ani bir titreme nöbetine tutuldum. Ne için ve neden korkmam gerektiğini tam bilmesem de Öyle korkmuştum ki ateşin başındaki kanepeye kıpırtısız, taş kesilmiş, cansız, ruhsuz nasıl davranmam gerektiğini bilmez bir halde çöküverdim. Ancak bu sersemliğimin sürmesine fazla izin verilmedi. Canavar hemen yanıma gelip kanepeye yerleşti. Daha fazla törene gerek duymadan kollarını boynuma dolayı verdi ve beni sertçe kendine çekti. Kurtulma çabalarıma karşın o vebalı öpücüklerini kabul etmek zorunda kaldım neredeyse baygın durumda karşı koymadan durduğumu görünce eşarbımı yırtarcasına çıkardı. Orada olanları elleriyle incelemeye başladı. Olanlara kas katı bir şokla katlanıyordum. Konuşmaya veya bağırmaya cesaretim yoktu. Beni kanepeye yatırmaya çalışıp elini çıplak baldırlarımda hissedince çaprazlama kilitlediğim bacaklarımı açmaya çabaladığını anlayıncaya kadar bekledim. İşte o benim uysal boyun eğişten kurtulduğum çok önemli bir andı. Yaşlı yaratığın hiç ummadığı anda sıçrayıp kollarından sıyrıldım. Ayaklarının dibine çöktüm. En dokunaklı sesimle kaba davranmaması, beni incitmemesi için ona yalvardım. Seni incitmek mi canım dedi. Seni incitmek niyetinde değilim. Hanımın seni sevdiğimi söylemedi mi sana? Cömert davranacağımı da söylemedi mi? Söyledi efendim dedim. Ama ben sizi sevemem, gerçekten yapamam. Yalvarırım bırakın beni. Eğer beni bırakıp giderseniz emin olun sizi çok daha fazla seveceğim. Oysa ben bir duvarla konuşuyordum. Çünkü ya benim gözyaşlarım, hareketlerim, giysimin dağınıklığı ona yeni fantaziler sunuyordu ya da artık dizginleyemeyeceği arzuların egemenliği altındaydı. Şehvet ve öfkeyle köpürüp gürleyerek yeniden saldırıp beni yakaladı. Kanepeye yatırıp sabit tutmaya çalıştı. Uzanıp eteğimi kafama kadar kaldıracak, inatla kilitli tuttuğum bacaklarımı açığa çıkartacak kadar da başarılı oldu. Fakat ana yola egemen olmak için uygun konumda durmalarını sağlayamadı. Hem yeleğinin hem de pantolonunun düğmelerini çözmüştü. Öfke içinde çırpınıyordu ve benimse yatarken hissettiğim tek şey yalnızca gövdesinin üzerimdeki ağırlığıydı. O sırada birdenbire durdu. Nefes nefese, yorgunluktan ölmüş bir halde küfrederek ayağa kalktı. Savunmalarım sırasında ona bağırdığım yaşlı ve çirkin sözlerini tekrar ederek bana küfrediyordu. Sonradan anladığıma göre bu vahşi adam üzerime saldırdığı sırada sabırsızlığıyla, şehvetin azgınlığıyla doruğa ulaşmış ve sonuna dek götürmeye gücü olmadığından bacaklarımın ve giysilerimin üstüne boşalmıştı. Bittiğinde hoşnutsuz bir sesle ayağa kalkmamı buyurdu ve bir daha beni görmek istemediğini söyledi. Yaşlı fahişe dolandıracak başka bir ahmak arayabilirdi. Bir daha Londra'ya düşmüş taşralının sahte iffet numarasına asla kanmayacaktı. Bekaretimi köyde bir kazmayla yitirdiğimi, şehre kaymağa alınmış sütümden kurtulmak için geldiğimi düşünüyordu. İşte böyle bir hakaret yağmuru yağıyordu üzerime. Bense tüm bunları hiçbir sevdalı kadının Aşk ilanlarını dinleyemeyecek kadar büyük bir memnuniyetle dinliyordum. Ona karşı eksiksiz nefret ve düşmanlığıma yenileri eklenmiyordu. Bu hakaretlere o iğrenç sarılışların yinelenmeyeceği garantisi olarak bakıyordum yalnızca. Bayan Brown'ın amacı apaçık ortaya çıktığı halde bu gerçeği kendime itiraf edecek ne yüreğim ne de gücüm vardı. O cadıya duyduğum güven değişmiyordu. Hem gövdemi hem de ruhumu tamamen onun hizmetçisi olarak görüyordum. Belki de hakkındaki iyi görüşlerimi sürdürerek kendimi aldatmayı ya da kapı dışarı edilip sokaklarda beş parasız kimsesiz açlığa terk edilmeden önce bana yapabileceği en büyük kötülüğü beklemeyi tercih ediyordum. Bu dalalığımın asıl nedeni işte bu bilinçaltıma yerleşmiş büyük korkulardı. Bu düşünce karmaşası içinde gözlerim yaşlarla dop dolu, boynum hala çıplak, Kepim boğuşma sırasında düşmüş, saçlarım tahmin edebileceğiniz gibi darmadağın, dalgın dalgın ateşin başında otururken beni izleyen o yaşlı alçağın iştahı yeniden kabarmaya başlamıştı. Gözünün önündeki gençlik ve tazelik bana karşı koymasını güçleştiriyordu. Kısa bir suskunluktan sonra büyük bir güçle yumuşattığı sesiyle hanımım dönmeden kavgayı kesip her şeyin düzelmesini sağlayıp sağlayamayacağımı sordu bana karşı duygularını yeniden canlandıracaktı. Bu konuşmalar sırasında yeniden beni öpüp göğüslerime dokunmaya başlamıştı. Ama artık sonsuz nefretim, korkularım, öfkem benden beklenilmeyecek bir güce sahip olmamı sağlıyordu. Elinden kurtulup zile koştum. O daha ne olduğunu anlayamadan şiddetle çaldım. Hizmetçi neler olduğunu, beyefendinin bir şey isteyip istemediğini anlamak için yukarı fırladı. O alçak daha ileri gidemeden odaya daldı darmadan saçlarımla boylu boyunca yere yattığımı, burnumdan kan fışkırdığını, iğrenç zaliminse tüm çığlıklarımdan ve ızdırabımdan etkilenmeksizin vahşi emelini gerçekleştirmek için hala ısrarlı olduğunu görünce şaşkına döndü. Marta bu tür muamelelere karşı ne kadar hazırlıklı, ne derece katılaşmış olursa olsun bu sahneyi etkilenmeden izlemesi için tüm kadınlığının yüreğinden sökülüp alınmış olması gerekirdi. Benim tarafımı tuttu. Ve beyefendiye kendime gelmem için aşağı inip beni yalnız bırakmasını önerdi. Çabucak düzeleceğimi de belirtti. Dışarı çıkmış olan Bayan Brown ve Phoebe'nin döndüklerinde her şeyin kendisini memnun edecek şekilde gelişmesi için emirlerini yerine getireceklerini de ekledi. Savallı Narin yavrucağa biraz sabır göstermekle bir şey kaybetmeyeceğini belirtti. Bu gibi şeylere ne diyeceğini bilemiyordu ama hanımım eve gelinceye dek yanımda kalması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Kızcağız kararlı bir tavırla bunları söylerken canavar da burada kalmasıyla işlerin düzelmeyeceğini anlamaya başlamıştı. Şapkasını aldı, kaşlarını yaşlı bir maymun gibi çatarak mırıldana mırıldana çıkıp gitti. Ben de onun katlanılmaz varlığının yarattığı dehşetten kurtuldum. O gider gitmez Marta sevecen bir tavırla elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Birkaç damla ilaç içirip sonra da yatağa yatırmak istedi. Fakat ben sonuncu önereye kuvvetle karşı çıktım. O canavarın geri gelip bu uygun durumdan yararlanacağından korkuyordum. Ama Marta gece bir daha rahatsız edilmeyeceğime ilişkin epey bir güvence ve ikna sonucu yatmaya razı etti beni. Aslında boğuşma sırasında o kadar yorgun düşmüş, korkunç endişelerle öyle yılmış dehşete kapılmıştım ki ne ayakta duracak ne de meraklı Marta'nın beni sıkıştırıp kafamı karıştırdığı sorularına cevap verecek gücüm kalmıştı. Kaderim bütün acımasızlığıyla işe koyulmuştu. Bayan Brown'u göreceğim diye ödüm kopuyordu. Sanki ben cani, oysa kurbanmış gibi geliyordu. Yaptığım savunmada ne erdemin ne de ilkelerin en ufak bir rol oynamadığı, sadece duyarlı masumiyetin ilk vahşi ve korkunç saldırganına karşı duyduğum özel nefretin etken olduğu fark edilince evdeki tansiyon biraz daha düşmüş gibiydi. Bayan Brown'ın eve dönüşüne dek geçen zamanı kolayca tahmin edebileceğiniz korku ve çaresizlik çalkantıları içinde geçirdim. Gece 11 civarı iki hanımefendi eve döndü ve aşağı koşup onlara kapıyı açan Marta'dan az da olsa olumlu bir rapor aldılar. Bay Cross, o saldırganın adı buydu, Bayan Brown'ın dönüşü için sabrı tükeninceye dek beklemiş sonra da çekip gitmişti. Kadınlar fırtına gibi yukarı çıktı. Solgun ve kan içindeki yüzümü gerçek bir yıkılmışlığın tüm belirtileri içinde görünce beni avutup yeniden canlandırmaya çalıştılar. Beni azarlamadıkları halde yine de korkmuştum. Bayan Brown çekilince Phoebe hemen yatağa yanıma geldi. Yarı benden kopardığı yanıtlarla, yarı elle tatmin yolunu uygulayarak incinmekten çok yorulmuş olduğumu kısa zamanda anladı. Bunun üzerine uykusu da geldiği için söyle ve talimatlarını ertesi sabaha saklayıp yanımdan ayrıldı. Gecenin büyük kısmında oraya buraya dönüp durduktan olayları en yanlış biçimde algılayıp tartarak kendime işkence ettikten sonra ağır bir yorgunlukla bir çeşit sayıklamalı uykuya daldım. Sabah uyandığımda şiddetli ateşim vardı. Bu alçağın bana ölümden de beter gelen saldırılarından en azından bir süre için kurtulup rahat bir soluk almama son derece yararlı oldu bu durum. Hastalığım sırasında herkes benimle yakından ilgilendi. Patron içinin yaptığı anlaşmayı yerine getirebilmem ya da daha başka denemelere katlanabilmem için sağlığıma kavuşturulmam gerekiyordu. İyileşmeme yardım etmekte gösterdikleri özen minnettar yapımda öyle bir etki yarattı ki aslında felaketime hazırlayanlara karşı kendimi borçlu hissetmeye başladım. Hepsinden öte adını duyduğumda bile çok derinden sarsıldığımı fark edince hastalığıma neden olan o vahşi ırz düşmanını benden uzak tuttukları için kendimi onlara borçlu hissediyordum. Gençler kolay iyileştiğinden benim de ateşimin şiddetini azaltmak için bir iki gün yeterli olmuştu. Ama tam anlamıyla iyileşip yaşamla yeniden barışmamda en önemli etken Tüccar Bay Crofts'un 40 bin poundluk kaçak ticaret gerçekleştirdiği ihbarı üzerine kralın emriyle tutuklandığını bildiren haberdi. Durumu o kadar umutsuzdu ki hakkımdaki fantazilerini istese bile yerine getirecek gücü kalmamıştı. Çünkü hemen hapse tıkılmıştı ve çabuk da çıkacağı yoktu. Ondan 50 pound avans almış olan Bayan Brown'ın bu kadarıyla yetinmesi gerekecekti. Çünkü kalan 100 pound alma şansı yoktu ve umutlarını da yitirmişti. Crofts'a gösterdiğim tepkiye daha olumlu bir gözle bakmaya başladı. Yapımın bütünüyle uysal olduğunu gördüklerinden sürüdeki tüm kızlara beni ziyaret etme izni verildi ve konuşmalarını kendimi tamamen Bayan Brown'un ellerine teslim etmem yönünde yapmaları kulaklarına çıtlatıldı. Böylece odama bırakıldılar. Bu havai yaratıkların zamanlarını tükettikleri tüm o oynak ve düşüncesiz neşe, Yalnızca güzel yanını gördüğüm bir yaşama imrenmemi sağlıyordu. O kadar ki onların arasında yer almak bende bir tutku haline gelmişti. Kabul töreninden geçmek için sağlığımı yeniden kazanmaktan başka bir şey istemiyordum. Evdeki tüm sohbetler hiçbir eğitim içermeyen sadece saflığımı bozma amacı güdüyordu. Öte yandan benim yaşımda kolayca tutuşu veren haz garip bir biçimde içime işliyor. Bilgiyle değil de alışkanlıkla edindiğim ahlak anlayışı güneşin sıcağında buharlaşan çiğ tanesi gibi eriyip gitmeye başlıyordu. Koşullar yüzünden ahlakımın bozulduğunu söylemek de gereksiz. Açlıktan ölmek üzere kapı dışarı edilmekten deri gibi korkuyordum. Kısa sürede epey iyileşmiştim. Belirli saatlerde evde dolanma iznim vardı ama Bat'tan Lord B'nin gelişine dek biriyle beraber olmam titizlikle önleniyordu. Bayan Brown, Lord'un bu gibi durumlardaki cömertliğine dayanarak değerli mücevherimin hakkını ona önermişti. Kendilerinin 15 gün içinde şehre gelmesi bekleniyordu. Bayan Brown da o zamana kadar güzellik ve tazeliğimi koruyacağıma ve kendisine Bay Cross'la yaptığı anlaşmadan daha iyi bir pazarlık şansı sağlayacağıma karar vermişti. Bu arada onların deyişiyle öyle ıslah olmuş, ıslıklarıyla o kadar evcilleşmiştim ki kafesimin kapısı açılsa bile bir yerlere uçacağımı düşünemiyor, olduğum yerde kalıyordum. Durumumdan en ufak bir pişmanlık duyduğum da yoktu. Sessiz, sakin Bayan Brown'un beni ilgilendiren herhangi bir emrini bekliyordum. Hanımımsa hem kendisi hem de yardımcılarının kaderim hakkında ninni söyleyip beni iyice uyutmaları için gerektiğinden de fazla titiz davranıyordu. Ahlak vaazları kapı dışarı edilmişti. Gözlerimin önüne en canlı renklerle boyanmış zevk dolu bir yaşam, okşayışlar ve vaatler seriliyordu. Kısacası beni büsbütün bağlamak ve gidip dışarılarda bir yerlerden akıllıca öğütler almamı önlemek için hiçbir şey eksik değildi. Zaten ben böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmiyordum. O zamana dek saflığımın lekelenmesini yalnızca o evin kızlarına borçluydum. İffetin hiç de saygı görmediği sohbetler, Erkeklerle birlikteliklerinin tasvirleri bende mesleklerinin doğasına ve gizliliğine karşı anlayışlı bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu sohbetler ayrıca damarlarımda arzunun sıcak kanını uyandırıyordu. Fakat hepsinin ötesinde öğrencisi olduğum yatak arkadaşım Fibi, hazın ilk izlerini bana tattırmak için tüm hünerini kullanarak bu konuda beni eğitiyordu. Böyle ilginç keşiflerle ısınmış olan doğam, Fibi'nin gayet iyi bildiği bir meraka kapılmıştı bana bu merakımın neden olduğu sorularıma karşılık Venüs'ün tüm sırlarını açıklamıştı. Onun tasvirlerinden kavradıklarım daha fazlasını merak etmeme neden oluyordu. Hastalığım tamamen geçtikten sonra bir gün öğlen 12 dolaylarında Bayan Brown'ın evinin gölge bir odasında hizmetçinin yataklı kanepesinde dinlenmeye başlayalı daha yarım saat bile olmamışken odadan yalnız iki sürgülü kapıyla ayrılan yan odadan hışırtılar duydum kapı camlarına iki sarı pembe perde çekilmişti. Fakat küçük odadaki herhangi birinin yatak odasını bütünüyle görebilmesini engelleyecek kadar kapalı değildi. Derhal usulca emekledim, her şeyi saniyesi saniyesine izleyebildiğim halde kendim görülmeyecek şekilde yerleştim. Bu sırada şaşkın bakışlarım altında yatak odasından içeri muhterem hanımımın girdiğini gördüm. Hem de Herkül gibi uzun boylu genç bir adam tarafından taşınarak. Yani tüm Londra'da bu tür işlerde en deneyimli kadının seçimi böyle bir adam olmuştu. En ufak bir gürültünün merakımı gidermemi önleyeceği ya da madamı odaya getireceği korkusuyla taş gibi sessiz ve kıpırtısız durmuştum. Fakat her iki tehlikeden de endişelenmeye gerek yoktu. Madam o an iki büyük derdine kendini odenli kaptırmıştı ki başka herhangi bir şeye ayıracağı dikkati kalmamıştı. Onun o hantal şişko gövdesinin yatağın ayak ucunda çökmesiyle birlikte benim bu oyunu en ön sıradan izlemem daha da kolaylaştı. Aşığı da onun yanına oturdu. Yalnızca bir iki söz konuşabilen fakat kocaman mideye sahip biri gibi görünüyordu. Derhal zorunlu hareketlere girişerek kadına birkaç yürekten şapırtılı öpücük kondurduktan sonra ellerini göğüslerine soktu korsesinden çıkarttığı göğüsler bu hapis yaşamını küçümsercesine kendilerini salı verip göbek hizasına kadar sarktılar. Gözlerim ne daha muazzamını ne de daha çirkinini daha önce görmemişti. Pörsümüş, yumuşak ve birbirine bitişik haldeydiler. Yine de bu kara yağız onları çok itici bir tutkuyla elliyor, eliyle birini kaplamak ya da kavramak için boş yere çabalıyordu. Sanki değermiş gibi onlarla bir süre oynadıktan sonra hanımım olduğu yere uzanıp etekliğini kaldırarak konyaktan başka bir şeyin kızartamadığı geniş, alı al, moru mor yüzüne peçe gibi örttü. Adam bir dakika kadar kenara çekilip yeleğini ve pantolonunu çıkartmaya başladığında madamın tombul adaleli bacakları havada kaldı ve tüm o yağlı manzara görüş alanıma açıldı. Kırlaşmış bir çalılıkla gölgelenen geniş, açık ağızlı boşluk sadakasını almak için uzatılmış bir dilenci cüzdanına benziyordu. Ama az sonra gözlerim tüm dikkatimi çeken çok daha çarpıcı bir nesneye çevrildi. Hanımımın gürbüz aygırı şimdi pantolonunu indirmiş, çıplak, sert, dimdik ve olağanüstü aygıtını ortaya çıkartmıştı. Daha önce hiç görmediğim için kendi zevk merkezimin de bu aygıta şiddetle ilgi duymaya başlamasından dolayı gözlerimi dört açıp baktım. Ne var ki duyularım alev alev yanmakta olan o noktada öylesine uyarılmış, öylesine yoğunlaşmıştı ki o zamana kadar hakkında duyduklarımdan öte bir şey gözlemediğim o aygıtı büyük bir ilgiyle izlemeye başlamıştım. Onu yakından görme zevkine bir gün kendimin de ulaşacağını düşündükçe şaşkınlığım ve ilgim daha çok artıyordu. Bu arada genç arşığı kendini kadının üzerine attı. Artık bana arkası dönüktü. Fakat sadece ileri doğru hareket edişini görebiliyordum. Yatak sarsılıyor, perdeler tıkırdıyordu. Baştan sona bu eyleme eşlik eden iç çekişleri, mırıltıları, kesik kesik solukları duyabiliyordum. Tüm bu sesler ve görüntüler ruhumun ta derinine işledi. Gövdemdeki her damara ateşler yayıldı. Neredeyse soluğum kesiliyordu.'' O güne dek kızların konuşmaları ve Fibi'nin her şeyi ayrıntılarıyla anlatması sayesinde istenilen noktaya ulaşmıştım. Böyle bir manzaranın doğuştan masumiyetime öldürücü darbeyi indireceğine hiç şüphe yoktu. Onlar sırf doğanın akışıyla yönlendirilen eylemlerinin en şiddetli anlarındayken elimi etekliğimin altına sokuverdim ve alev alev yanan parmaklarım tüm duyularımın merkezini kavradı. Kalbim göğüslerimden fırlayıp çıkacakmış gibi çarpıyordu. Güç soluk alıyordum. Bacaklarımı büküp kıvırdım. O el değmemiş geçitin dudaklarını sıktım, bastırdım. Fibi'nin elle yürüttüğü işlemi giriş bulabildiğim kadar mekanik hareketlerle taklit ettim. Ta ki doğanın hazım fazlasını çözüp dağıttığı, dindirdiği, o eriten sele, o can alıcı noktaya ulaşana dek devam ettim. Ancak bundan sonra bu mutlu çiftin arasında geçenlerin devamını izlemeye yetecek sakinliğe kavuşabildim. Genç adam daha yeni doğrulmuştu ki yaşlı bayan az önceki tazelenmesinden kazandığı tüm gençlik gücüyle derhal sıçradı ve adamı yanına oturtup öpmeye, yanaklarına vurup çimdik atmaya, saçlarıyla oynamaya başladı. Kendi sırası gelmişti. Adamsa tüm bunları ilgisiz soğuk bir tavırla karşılıyordu.'' İlk haline göre çok ciddi görünüyordu. Oysa benim saygıdeğer patron içem yardımcı kuvvetlere gerek duymayacak kadar yeterli olmadığından yatağın yanındaki küçük likör dolabını açtı, adama kendi şerefine kadeh kaldırması için epeyce büyük bir yudum verdikten sonra yeniden yatağın ayak ucuna oturdu. Yanında dikilen genç adamın pantolonunu akla gelebilecek en büyük arsızlıkla çözdü. Gömleğini çıkarttı. Şimdi boynu bükük duran, başını ancak hafifçe kaldırabilen, ilk haliyle arasındaki göz ardı edilemeyecek kadar ufalıp kaybolmuş organını açığa çıkardı. Fakat deneyimli anamızın elleriyle ovulmak, daha önce eriştiğini gördüğüm büyüklüğe ve sertliğe kısa sürede ulaşmasını sağlamıştı. Böylece ben de yeni bir gözlem ve daha dikkatli bir incelemeyle erkeğin o nadide noktasının yapısını hayranlıkla izledim başlıksız haliyle kıpkırmızı yanan görünümü, gövdenin beyazlığı, köklerini koyulaştıran kıvırcık çalılığın gürlüğü, alttan sarkan yuvarlakça torba, hepsi benim sabırsız ilgimi çekiyordu ve içimdeki alevi körüklüyordu. Bu hedef organ istenilen noktaya ulaştığından madam zahmetlerinin karşılığından vazgeçecek halde değildi. Uzandı, delikanlıyı usulca kendine çekti. Böylece deminki biçimde yüzyıllardır yinelenen o sahneyi tekrarladılar. Her şey bitince yaşlı bayan görebildiğim kadarıyla ona 3-4 poundluk bir armağan sundu. Sonra da birlikte konuşarak çıkıp gittiler. Bu genç marifetleri yüzünden madamın gözdesi olmuş biri değildi. Bu evin hizmetçisiydi. Hanımım lordumun gelişini beklemek için sabredemez de beni ilk tadan olmakta diretir korkusuyla beni ondan bucak bucak kaçırdı. Yaşlı kadın ona karşı gelmeye cesaret edemeyecek kadar bağımlıydı. Evdeki her kız sırası geldiğinde onunla birlikte olur, madam da ara sıra kendi payına düşeni alırdı. Herkül'ün onun sırtından geçinmediği de söylenemezdi. Aşağı indiklerini duyar duymaz gizlice odama kaçtım. Neyse ki yokluğum fark edilmemişti. Orada daha rahat soluk aldım. Böyle bir karşılaşmanın bende uyandırdığı ateşli coşku içimden boşanı verdi yatağa uzandım erkeğin doğasına duyduğum ani arzunun hırsını ve kargaşasını başka yöne çevirecek yatıştıracak herhangi bir çare düşünerek yattım gözü açık gördüğüm düşte yakalayabildiğim sıkıca tutup bırakmayacağım bir şey arar da bulamaz gibi elimi yatağın üstünde gezdirdim hırsımdan ağlayabilirdim her yanım kışkırtıcı ateşlerle yanıyordu sonunda o an elimde bulunan tek çareye parmaklarımın boş çabasına başvurdum Sahnenin ufaklığı oyun oynamaya yetecek yeri henüz sağlamıyordu ve giriş bulmaya uğraşan parmaklarımın verdiği acı her ne kadar hafif bir zevk veriyorsa da içimde bir endişe uyandırdı. Fibi ile konuşup onun bu konudaki açıklamasını dinlemeden rahatlayamayacaktım. Fakat bu fırsat ertesi sabaha kadar elime geçmedi. Fibi ben uyuduktan çok sonra odaya gelmişti. Her ikimiz de uyanır uyanmaz sabahları alışık olduğumuz yatak gevezeliği sırasında huzursuzluğumun nedenini açabildim. Şans eseri izleyicisi olduğum aşk sahnesi de konuşmama giriş görevi gördü. Fibi kahkahalarıyla defalarca kesmeden öykümü sonuna dek dinleyemedi. Olaylar arasında ilişki kurmadaki saflığım ona çok gülünç gelmişti. Ama bu sahnenin beni nasıl etkilediğini öğrenmek için ağzımı aradığında içimde uyandırdığı zevkli duyguları gizlemeden dikkate değer bir noktanın kafamı epey karıştırdığını söyledim. Ya dedi neymiş bakalım bu? Yanıtladım. Bileğimden daha kalın ve en az üç karış uzunluğunda o azman aleti içine almak üzere şekillenmiş ufak narin nokta fena halde ilgimi çekiyor. Bir türlü büyük acılar içinde ölmeden dayanabilmenin nasıl olacağını anlayamıyorum. Çünkü çok iyi biliyorsun bir parmak darbesiyle benim canım fena halde yanıyor. Hanımın ve seninkine gelince onların boyutlarıyla benimki arasında gözle görülür fark açıkça ortada.'' Yani kısacası vaat edilen zevk büyük de olsa bu denemenin vereceği acı beni çok korkutuyor. Fibi'nin kahkahaları bunun üzerine iki katına çıktı. Ben kuşku ve korkularıma ciddi çözümler beklerken o yalnızca zırvalıyordu. O müthiş silahın öyle öldürücü bir yara açtığını hiç duymamıştı. Tanıdığı benden de genç ve aynı derecede ince kızlar bu işlemden sağ salim geçmişti. En kötüsü herhalde epeyce canım yanardı. Doğruydu. Yaradılış biçimleri, çocuk doğurma ve acımasız aygıtlarca sık sık zorlanma yüzünden o bölgelerin büyüklüklerinde çok büyük farklar vardı. Belirli bir yaşta ve vücut biçiminde her şeyin doğal durumunda kaldığını, hiçbir hile hurdanın bulunmadığını varsayarsak, bu işlerde en deneyimliler bile genç kızla kadını tam ayıramazlardı. Fibi hem gözüme daha hoş görünecek hem de o hayali orantısızlıktan duyduğum korkuyu giderecek yeni bir sahne izlememi sağlayacağına söz verdi. Bunun üzerine Polly Phillips'i tanıyıp tanımadığımı sordu. Elbette tanıyorum dedim. Hastayken bana o kadar sevecen davranan ve söylediğine göre iki aydır bu evde bulunan o sarışın kız. Ta kendisi dedi Fibi. Öyleyse biliyorsundur. Onu Cenevreli bir genç tüccar kendine ayırdı. Kendisini çok seven korkunç zengin amcası seyahat edip dünyayı görme tutkusunu doyurmak amacıyla arkadaşı olan bir İngiliz tüccarla birlikte onu buraya yollamış. Polly ile rastlantı sonucu bir kere beraber olmuş. Sonra da ondan hoşlanmaya başlayınca onu tamamen kendine saklamak için geçimini sağlamaya başladı. Haftada birkaç kez buraya Polly'e gelir. Kız da onu ilk kattaki aydınlık odada kabul eder. Orada ülkesinin ateşliliğine ve belki de Kaprislerine özgü bir tatla Poli ile birlikte oluyor. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama yarın onların günü olduğuna göre aralarında geçenleri yalnız hanımımın ve benim bildiğim bir yerden izleyeceksin. İçinde bulunduğum durumda bu öneriye karşı bir itirazım olamazdı elbette. Hatta yerine getirilmesini iple çekmeye başladım. Ertesi akşam tam beşte odamda yalnız otururken sözünün eri Fibi geldi ve onu takip etmemi istedi. Usulca arka merdivenden aşağı indik. Fibi, bazı eski mobilyalarla içki kasalarının saklandığı karanlık bir odanın kapısını açarak beni içeri çekti. Kapıyı ardımızdan sürgüledi. İçeride lamba yoktu. Sahnenin yer aldığı aydınlık oda ile aramızdaki bölgede bulunan uzun bir yarıktan gelen ışıktan başka bir aydınlatma yoktu alçak kasaların üzerine oturup kendimiz görülmeden sadece gözlerimizi tahta kaplamanın kalktığı çatlağa uydurarak her şeyi rahat ve açık görebilecek şekilde yerleştik. İlk gördüğüm kişi sırtı bize dönük duran ve yazıya bakan genç beyefendiydi. Poli henüz gelmemişti fakat bir dakika bile geçmeden kapı açıldı ve içeri girdi. Adam da kapının sesi üzerine dönmüş, son derece büyük bir sevecenlikle onu karşılamaya koşmuştu. Polly'yi selamladıktan sonra karşımızdaki yatağa götürdü. İkisi de oturdular. Genç Cenevreli bir bardak şarapla gümüş tepsiden birkaç Napoli bisküvisi sundu sevgilisine. Birazdan birkaç tatlı öpücüğün ardından delikanlının kırık dökük İngilizcesiyle sorduğu sorular ve aldığı cevaplardan sonra adam soyunmaya başladı ve birkaç dakika sonra sadece gömleğiyle kaldı. Sanki bu tüm giysilerini çıkarıp atmaları için beklenen bir işaretmiş gibi Havanın sıcaklığının da onayladığı bir hareketle poli düğmelerini çözmeye başladı. Korse kullanmadığı için aşığının da yardımıyla iç gömleğine kadar her şeyi çıkartıverdi. Bunun üzerine genç adam da derhal bel ve diz bağlarını çözüp pantolonunu indirdi. Bileklerinden sıyrıp çıkarttı. Gömleğinin yakası da açılmıştı. Poli'ye yüreklendirici bir öpücük verdikten sonra kızın gömleğini tek harekette çıkartıverdi. Adamın tavrına alışık olan Poli kızardı. Kızarmıştı ama kesinlikle benim kadar değil. Doğanın ellerinden çıktığı anki gibi çırılçıplak haliyle karşımda duruyordu. Omuzları üzerine dalga dalga düşmüş saçları, göz kamaştırıcı beyazlıktaki boynu ve yanaklarını yavaş yavaş tüm bedenini saran pembeliğiyle göz kamaştırıcı görünüyordu. Bu kız 18'inden büyük olamazdı. Yüzü düzgün ve sevimli vücuduysa çok zarifti onun o olgun büyüleyici yuvarlak ve sert olup tüm korseleri küçümsercesine kendi başlarına dikilen göğüslerine gıpta etmemek elde değildi aşağıya doğru inen nefis göbeği aşağı doğru çekilip iki dolgun ve etli bacağı arasında utangaçça sığına karyan bu yüzden de güç fark edilen bir çizgiyle bitiyordu o enfes çıkıntıyı kaplayan kıvırcık tüyler samur kürk gibi parlıyordu. Kısacası Poli, kendi güzelliğini tuvale aktaracak bir ressamın kendisine çıplaklığın en içten gururu ve görkemiyle modellik etmesi için peşinde koşacağı bir konuydu. Genç İtalyan, ölmekte olan bir keşişi bile tutuşturacak böylesi bir güzellik karşısında kendinden geçmiş gibiydi. Poli onun arzusuna göre dönüp durdukça arzulu gözleri genç kızı yiyip bitiriyordu. Elleri de bu şenlikten geri kalmadı. Zevk arayışıyla Poli'nin zevkin en mükemmelini verme ayrıcalığına sahip gövdesinin her yerinde, her noktasında gezindi. Bu arada gencin önünde gömleğinin altındaki şişkinliği perde arkasında olup bitenleri gösteren çıkıntıyı fark etmemek imkansızdı. Delikanlı az sonra gömleğini sıyırıp çıkarttı ve böylece çıplaklıkta birbirlerinden farkı kalmadı. Phoebe'nin tahminine göre 22'sindeydi bu genç. Uzun ve kaslı vücudu güzelce şekillenmiş, güçlü kuvvetli, geniş omuzlu ve göğüslüydü. Yüzü pek dikkat çekici değildi. Eski Romalılara özgü bir burun, büyük kara pırıltılı gözleri ve kırmızı yanakları ona ayrı bir çekicilik katıyordu. Çünkü teni koyu boz renkten değilse bile beyazlıktan uzaktı. Sarışındı fakat pırıl pırıl duruluktaki teni yaldızlı esmerlikteydi. Bağlamak için çok kısa olan saçları ufak dalgalı kıvrımlarla ensesine dökülüyordu. Göğsünde güç ve erkekliği simgelercesine süsleyen birkaç tüy vardı. Kasıklarından göbeğine kadar yayılan sık kıvırcık tüylerin arasında muhteşem varlığı dimdik yükseliyordu. O an gözümün önünde duran küçük narin noktaya duyduğum acıma yüzünden büyüklüğünden ürktüm. Genç adam gömleğini çıkartır çıkartmaz Poli'yi usulca yatağa etmiş, yatak da bu gönüllü düşüşü rahatça kabul etmişti. Bacakları ardına kadar açıldı ve aralarındaki o al merkezli nokta gözlerimizin önüne serildi. Gidon'un fırça vuruşuyla bile canlılığına ve inceliğine asla erişemeyeceği tatlı bir minyatürdeki o küçük yakut çizgi tüm ihtişamıyla parlıyordu. Bunun üzerine Fibi beni hafifçe dürtüp fısıldadı. "Seninkinin bundan daha muhafak olduğunu düşünüyordun?" diye sordu. Oysa ben tüm dikkatimi gördüklerime vermiştim. Onlarla çevrelenmiştim. Ona cevap verecek durumda değildim. O zamana dek genç İtalyan Poli'nin duruşunu yatakta yan yatıştan boylu boyunca uzanmaya kadar değiştirmişti. Bacakları her pozisyonda açıktı ve hedeflediği nokta şimdi tam önündeydi. Parça parça olacağını düşündüğüm Narin Kurbans'a onu reddediyor gibi görünmüyordu. Yattığı yerden yukarı doğru gülümseyerek bakıyordu. Bu sırada genç adam kılıcına baktı ve onu elleriyle görünmeyen aralığa doğru yöneltip yarı yola kadar ilerledi. Poli'nin de yardımıyla iki hamleden sonra doğru yolda ilerliyordu. Ancak bir süre sonra sanırım gitgide kalınlaştığı için orada saplanıp kaldı. Geri çekildi, tükürüğüyle ıslattı, yeniden denedi ve bu kez kılıfına sokulan kılıç gibi kolayca sarılmayı başardı. Poli derin bir iç çekti ama bu iç çekiş acıdan çok farklı bir tondaydı. Genç adamın her denemesinde Poli önce yavaş sonra düzenli bir tempoyla inlemeye başladı. Ama az zaman sonra bu iniltiler herhangi bir düzen ya da ölçü gözetmeyecek kadar şiddetlendi. Hareketleri öyle hızlı, öpüşmeleri öyle ateşli ve coşkundu ki doğa böyle bir hazla karşı koyamazdı. Her ikisi de kendilerinden geçmiş gibiydi. Gözleri alev saçıyordu. Polly'nin ağzından yalvarış ve sevinç aykırışları dökülüyordu. Delikanlının hazları daha sessizdi fakat az sonra kesik kesik mırıltılar, derinden gelen iç çekişler, sonunda sanki kendi gövdesini Polininkiyle bütünleştiren bir hamle ardından kollarının bacaklarının kıpırtısız gevşekliği onun bitim noktasına geldiğini gösteriyordu. Poli de deli gibi elini kolunu sallayarak kapalı gözlerle mutlulukla can çekişir gibi derin bir hıçkırık kopartarak ona katıldı delikanlı onu okşayıp üzerinden çekildiğinde Poli hala soluksuzdu. Görünüşe bakılırsa bu acıdan değil, hazdandı. Cenevreli onu oturamadığı için yatağa yatırdı. Poli az sonra doğruldu, ona sarıldı. Bakışlarındaki ve sarılışındaki sevecenliğe bakmakla bile gencin onu sürüklediği bu denemeden hiç de hoşnutsuz olmadığı görünüyordu. Bana gelince, bu sahne boyunca beni saran duyguları tanımlamaya kalkışmayacağım.'' Ama o andan itibaren erkeğin bana yapabileceklerinden duyduğum korkuya elveda demiştim. Bu endişeler şimdi öyle ateşli arzulara, öyle dizginlenemeyen dileklere dönüşmüştü ki karşı cinsten karşıma çıkan ilk kişiyle gidebilirdim. Artık kaybını önemsemediğim o gösterişli ama değersiz süsü sunabilirdim. Daha fazla deneyime sahip, böyle görüntülere hiç de yeni olmayan Fibi'nin bile bu kadar sıcak bir sahneden etkilenmemesi imkansızdı. Duyulma korkusuyla gözetleme deliğinden usulca uzaklaştırdı beni. En küçük bir işaretine bile boyun eğen yumuşak başlı öğrencisini kapıya olabildiğince yakın bir yere götürdü. Burada ne oturacak ne de uzanacak yer vardı. Ama Fibi beni kapıya dayadı. Diyetimi kaldırdıktan sonra beni tamamen bezdirecek, arzudan ölecek hale getirecek kadar şiddetli bir ateş heyecanının yandığı bölgeyi çalışkan parmaklarıyla ziyaret edip araştırmaya girişti. Bu can alıcı noktaya yalnızca dokunması bile ateşin tene yaptığı etkiyi gösterdi. Eli nasıl bir doruğa ulaştığımı ve görmemi sağladığı bu sahneyle eridiğimi ona derhal hissettirdi beni bizim muhabbet kuşları arasında olup bitenlerin devamını izlemeye dayanamayacak kadar sabırsız kılan ateşi yatıştırmaktaki başarısından memnun, merakımızı gidermek için biçilmiş kaftan o çatlağın yanına yeniden getirdi. Belli ki yalnızca birkaç anlığına uzak kalmıştık fakat yine de döndüğümüzde o çekici çarpışmanın yeniden başlaması için her şeyin iyice ilerlediğini gördük. Genç yabancı yüzü bize dönük yatağa yerleşmiş, boynuna sarılan poliyi de dizine oturtmuştu. Kızın teninin beyazlığı ile aşığının pürüzsüz, parlak esmer teni nefis bir zıtlık yaratıyordu. Alınan ve verilen sayısız ateşli öpücüğün hesabını kim tutabilir ki? Bu arada delikanlının cehennemden az önce kaçan, artık utanmış, yatışmış şampiyonu, gücünün en yüksek noktasına erişmiş, doğrağı yeniden ulaşmış, Poli'nin bacakları arasındaki yerini al vermişti. Poli eğildi, onu okşadı, hatta kadife ucunu dudaklarının arasına aldı. Bunu özel bir haz duyduğundan mı yapmıştı yoksa rahat ve kolay bir giriş sağlamak için mi bilemiyorum. Ama daha heyecanlı bir parıltıya bürünen gözlerinden ve alevlenmiş yüzünden genç İtalyanın hazzının arttığı anlaşılıyordu. Ayağa kalktı. Polly'i kollarına alıp sarıldı. Kulağına duyamayacağım kadar hafif bir şey fısıldadıktan sonra onu yatağın ayak ucuna götürdü. Biraz oyun oynadıktan sonra genç adam yatağa uzandı. Kısa süre sonra Poli'yi usulca üzerine çektiğini gördüğümde duyduğum şaşkınlığı tahmin edin. Polide arzusuna uyarak ata biner gibi oturdu üstüne ve kendini elleriyle doğru yere yerleştirdi. İçgüdüsel bir hareketle zevk silahının alev alev yanan ucuna doğrudan çakıldı. İçine işledi. Duruşunun zevkine varıp tadını çıkartarak birkaç saniye öylece kaldı. Delikanlı ise onun kışkırtıcı göğüslerine dokunuyordu. Polide zaman zaman duruyor, onun öpücüklerine karşılık veriyordu. Kısa süre sonra genç adam daha şiddetli hareket etmeye başladı. Derken bir inilti tufanı koptu. Bunlara alttaki savaşçının hamleleri eşlik ediyordu. Ellerini Poli'nin sırtında kenetleyip tatlı bir şiddetle onu yuvaya kendine çekiyordu. Darbeler kısa sürede onları yüksek aşamaya getirdi. Çıkarttıkları benzer seslerle ulaştıkları noktayı anlamak zor değildi. Daha fazlasını görmeye dayanamayacaktım. Artık aynı oyunun ikinci bölümünde öyle altüst olmuş, öyle heyecanlanmıştım ki dayanılmaz hale gelen çılgınlığım yüzünden sanki beni rahatlatacak bir çaresi varmış gibi Phoebe'ye sarılmış, yapışmıştım. Tutulduğum sara nöbetine acıyan, biraz da memnun olan Phoebe beni kapıya doğru çekti. Kapıyı olabildiğince sessiz açtı. İkimiz de fark edilmeden dışarı çıktık. Yeniden odama götürdü beni. Heyecandan bacaklarım tutmuyordu. Kendimi yatağa attım hemen. Hissettiklerimden utanmama rağmen kendimi bilmez bir halde yattım. Fibi de yanıma uzandı. Artık düşmanı görüp tamamen değerlendirdiğime göre ondan hala korkup korkmadığımı sordu cilveyle. Ve onunla çarpışmaya cesaret edip edemeyeceğimi bilmek istedi. Tüm bunlara karşılık tek söz çıkmadı ağzımdan. İçimi çektim. Soluğum kesilmişti. Fibi etekliğini kaldırdı, elimi tuttu yarı zorlayarak kendine doğru çekti. Şimdi daha da bilinçlendiğim için orada beni sakinleştirecek bir umut aradım. Her şeyin böyle düz, böyle boş olduğu bir yerde aradığımın gölgesini bile bulamayınca elimi çekip almak istedim. Fakat Phoebe'yi kırmaktan çekiniyordum. Her şeyi onun idaresine bıraktım. Zevkin kendi varlığından çok hayalini elde etmek için elimden istediği biçimde yararlandı. Bense artık daha gerçek bir hazın açtığını çekiyordum. Bayan Brown derdime devayı en kısa zamanda sağlamazsa bu kadın kadına budalaca aldatmacayla daha fazla oyalanmamaya söz verdim. Kısacası birkaç gün içinde gelmesi beklendiği halde Lord Bey'nin gelişine sabretmeye gücüm kalmamıştı. Onu beklemedim de çünkü merak ya da inceliksiz şehvet yerine aşkın ta kendisi beni ele geçirmişti. Bu gözetleme sahnesinden iki gün sonra bir sabah altı civarı uyandım. Yatak arkadaşımı derin uykusundan uyandırmadan aşağı süzüldü. Arka salonun açıldığı ve evde müşteri varken çıkmanın yasaklandığı küçük bahçede biraz temiz hava almak istedim. Tüm evde uyku ve sessizlik hakimdi. Salonun kapısını açtım, yarı yarıya sönmüş ateşin başında hanımın koltuğunda oturmuş, bacaklarını da bir başka koltuğa uzatıp uyuyakalmış genç bir beyefendi görünce şaşırıp olduğum yerde kala kaldım. Büyük ihtimalle birlikte içtikleri düşüncesiz arkadaşları sızınca onu orada bırakmışlardı ve her biri bir kadın bulup gitmişti. Yaşlı patron içenin kendisini rahatsız etmeyecek ve sarhoş halde gecenin birinde sokağa atmayacak kadar nezaketli olması sayesinde evde kalabilmişti. Yatakların hepsi dolu olmalıydı. Masada içki alemlerinden geriye kalan her zamanki dağınıklığın arasında bir panç kasesi oraya buraya saçılmış bardaklar duruyordu. Bu uyuyan varlığa daha yakından bakmak için ilerlediğimde şaşkınlığım daha da artmıştı. Tanrım neler görüyordum. Ne aradan geçen yıllar ne de kaderimin iniş çıkışları o yıldırım aşkının izlerini asla silemedi. Evet, ilk tutkumun büyülenen gözlerime ilk görünüşünün anısını sonsuza dek taşıyacağım. Şu an bu yazıları yazarken bile her şey dün yaşanmış gibi ayrıntısıyla aklımda. 18-19 yaşlarında sarışın bir delikanlı, başı koltuğun bir kenarına yaslanmış halde duruyordu. Düzensiz dalgalı saçları, gözlerimin ve yüreğimin saplanıp kalması için el birliği eden tüm o erkekçe zarafeti ve gençliğin gül rengi tazeliğini taşıyan bir yüzü gölgeliyordu. Zambak beyazının gül pembesine karşı geçici bir zafer kazandığı, yüzünün geceki taşkınlıkların yol açtığı solgunluğu ve bitkinliği bile dile gelmez bir tatlılıktaydı. Nefis uzun kirpiklerle çevrili göz kapakları kıpırtısız duruyordu. Bunların üzerinde kusursuz beyazlık ve pürüzlükteki yüksek alnını süsleyen iki kaş dünyanın en hünerli ressamlarının elinden çıkmış gibiydi. Bir çift kan kırmızısı dudak sanki az önce arı sokmuş gibi şişmiş ve bükülmüş haldeydi. Bu sevimli uykucu eldivenlerini almam için beni kışkırtır gibiydi. Ama utancımın engelleri çok daha güçlüydü. Bu sırada gömlek yakasının açık durduğunu ve göğsünün kar yığını beyazlığını görünce utangaçlığımın bile bir anlamı kalmadı. Titreyen elimle elini tuttum ve olabildiğince usulca onu uyandırdım. Doğruldu. Bakışları önce biraz yabaniydi. Yüreğime işleyen narin bir sesle "Yavrum saat kaç oldu?" diye sordu. Ona yanıt verdim ve sabah serinliğinde biraz daha böyle bağrı açık uyursa üşütebileceğini ekledim. Bunun üzerine yüzü ve gözlerine tamamen yakışan bir tatlılıkla teşekkür etti. Artık iri iri açılmış beni süzen gözleri parıldıyor, ışık saçıyordu. Anlattığına göre birkaç genç arkadaşıyla hovardalığa gelmeden hemen önce çok fazla içmiş.'' Onlarla birlikte tüm eğlencelere katılamayacak ve bir kadınla birlikte olup geceyi geçiremeyecek hale gelmişti. Bu yüzden bol bir gecelik içinde gördüğü beni, yitirdiği zamanı telafi etmek için gönderilmiş evin kızlarından biri olduğumdan kuşku duymamıştı. Bu sezginin doğruluğu çok açıktı. Bundan emin olmasına rağmen yine de görünüşüm onda alışılmışın dışında bir etki yaratmış ya da kendinin doğuştan kibarlığından dolayı kabalıktan çok uzak bir tavırla benimle konuşmaya başlamıştı. Ancak ben yine de onun için bu evin hoş çiçeklerinden biriydim. Dudama ilk öpücüğü kondurduktan sonra bana onunla birlikte olma onurunu sunup sunmayacağımı sordu. Yeni filizlenmiş aşkıma ve yoğunlaşan şehvetime rağmen ev halkınca yakalanma korkusu yüzünden kabul etmem olanaksızdı. Aşkın bana kendiliğinden verdiği bir sesle açıklamaya zamanımın olmadığını, bazı nedenler yüzünden onun yanında kalamayacağımı, belki de onu bir daha hiç göremeyeceğimi söyledim. Bu son sözleri yüreğimin derinlerinden gelen bir iç çekiş böldü. Sonradan anlattığına göre sevgilim bana ilk bakışta vurulmuş. Benim yaşam biçimimdeki birini ne kadar sevemeyeceğini düşünse bile benden yine de hoşlanmıştı. Hemen o an bana onunla yaşayıp yaşayamayacağımı sordu. Benim için derhal bir ev tutacaktı. Bu evle Aram'da kalabilecek herhangi bir yükümlülükten de kurtaracaktı beni. Tamamen yabancı bir adamdan gelen ki bu yabancı havai bir çocuktu. Böyle çok ani, düşüncesizce, sindirilmemiş hatta tehlikeli bile olabilirdi ama bir çırpıda kapıldığım şaşılası sevgi her türlü itiraza karşı beni kör etmişti. O anda onun için canımı bile verebilirdim. Kaldı ki onunla birlikte yaşama çağrısına direneyim. Bu önerinin heyecanıyla hızlanan kalbim daha bir dakika bile geçmeden cevabını verdi. Çağrıyı kabul ediyordum. Dilediği yolla ona kaçacak, iyi ya da kötü olsun, tamamen onun hizmetine girecektim. O zamandan beri böyle büyük bir bağış onu benden iğrendirdi mi, gözünde kendimi ucuzlaştırdı mı diye sık sık meraka düşmüşümdür. Ama kaderim böyle belirlenmişti. Şehrin tehlikelerinden duyduğu korkuyla bir zamandır koruması altına alacak temiz bir kız arıyormuş. Beğenisine uyan da ben olmuşum. Bana göre bu sevgiye özgü mucizelerden biriydi. Hemen o an pazarlığı yaptık ve bir öpücükle mühürledik. Daha büyük mutluluğuysa daha sonra tatma umutlarıyla tatmin olmak zorundaydı. Bir kızın başının dönüp de aşığının peşinde gitmek uğruna tüm güçlüklere göğüs gelmesine haklı çıkartacak gerekçeleri bu genç adam kadar kendinde toplamış birini asla bulamazdınız. Çünkü taşıdığı erkek güzelliğinin mükemmelliği yanında, başının dikliğinde ve duruşunda onu daha seçkin kılan bir incelik, zarafet ve kibarlık havası vardı. Gözleri pırıl pırıldı ve anlamlı bakışlarında buyurgan bir taraf vardı. Teni yeni açmış bir gül kadar tazeydi ve bu onu beyaz tenlilerde genelde karşılaşılan çiğ yaşamdan yoksunluk görünümünden onu açıkça kurtarıyordu. Küçük planımız hazırdı. Ertesi sabah 7'de dışarı çıkacaktım. Buna kesin kes söz verebilirdim çünkü sokak kapısının kilidini nereden bulabileceğimi biliyordum. O da sokağın sonunda kolayca uzaklaşabileceğimiz bir arabayla beni bekleyecekti. Sonra da birini yollayıp bu evde kalışımdan kaynaklanan bir borç varsa temizleyecekti. Bayan Brown'un bunca kızı varken müşteri çekmeye bu kadar uygun olsam da birinden ayrılmaya pek de aldırmayacağını düşünüyordu. Ona daha rahat bir zamanda açıklayacağım nedenlerden ötürü evde beni gördüğünü söz etmemesini çıtlattım yalnızca ve sonra da birlikte görülürsek planlarımız boşa gider korkusuyla kanayan bir kalple kendimi ondan çekip ayırdım. Fibi'yi hala uyurken bulduğum odama süzüldüm çar çabuk soyunup anlatılmaktan çok anlaşılabilecek bir neşe ve endişe karışımıyla onun yanına uzandım. Bayan Brown'un niyetimi keşfetme tehlikesi, düş kırıklığı, keder, yıkım olasılıkları bu yeni alevlenen ateşin önünde silinip gitti. Sevecen ve el yüreğim bir geceliğine de olsa ona dokunmayı, yanında olup varlığını hissetmeyi her türlü özgürlüğe tercih edecek haldeydi. Belki bana kötü davranabilirdi ama ne fark ederdi? O kalbimin efendisiydi. Sevgilimden kötülük de gelse fark etmezdi. Her anı sonsuzluk gibi gelen tüm bir günün düşüncelerinin merkezinde sadece o vardı. Sevgilime kavuşacağım anın gelmesi için defalarca saati kontrol ediyordum. İlerlemek bilmeyen yelkovanı ellerimle ilerletmemek için kendimi zor tutuyordum. Sanki yelkovan ilerlese zaman da beraberinde ilerleyecekmiş gibi geliyordu. Evdekiler beni biraz olsun gözleseler mutlaka bir şeyler fark ederlerdi. Hele akşam yemeğinde şimdiye dek bu eve gelen ve kahvaltıya kalan en çekici gencin sözü açıldığında kadınlar onun güzelliğinden ve harika vücudundan söz ettiklerinde kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Bütün gün içimde sürüp giden dalgalanmanın tek bir iyi etkisi olmuştu. O da ağır bir yorgunlukla ertesi sabah beşe kadar oldukça iyi uyumamdı. Sonra kalktım giyindim. Korku ve sabırsızlığın çifte işkencesi içinde buluşma saatini bekledim. Sonunda zaman gelmişti. O tehlikeli ve sonu belirsiz dönüm noktası gelip çatmıştı. Yalnızca aşkımın verdiği yüreklilikten destek alarak parmak uçlarımda aşağı inmeye cesaret ettim. Dışarı çıkarken yakalanma endişesiyle sandığımı odamda bırakmıştım. Sokak kapısına vardım. Buranın anahtarı yatağımın yanındaki sandalyede dururdu hep onlardan ayrılmak için herhangi bir tasarı besleyebileceğimden hiç kuşkulanmayan Fibi bu güven sayesinde anahtarı benden saklamamıştı. Kapıyı kolayca açtım. Yüreklendiren aşk koruyordu da sağ salim sokağa çıkabilmiştim. Yeni koruyucu meleğimin kapısı açık bir arabanın önünde beklediğini gördüm. Yanına nasıl vardım bilmiyorum. Uçtum sanırım bir çırpıda arabadaydım. O da yanımdaydı. Beni kollarına almış hoş geldin öpücüğümü veriyordu arabacı emirleri önceden almıştı. Derhal hareket ettik. Gözlerim en tatlı sevinç gözyaşlarıyla dolu vermişti. Kendimi o güzel gencin kollarında bulmak küçük kalbimin semalarda uçuşu gibiydi. Geçmiş ya da gelecek her ikisi de önemsizdi. Hayat yalnızca o andı ve ben sevinçten bayılmak üzereydim. Onun en sevecen sarılışları, aşkını ve kendimi bütünüyle onun cömertliğine onuruna bırakarak attığım bu cesaretli adımdan pişmanlık duymama asla izin vermeyecek türdendi. Beni yatıştıran ve ona güven duymama neden olan sözleri de hiç eksik olmuyordu. Ama ne çare, ben bu erdemliliği hak etmemiştim. Karşı duramayacağım kadar şiddetli bir tutku yüzünden buraya sürüklenmiş, her ne yaptıysam elimden başka türlüsü gelmediği için yapmıştım. Bir anda zamanın yok olduğunu hissettim. Chelsea'de iki kişilik zevk birliktelikleri için uygun, rahat, konuksever bir hana vardık. Burada bizi kakaolu bir kahvaltı bekliyordu. Oteli idare eden ve yaşamı mükemmel anlayan, yaşlı, şen bir görmüş geçirmiş bizimle kahvaltı etti. Arada sırada yan gözle beni çapkınca süzerek ikimizi de neşelendiriyordu. Canı gönülden tam birbirimize göre olduğumuzu söyledi. Bu evi birçok beyefendi ve hanımefendi kullanmıştı. Ama o bizden daha güzel bir çift görmediğini söyledi. Taze bir parça olduğumdan emindi. Öyle taşralı, öyle saf görünüyordum. Eşim şanslı bir adamdı doğrusu. Bu alışılmış hancı gevezeliği beni yatıştırıp memnun etmekle kalmadı, vakit yaklaştıkça onunla yalnız kalmaktan korkmaya başladığımdan doğan şaşkınlığı başka yöne çevirmeme de yardım etti. Gerçek aşkın genç kız utangaçlığından baskın çıktığı bir çekingenlikti bu. Onu istiyordum, onun için yanıp tutuşuyordum ama yine de nasıl olacağını bilmeksizin en yoğun arzularımın erkeğinden ürküyordum. Yüreğim en sıcak dileklerin ortasında korkuyla çarpıyordu. İşte bu tutku çarpışması, sevdalı özlemlerle iffet arasındaki bu çatışma gözyaşlarına boğulmama neden oldu birden. Sevdiğim de endişe ve heyecan kırıntılarına yordu bu halimi. Ve bu düşüncenin etkisiyle beni rahatlatıp canlandıracak her şeyi söyledi ve yaptı. Kahvaltıdan sonra Charles anlamlı bir gülümsemeyle usulca elimden tuttu. Gel canım, bahçelere bakan güzel manzaralı bir oda göstermek istiyorum sana dedi. Cevap vermeden beni havadar ve aydınlık bir odaya götürdü. Aslında burayı ona beğendiren tek şey yataktı ve onun dışında hiçbir manzara söz konusu değildi. Charles kapıyı sürgüler sürgülemez koşup sarıldı ve beni yerden kaldırıp dudaklarını dudaklarıma birleştirdi. Korkularım ve arzularımla titremeye başlamıştım. Soluğum kesilmek üzereyken beni yatağa taşıdı. Sabrı beni soymaya yetmediğinden eşarbımı ve elbiselerimi açıp korsemi çözmekle yetindi yalnız. Göğüslerim çıplaktı daha on altısına bile girmemiş, taşradan yeni çıkmış ve daha hiç el değmemiş bir kızınkinden beklenecek en sert, en sıkı halleriyle parlıyorlardı. Onların gururu, beyazlığı ve kusursuz biçimi ellerinin ara vermesine izin vermiyordu. Ancak bir süre sonra daha güçlü bir ilgi odağı o sevecen saldırıya açıldı. Oysa korkularım bacaklarımı kendiliğinden kilitlemişti. Ama elinin bir dokunuşuyla yavaş yavaş aralarına girdikçe onların çözülmesine neden oldu.'' Bu arada gözlerinin ellerinin incelemesine sessiz sedasız direnmeden kendimi bıraktım. Beni bir genel evden çıkartıp aldığı için bu konularda hiç de acemi olmadığımı sanıyordu. Ben de bekaretim hakkında kafasını kurcalayacak tek laf etmemiştim. Zaten söz etmiş olsaydım bana inanmayabilirdi. Artık daha fazla oyalanmaya katlanamayacak kadar heyecanlandığından pantolonunu çözdü ve sanki açık hazır bir geçtin önündeymiş gibi derhal ilk hamlesini yaptı. O an o boynuz sertliğindeki gücün ilk kez gelip kapıma dayandığını hissettim ve canımı son derece yakan birkaç güçlü itişten sonra en ufak bir ilerleme kaydedemediğini anladığında sevgilimin şaşkınlığı inanılmazdı. Ona usulca buna dayanamayacağımı söyledim. Beni gerçekten incitiyordu. O ise bu kadar genç olduğundan tüm güçlüğü çıkartan kendisi olduğunu sanıyordu hala çiçeğimin henüz kopartılmamış olduğu aklının ucundan dahi geçmiyordu. Beni bu konuda sorgulamanın da zaman ve sözcük harcamaktan başka işe yaramayacağını düşünüyordu herhalde. Yeniden deniyordu fakat giriş yoktu. Yine ilerleyemiyordu ama canım artık daha fazla yanıyordu. Aşırı sevgimse aşırı acıya sesimi çıkarmadan katlanmamı sağlıyordu. Güç denemeler sonunda soluk soluğa yanıma uzandı süzülen gözyaşlarımı öptü ve bu kadar yakınmamın nedenini sordu. Diğerleri kendisinden daha mı yumuşak davranmıştı bana? İkna etmeyi amaçlayan bir yalınlıkla bana böyle yaklaşan ilk erkeğin o olduğunu söyledim. Gerçek güçlüdür ve can atarak istediğimiz bir şeye inanılmadığı pek görülmez. Bakire olduğuma duyularının da sunduğu kanıtlarla inanan Charles beni öpücüklere boğuyor, aşk kadına biraz daha sabretmem için yakarıyor ve kendi canını yakmamak için nasıl dikkatli davranırsa bana da öyle yumuşak yaklaşacağını söylüyordu. Oysa bana ne kadar büyük acıya mal olacağını önceden görsem de istekle teslim olmam için ona vereceğim zevki bilmem yeterliydi. Denemelerine girişmek için yeniden kolları sıvadı daha elverişli bir yükseklik sağlamak için yastıklardan birini belimin altına yerleştirdi. Rahat etmem için de diğerini başımın altına koydu. Sonra bacaklarımı ayırıp dimdik durdu arasında. Onları kalçaları üzerine kavuşturdu. Kendini doğru noktaya yerleştirdi, öylesine küçüktü ki doğru yerde olduğundan güçlükle emin oluyordu. Baktı, hissetti ve bir anda olağanüstü sertliğiyle çarptı. Yolun bir kısmını aşmayı başardı. Bunu sezince elverişli konumu ilerletti, düz bir çizgide darbeleri sürdürerek girişini zorla derinleştirdi. Bu bana öyle dayanılmaz bir acı verdi ki neredeyse çığlık çığlığa bağırmak üzereydim. Evi ayağa kaldırmak istemediğimden soluğumu tuttum ve yüzüme doğru kaldırılmış eteği ağzıma tıktım. Acılarım boyunca onu ısırdım. Sonunda o bölgenin narin dokusu böyle vahşi bir yırtılma ve parçalanmaya yol verebilmişti. Charles daha derinlerde bir şeyi delip geçti. İnsafsızca, iradesizce yalnızca bir çeşit ilkel hırsla çabalamaya başladı. Dev bir dalga gibi parçalamaya, her şeyi önüne katıp götürmeye başladığı o an kesik bir çığlık attım ve acının keskinliğinden bayılıverdim. Bana daha sonra anlattığına göre bacaklarım bir anda yırtık yaralı geçitten akan kan seliyle kaplanmış Kendime geldiğimde giysilerimin çıkartıldığını, yatağa yatırılmış olduğumu gördüm. Vekaretimin o tatlı, insafa gelmiş katilinin şefkatli kollarındaydım. Elinde bir kadeh likör vardı. Bu kadar acı çekmeme neden olmasına rağmen sevdiğimin sunduğu bu ikramı reddedemedim. Yaşlarla nemlenmiş süzgün gözlerimi ona çevirdim. Gadarlığından ötürü onu azarlar ve aşkın ödülü bu mu diye sorar gibiydim. Ama rastlamayı hiç de ummadığı bir bekaretin üzerinde kazanılan bu eksiksiz zaferle bana karşı sonsuz bir sevgi duymaya başlayan Charles, ona haz'ın doruğunu yaşattığım için bana minnettardı. Bana çektirdiği acıyı sevecenlikle bastırdı ve aslında kinden çok aşk kokan hafif yakınmalarımdan uzaklaştırıp beni sevimlilikle, sıcaklıkla yatıştırmaya, okşamaya, avutmaya başladı. Ona ait olduğumu düşünmenin memnuniyetiyle tüm acı az sonra uçup gitmişti. O şimdi mutluluğumun ve geleceğimin mutlak belirleyicisiydi. Yine de acılarım çok keskindi. Yaram daha tazeydi ve kanıyordu. Ne kalkıp dolaşabiliyor ne de kıpırdayabiliyordum. Bu yüzden yemeğin yatağa getirilmesini emretti. Yoksa bir tavuk kanadıyla iki üç bardak şarabı başka türlü mideye indiremezdim. Bunları bana sevgisinin üzerimde hak kazandığı, o tatlı karşı gelinmez buyurganlıkla servis yapıp yedirense taptığım gençti. Yemekten sonra şarap dışında her şey götürülünce hizmetçilerin çekilmesini buyurdu. Charles yüzsüzce sanki yatağa yanıma gelmesi için gözlerimdeki hevesi okurmuş gibi soyunmaya girişti. Bu sırada onu korku ve zevk karışımı tuhaf bir duyguyla izlemeden edemiyordum. Birlikte yatağa girdik gömleğini ve geceliğini sıyırıp çıplak gövdesini benimkine bastırdığında kalbim dayanılmaz bir sevinçle dolmuştu. O insanüstü coşku ve böyle kendinden geçiren bir has karşısında hangi acı durabilir ki? Yaralarımın sızısını duymuyordum artık ve gövdesinin her noktasını hissetmek için onu bir sarmaşık gibi sardım. Evet, aradan onca zaman geçmiş olmasına rağmen coşkularımın egemenliği tamamen ortadan kalktıktan sonra bile tadı damağımda kalan o zamanların anısı beni hala canlandırır, tazeler. Ben onu sarmaşık gibi sarmışken sevgilim vücutlarımızı birleştirebileceğimiz her kucaklama ve sarılışla bana sıkıca yapışmıştı sonra tazelenen arzuların yakıcılığını daha fazla dizginleyemeyeceğini fark edince bacaklarını usulca benimkilerin arasına yerleştirerek ıslak alevlerden öpücüklerle ağzımı durdurarak yeni bir hücuma geçti. Ona geçitin ilk açıldığı zamandan daha hafif bir acıyla yol veren paramparça olmuş yumuşak kıvrımlar boyunca darbelerini yineledi. Çığlıklarım yine boğazımda düğümleniyordu ve acıları tam bir kahraman gibi göğüsledim. Az sonra gittikçe güçlenen darbelerine, kızaran yanaklarına, ateşle kısılan gözlerine ancak hafif bir titremeyle karşılık verebildim. Birkaç deneme sonunda ona istediği zevki verebilmiş ve ben de acı duymadan aşkın doruğuna ulaşabilmiştim. Üst üste gelen birleşmeler beni terbiye edip alıştırınca gerçek zevkin bastırılmamış lezzetine katılmaya başladım. Nasıl yüce bir mutluluktu. Ne eritici inlemelerdi, nasıl müthiş bir zevk acısıydı. Ona uzun süre dayanabilmek o kadar zordu ki, o kadar dayanılmaz bir zevk ürpertisine neden oluyordu ki, sanki bir an dursa solup gidecekmiş gibi hissediyordum. Duyularımın kasırgası, hiddeti, o beklenmedikselle yatıştıktan sonra tatlı ve derin düşüncelere daldım. Kendime bu koca dünyada benim kadar mutlu bir yaratık var mıdır diye sordum tatlı sevgilimin bana sunduğu aşkı bir gece olsun tatmanın yanında doğabilecek sonuçlardan korkmayı aklıma bile getiremiyordu. Böyle akşam yemeğine dek tüm öğleden sonrayı aşkla öpüşerek ve sevişerek şenlik havası içinde geçirdik. Yemek servisi yapılmadan az önce Charles kalkıp giyindi. Bense bunun nedenini bilemiyordum. Yatağın kenarına oturdu. Yatağa masa, çarşafları da masa örtüsü yerine kullandık. Kendisi dışında hiç kimsenin içeri girmesine ya da hizmet etmesine katlanamıyordu. Büyük bir iştahla yemeğini yedi. Benim yemek yediğimi görünce de bundan memnunluk duyar gibiydi. Bense talihimle öyle büyülenmiş, içinde yüzdüğü mutlulukları yaşamımın tüm geçmiş sahnelerinin yavanlığıyla karşılaştırdıkça öyle kendimden geçmiştim ki, yıkımın pahasına da olsa bu mutlulukların kısa sürmesi tehlikesini bilsem de yine de hiçbir şeyin mutluluğumu gölgelemesine izin vermiyordum. Küçücük kafamda yer verebildiğim ancak o an sahip olduklarımdı. O gece birlikte uyuduk. Hazla tükenip doyduktan sonra doğa bizi uykunun kucağına bıraktı. Sevgilimin beni kucaklayan kollarının varlığını duymaksa o uykuyu daha da nefis kılıyordu. Sabahın geç saatlerinde ilk uyanan ben oldum. Aşığımın derin derin uyuduğunu görünce uykusunu bölme korkusuyla soluk almaya bile cesaret edemeden yavaşça kollarından sıyrıldım. Saçlarım, gömleğim o kargaşa arasında tümüyle dağılmıştı. Hepsini elimden geldiğince toparlayıp düzeltmek için bu uygun bir zamandı. Bu arada sık sık inanılmaz bir sevgi ve sevinçle uyuyan gence bakıyor, bana çektirdiği tüm acıları düşünüyor, aldığım zevkin acısını kat kat karşıladığını itiraf ediyordum. Ortalık apaydınlıktı telaşlı hareketlerimizden ve havanın bunaltıcı sıcağından dolayı bir kenara atılmış, sıyrılmış örtüleriyle yatağın üzerinde oturuyordum. Beni böyle karşı konmaz bir güçle kışkırtan bir zevke, sahip olduğum o gençlik dolu güzelliğin tüm hazineleriyle gözlerimi şenlendirmek gibi iyi bir fırsatı kendimden esirgemedim. Charles neredeyse çırılçıplak yatıyordu. Gömleği tam bir demet halinde yukarıda toplanmıştı odanın ve havanın sıcaklığı sayesinde üşümüyor gibiydi. Ona vurgun bir halde üzerine eğildim. Tüm o çıplak çekiciliğini doya doya izledim. Oysa yüzlerce kez görsem ona doymam imkansızdı. Onu şu an görüyormuşçasına resmedebilirim. Halen güzelliği gözlerimin önünde. Tümüyle mükemmel bir erkek güzelliğinin boydan boya manzarası. Tek bir kusuru olmayan, güzelliğin her iki cinse de ait olduğu ve üst dudağının üzerinde ilk ince tüylerin zar zor ayırdığı bu yaşın tomurcuk çiçeği, ilkbahar tazeliğiyle parıldayan bir yaz meltemi gibi taze, sıcacık, dudaklarının yakut şişliğinin aralığı dışarıya içine aldığından daha tatlı ve saf bir hava solur gibiydi. Öyle kışkırtıcı bir öpücüğü zapt etmek ne güçlü bir irade gerektirmişti. Ensede ve yanlarda özgürce dağılmış doğal buklelerle zarifçe süslenen ince, temiz, pürüzsüz cildi ve dolgun etleriyle fevkalade yapılı ve dinç bir gövdeye bağlanıyordu. Kar beyazı göğsünün erkeksi bir oranla ortaya serilen düzgünlüğündeki iki uç tomurcuklanmakta olan gülleri anımsatıyordu. Kollarının kasları, karnının kalçalarının yuvarlak kabarıklığının başladığı yerde bele doğru incelişinin düzgünlüğü muhteşemdi. Güzel şekillenmiş yuvarlaklarıyla dize doğru yavaş yavaş incelen baldırları o nefis gövdeyi desteklemeye layık birer sütun gibiydi. Birleştikleri yerde biraz dehşet kalıntısı, biraz da sevecenlikle gözlerimi dikmekten kendimi alamadım kısa süre önceki gazabı sonucunda sızısı hala geçmeyen o yumuşak narin bölgemi öylesi bir öfkeyle parçalayan, yırtan, neredeyse harap eden o müthiş makine vardı. Ama o öfkesinden en ufak bir eser kalmamıştı artık. Al başını bacaklardan birine doğru eğmiş, sakin, uysal, bu görünüşüyle işlediği kötülük ve zulümden aciz bir hali vardı. Kırışıklıklarla çepeçevre buruşmuş, büzülmüş altın keseler manzarayı kusursuzlaştırıyor ve hepsi birlikte doğadaki en ilginç canlı resmi meydana getiriyordu. Elbette ressamlar, heykeltıraşlar ya da diğer sanatçılarca döşenen ve avuç dolusu paraya satın alınan o kabalıklardan son derece üstün görünüyorlardı. Gerçek yaşamda nasıl göründüğünü doğanın ateşli bir düş gücü bağışladığı ender birkaç insan dışında pek azı değerlendirebilmiştir. Zaten bu insanların hayalleri de şevkle sanatın çok ötesinde yer alan doğanın eşi bulunmaz yaratıcılık pınarına, güzelliklerin özgünlerine yönelmiştir. Ama her şeyin bir sonu vardır. Bu genç melek uyanmak üzere oluşunun kayıtsızlığıyla başka yöne döndü ve gömleğiyle yatak örtülerini bu hazineyi daha uzun bir gözlemden gizleyen bir konuma soktu. Ben de onun yanına uzandım. Az önce seyrettiklerimin acılarıma baskın çıkıp isyan uyandırmaya başladığı bölgeye götürdüm ellerimi. Parmaklarım kendilerine artık rahat bir geçit açıyorlardı. Ama genç kızla tam bir kadın arasındaki büyük farkı incelemeye fazla zaman bulamadan Charles uyandı. Bana dönüp iyi uyuyup uyuyamadığımı sordu. Yanıtlamama pek zaman bırakmadan yüreğimden her yanıma yayılan o alev alev öpüşlerinden birini dudaklarıma kondurdu ve sonra onun tüm çıplak güzelliğinden aşırdığım incelemenin öcünü almak istercesine yatak örtülerini bir kenara itti. Gömleğimi de olabildiğince yukarı sıyırdı. Doğanın bana bahşettiği tüm armağanları doyasıya seyretme sırası onun gözlerine gelmişti. İşlek elleri de bütün vücudumda geziniyordu. Henüz olgunlaşmamış tomurcuk göğüslerimin enfes diriliği ve dikliği, tenimin aklığı, çizgilerimin tazeliği, düzgünlüğü, Kollarımın bacaklarımın uyumu hepsi yaptığı anlaşmadan duyduğu memnuniyeti pekiştirir gibiydi. Ancak azgın darbeleriyle yol açtığı hasarı araştırma merakına kapıldığında yalnızca ellerini yöneltmekle kalmadan altıma bir yastık koyup o muzip muayene niyeti için en elverişli biçimde yerleştirdi. Az sonra gözlerinin saçtığı, ellerinin yaydığı alevi dile getirmenin imkanı yoktu. Zevkli iç çekişler ve sevgi dolu kesik kesik inlemeler ağzından çıkabilecek tek övgülerdi. Bu arada dimdik bana doğru yükselen silahını da en yüce görkem ve gösterişinde görme fırsatını sundu. Charles da hissetti bunu ve gücünden hoşnut görünüyordu. Sevgi ve incelik dolu bir gülümsemeyle elimi aldı, hafif bir zorlamayla doğanın en zengin başyapıtına götürdü. Biraz karşı geldiysem de elimle kavrayamadığım bu şeyi hissetme isteğime engel olamadım. Apak, fil dişi bir sütün, alev kırmızısı başlığıyla çok güçlüydü. Hiçbir boynuz daha sert, daha dik olamazdı. Ama hiçbir kadife de daha pürüzsüz, daha tatlı gelemezdi parmaklara. Charles elimi daha aşağılara götürdü. Doğan'ın ve Haz'ın hazinelerini bir arada sakladıkları altın keselere yönlendirdi beni. Onları açıkça hissedebiliyordum. Ama sıcak ve yumuşak elimin böyle duyarlı bir bölgeye yaptığı ziyaret her şeyi öyle denetlenemez bir taşkınlığa büründürdü ki, daha öte tüm üvertürleri bir kenara atıp benim uygun duruşumdan da yararlanarak sabırsızlıkla beklediğim yerde koparması kesin olan fırtınayı kopardı. Artık yaşama açılan o kapının arasında hissettim sevgilimi ve kapıların darlığı katlanılmaz acılar çekmeme neden olmuyordu aksine yuvaya kapanan o aygıt beni öyle tıka basa bir zevkle doyuruyordu ki soluksuz kalıyordum sonra o öldürücü darbeler sayısız öpücükler geldi her biri tarif edilemez bir mutluluktu ve o mutluluk daha büyük saadetlerin yoğunluğu içinde yitiyordu ama bu uzun süremeyecek kadar yoğun bir karmaşaydı aşkımızın şarabı kısa süre sonra taştı ve ateşi o an için söndürdü Tüm bu sevişmeler sabahın geç saatlerine kadar sürmüştü. Böylece kahvaltıyla öğle yemeğini bir arada yapma gereği duyduk. Konuştuğumuz zamanlarda Charles kendi hakkında bilgiler veriyordu. Gümrükte görevli olan bir babanın tek oğluydu. Babası bu genç beyefendiye çok yetersiz bir eğitim sağlamıştı. Onu hiçbir mesleğe yönlendirmemiş, ancak orduda sancak subaylığı satın alarak ona bir meslek sağlamayı tasarlamıştı. Böylece aile bütçesine katkıda bulunmasını hedeflemişti. Ne var ki babası büyük umutlar vadeden bu gencin erkeklik çağına erinceye dek avare bir yaşam sürmesine göz yummuştu. Ayrıca acemileri, sefilleri, şehirde bekleyen kötülüklere ve her türden tehlikeye karşı genelde olsa uyarıda bulunma zahmetine bile girmemişti. Charles babası ve babasının metresiyle birlikte aynı evde yaşamıştı babası da para istemediği sürece oğluna karşı iyi niyetli olmuştu. Charles dilerse yalan da söyleyebilirdi. Babası onu hiçbir konuyla ilgili azarlamazdı. Hatasına karşı herhangi bir ciddi denetim ya da zorlamadan çok hoşgörü havası taşıyordu. Ayrıca Charles para gereksinimini sağlamak için ölen annesinin annesine sahipti. Yani anneannesine. Torununun üstüne titreyen bu kadının yaşamını sürdürmesine yetecek yüklü bir miktar yıllık geliri vardı ve küçük sevgili torunu için yaptığı harcama tutarlarının hiç önemi yoktu. Damadıysa kendine değil de torununa yapılan bu gözü kapalı harcamalardan dolayı güceniyordu. Ve böyle çıkarcı bir kıskançlığın baba kalbinde nasıl ölümcül bir değişim yaratabileceğini daha sonra göreceğiz. Yine de Charles büyükannesinin müsrif düşkünlüğü sayesinde benim kadar kolay memnun edilebilen bir metres tutmayı karşılayabiliyordu benim şansım vardı ki tam böyle birini ararken beni karşısına çıkartmıştı. Charles'ın kişiliğine gelince sakin sevimliliğiyle evcil bir mutluluk için dünyaya gelmiş gibiydi. Sevecen doğuştan nazik ve inceydi. Kavgalar ve düşmanlıklar asla onun tarzı değildi. Alçak gönüllü, ılımlı, her zaman için alttan alan ve kendi sükunetiyle ortamı sakinleştiren bir yapıya sahipti. Sadeliğin ve iyi huyun tüm zarafetiyle bezenmiş, yalın sağduyusu onu hayran olacak birisi yapmasa da çok daha mutluluk verici bir konuma her yerde sevilen ve sayılan biri haline getirmişti. Ama Charles'ta kalbimi çelen ve tutkularımı kendine ilk bağlayan özellik güzelliğinden başka bir şey değildi. Zaten ben de o zamanlardaki havailik, ciddiyetsizlik çağında gözlerime yeterince güzel görünen birinde iç güzelliği aramıyordum. Büyük bir zevk ve sefa içinde yatakta yediğimiz yemekten sonra Charles kalktı. Bana tutkuyla veda ederek birkaç saatliğine şehre indi. Orada genç, kurnaz bir avukatla meseleyi görüştükten sonra evinden henüz önceki gün kaçtığım eski saygıdeğer hanımıma gitmişler. Charles o kadından ileride gelecek tüm talepleri şimdiden kesip atarak hesabı görmeye kararlıydı. Böylece yola çıkmışlar ama bu arada avukat arkadaşı Charles'ın verdiği bilgileri göz önüne alarak ziyaretlerinin amacını değiştirip tazminat önermektense talep etmenin daha iyi olacağı sonucuna varmış. İçeri alındıklarında evin kızları önceden tanıdıkları Charles'ın çevresinde toplanmışlar. Kaçışımın üzerinden fazla zaman geçmediği için ve bu kaçışta suç ortaklığı ettiğinden kuşkulanmak şöyle dursun, beni gördüğünden bile tümüyle habersiz olduklarından, Kendilerince Charles'ın gözüne girmeye çalışıyorlarmış. Charles'ın yanındaki avukatı da yeni bir av sanmışlardı. Ama avukatın kasvetli yargıç edası yaşlı patroniçeyle halletmesi gereken bir işi olduğunu söyleyip onun nerede olduğunu sorarak kızların hemen geri çekilmesini sağlamış. Derhal madama haber uçurulmuş ve kızlardan odayı boşaltmaları istenmiş. Avukat Taşra'dan yeni gelmiş Francis ya da Fanny Hill adlı bir genç kızı tanıyıp tanımadığını, hizmetçi niyetine tutma yalanı altında tuzağa düşürüp düşürmediğini sormuş sertçe. Adaletin sorgulamalarında titremek ancak suçluların düşeceği bir durumdur. Benim hesabıma vicdanı hiç de temiz olmayan Bayan Brown, şehri ne kadar iyi bilse de mesleğinin tüm tehlikelerinde kurt kesilmiş olsa da bu soruyla dehşete düşmekten alamamış kendini. Hele hele sulh hakimliğinden, Newgate'den, Old Bailey'den gelen bir avukat karşısında uygunsuz bir ev işletme ithamlarından, şehirde arabayla dolaştırıp suç teşhirinden ve o tür tüm işlemlerden söz açıldıkça korkusu daha da katlanmış. Muhtemelen evine karşı ihbarda bulunan kişinin ben olduğumu sanan kadının ağzı bir karış açık kalmış ve binlerce itiraz özürler sunmaya başlamış. Bunun üstüne elbette sandığımı hevesli bir edayla getirmişler.'' Aslında Bayan Brown dehşete düşmüş ve gerçekten korkmuş olmasaydı onlarla tartışabilirdi. Bunun yanı sıra ağızlarını sıkı tutmaları için önerilen pirinç rakası rüşveti de reddedilince kendini iyice savunması hissetmiş olmalıydı. Tüm bu süre boyunca Charles evi bildiği için avukatı buraya getiren tesadüfi yol arkadaşı gibi davranmış ve bu konuyla hiçbir şekilde ilgili görünmemişti. O sadece bu sırada anlattıklarımın tümünün doğrulandığını duymanın ikinci mutluluğunu tadıyormuş. Patronice'nin korkuları öykümü doğru bir şekilde anlatmaya başlaması için yetmişti ve zaten içine düştüğü durumdan yola çıkarsak bu gayet normal sayılırdı. İyi kalpli müşfik hocam Fibi ise o sırada evde yokmuş çünkü olsaydı eminim bu sahne gerçekleşirken bayan Brown'un destekleyicisi olurdu. Belki de beni aramak için dışarı çıkmıştı. Yoksa Charles'la avukatın bu düzmece öyküsü böyle kolayca yutturulamazdı. Yine de bu görüşme epey zaman almıştı. Charles'ın beni cömertçe emanet ettiği anaç bir kadın olan ev sahibisi yukarı çıkıp bana arkadaşlık etmeseydi yabancı bir evde bırakıldığım için bana bu süre çok daha uzun gelirdi. Birlikte çay içtik. Hoş sohbeti zamanın çabuk geçmesini sağladı. Çünkü konumuz Charles'tı. Ama akşam çöküp de döneceğini söylediği saat geçince ülke kadınların yaşadığı sabırsızlık ve endişelerin içime çöken karanlığını dağıtamadım. Neyse ki sıkıntım fazla sürmedi. Onun kapıda belirmesiyle sabrımın karşılığını kat kat aldım. Hazırladığım hafif azar da daha dudaklarıma varmadan uçup gitti. Bacaklarım halen acıdığı için hala yataktaydım ve Charles yanıma koştu. Beni kollarına alıp doğrulttu. Onun sevgi dolu kucaklayışını karşılamak için uzattığım kollarımı boynuna doladı. Aldığı yasal önlemlerin raporunu tatlı öpücük parantezleriyle bölerek sundu. Yaşlı kadının nasıl korkutulduğunu duyduğumda kendimi gülmekten alamadım. Cehaletim ve saflığımdan dolayı böyle bir sonuç beklemiyordum. Görünüşe bakılırsa madam davranış biçimlerinden hoşlanmadığım için şehirde varlığını keşfettiğim bir akrabaya sığındığımdan ve bu talebinde oradan geldiğinden endişelenmişti. Charles bu konuda haklı çıkmıştı. Komşulardan hiçbiri o ıssız saatte arabaya nasıl kaçtığımı görmemiş ya da en azından Charles'ı fark etmemişti. Evdekiler de değil böyle büsbütün yabancı bir adamla ani bir pazarlığa oturacağımı düşünmek, onunla karşılaştığımdan bile en ufak bir kuşku duymamışlardı. Yani her zaman en olasılık dışı şeyler, en az ihtimal vermemiz gerekenler değildir. Arzularının doruğunda iki havai gencin tüm neşesiyle yemeğimizi yedik ve bu sırada gelecekteki mutluluğumun tüm sorumluluğunu seve seve çarsa devrettiğim için ona sahip olmanın mükemmel mutluluğu ötesinde hiçbir şey düşünmüyordum. Yemekten sonra yatağa yanıma geldi ve bu ikinci gece acım epeyce dindiğinden kusursuz aşkın zevk şarabını kana kana içtim. Ta ki ikimiz de doyurulmuş arzuların, yatışmış alevlerin doğal sonucunda derin bir uykuya dalana kadar mutluluk denizinde yüzdüm. Tazelenen coşkulardan başka bir şeyin gücü bizi uyandırmaya yetmedi. Chelsea'deki bu evde aşkın ve hayatın tadını çıkartarak on gün kadar kaldık. Bu arada Charles evden uzak kalışına uygun bir bahane bulmaya ve daha önceki zevklerinin düzensiz akışıyla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalan masrafım için sürekli ve yeterli miktarda kaynak sağladığı sevecen, hoşgörülü büyükannesini de ihmal etmemeye bakıyordu. Charles bir süre sonra ziyaretlerinin sıklığı için ilk yerleştiğimiz evden daha uygun bir yer arayışına girdi. Aziz James de D sokağında ikinci kattaki iki oda bir banyo için haftada yarım gineye tuttuğu özel möbleli bir daireye taşıdı beni. Charles'ın ilk benim olduğu ve asla iki kez yitirilmeyen o mücevheri yitirdiğim yer olan, sonsuz bir sevgi duyduğum, eski evi hiç üzülmeden terk ettiğimi söylesem elbette zor olur. Gidişimizden üzüntü duymaması için Charles'ın çok eli açık davrandığı bir ayrılıştan sonra ev sahibimin herhangi bir şeyden yakınmasına neden yoktu. Yeni evimize vardığımızda o kira için epey sıradan görünmesine karşın orayı son derece güzel bulduğumu hatırlıyorum.'' Zaten Charles beni bir zindana getirmiş de olsa, varlığı orayı ufak bir Versailles sarayı yapardı. Ev sahibi Bayan Jones bizi dairemizde bekliyordu. Büyük bir övüntüyle evin tüm konforunu sıralayıverdi. Bize kendi hizmetçisi yardımcı olacaktı. İlk kat bir elçiliğin yabancı sekreteri ve eşine kiralanmıştı. Bana çok iyi huylu genç bir hanıma benzediğimi söylemiş ve itifatlarını sıralamıştı. Bu hanım lafını duyunca pohpohlanan kibrimden kıpkırmızı kesilmiştim. Bu benim durumumdaki bir kız için çok fazlaydı. Aslında Charles ona kaçtığım günkünden daha az bayağı ve rüküş giyinmem için önlem almış, beni gizlice evlenip arkadaşları yüzünden gözden uzak tuttuğu eşi olarak tanıtmıştı. Oysa bunların şehri Bayan Jones kadar iyi tanıyan bir kadına son derece uydurma geldiğine yemin edebilirim. Ama zaten benim konumum onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Ondan daha vicdansız birini bulamazdınız. O da kiralarından elde ettiği paralar tek düşüncesiydi. Gerçeğin kendisi onu ne utandırır ne de pazarlığını bozdururdu. Onun bir portresini çizip yaşam öyküsünü kaba taslak anlatmak yaşamımda oynadığı rolü size açıklamaya yardımcı olacaktır. 46 yaşında, uzun boylu, sıska, kızıl saçlı, her yerde karşılaştığımız ve dikkat çekmeden, adı sanı geçmeden yanımızdan geçip giden, o önemsiz, sıradan yüzlerden birini taşıyan bir kadındı. Gençliğinde bir beyin metresiydi ve adamın ondan bir kızı olmuştu. Bu yüzden de ölümünden sonra kadına yılda 40 poundluk yaşam boyu sürecek bir miras bırakmıştı. Kızını daha 17'sindeyken yurt dışına elçi olarak giden ve malını da yanına alan bir beye hiç de hatırı sayılır olmayan bir fiyata satmıştı. Adam kıza son derece derin bir şefkatle bağlanmış ve tahminen onunla gizlice evlenmişti. Ama kendi eti ve kanını pazara çıkartacak kadar aşağılık annesiyle en ufak bir ilişki sürdürmemesi için de özen göstermişti. Oysa kadının zaten para dışında bir dünyası ya da tutkusu bulunmadığından bu kopuş ona herhangi bir rahatsızlık vermemişti. Mizacına uygun olarak ne yolla olursa olsun paralarını artırıp yığmaktan başka tüm diğer zevklere kayıtsız kalarak ciddi mazbut görünüşüne hiç de ters düşmeyen bir işe, bir tür özel kadın satıcılığına girişmişti. Zaman zaman da çöp çatanlık yapıyordu. Kısacası ona kazanç şeklinde görünüp de yapmayacağı hiçbir iş yoktu. Şehrin hemen hemen tüm dalaverelerini bilirdi yalnızca kendisi işin içinde olmakla kalmayıp sürekli çevreden istihbarat dağılırdı. İki karşı cins arasındaki uyum ve önayak olma etkinliklerinin yanında rehincilik gibi diğer gizli kapaklı karlı işlerle de uğraşırdı. Oturduğu evi kiraya veriyordu ve bu evden daire daire kiralayarak olabildiğince yararlanıyordu en az 4 bin poundluk bir birikimi olduğu halde en hayati gereksinimlerine bile para harcamaya yanaşmıyor, tümüyle kiracılarından kopartabildiği kadarına bel bağlıyordu. Çatısı altına gelen böyle bir çifti görünce de ilk aklına gelen kuşkusuz bizden en fazla parayı nasıl sızdırabileceğiydi. Durumumuzun ve deneyimsizliğimizin ona pek yakında güzel fırsatlar yaratacağını düşünmüştü. Bu umut dolu sığınakta ve bu canavarın pençeleri altında yuvamızı kurduk. Charles taşınma zahmetine girmektense tüm zorluklara katlanmayı bezginlikle seçmişti. Masraftan kaçınma ya da idareli harcama konusunda hiçbir fikri olmayan genç bir beyefendiyle bu işlerden hiç mi hiç anlamayan toy bir taşralı kız için önemli olan tek şey aşktı. Yine de burada sevgilimin kanatları altında yaşamamın en harikulade günleri su gibi akıp geçiyordu. Çarsa sahiptim ve ondan sevgi dolu yüreğimin dileyeceği, arzulayabileceği her şey avucumun içindeydi. Beni oyunlara, operalara, maskeli balolara, şehrin her türlü eğlencesine götürüyordu. Tüm bunlar gerçekten hoşuma gidiyordu ama en çok benim gibi bir köylü kızının böyle yakışıklı bir beyefendinin kollarında olması karşısında insanların gıpta dolu bakışları kendimi önemli hissetmemi sağlıyordu.'' Bana her şeyi açıklayıp öğretmesinden dolayı sonsuz bir mutluluk duyuyordum. Ama bu izlenimler, yüreğimin biricik tutkusunun ruh ve bedenin bir merkezde birleştiği ve aşk dışında yaşamın hiçbir başka çeşnesine yer bırakmayan bir tutkunun üzerimde kurduğu mutlak egemenliği ve gücü hissedilir şekilde kanıtlıyordu gezdiğim yerlerde ya da başka zamanlarda gördüğüm erkeklere gelince gözlerimin onlarla benim her şeyiyle mükemmel Adonis'im arasında yaptığı karşılaştırmada onlar hiçbir puan alamıyorlardı. Charles'ı beynimde bile aldatmam söz konusu değildi. O benim dünyamdı ve onun olmadığı hiçbir şeyin benim için anlamı yoktu. Sözün kısası sevgim öyle sınırsızdı ki kıskançlığın en ufak izini ya da alevlenen kıvılcımını yok ediveriyordu. Çünkü o yola meyilli tek bir düşünce bile bana büyük bir işkence veriyor, kendime saygım ve ölümden beter korkum bunu sonuna dek reddediyordu. Aslında kıskanmam için bir neden de çıkmamıştı. Zira Charles'ın burada üstü kapalı bile söz etmeye cesaret edemeyeceğim yakışıklılığı sayesinde peşini bırakmayan çok daha önemli kadınları benim uğruma feda ettiği pek çok örneği sıralarım sarsılmaz sadakatinin kanıtını sunabilirim. Eğlencelerimize ara verdiğimiz zamanlarda Charles, eğitimsizliğim sonucu yaşamın kara cahili olduğum birçok alanında kendi bilgisi yettiğince beni eğitmeye çalışıyor ve bundan zevk alıyordu. Sevgili öğretmenimin ağzından dökülen her heceye sarılıp tüm söylediklerini dikkatle dinliyordum. Bu dersler arasında kabul etme zevkini kendimden esirgeyemediğim tek ara doğu esanslarından daha tatlı soluğa sahip dudaklardan aldığım öpücüklerdi. Kısa sürede gösterdiğim ilerlemeyle bana anlattıklarının tümüne gösterdiğim ilgiyi çabucak kanıtlayabildim. Öğrettiklerini neredeyse kelimesi kelimesine yineleyebiliyordum. Bütün papağan olmadığımı, bunlar üzerinde düşünüp derine daldığımı göstermek için de kendi yorumlarımı katıyor, sorularıma cevaplar istiyordum.'' şivemdeki, yürüyüşümdeki, tavırlarımdaki, davranışlarımdaki taşralı cahilliği artık gözle görünür biçimde silinmeye başladı. Gözlem gücüm öyle güçlü, onun kalbini kazanmaya diyecek hale gelme arzum öyle etkiliydi ki. Paraya gelince eline geçenin tümünü her zaman bana getirmesine karşın onları kabul etmeye güç ikna oluyordum. Elbiselerimde gittikçe daha ince bir zevklilik ve derli toplulukla onu memnun etmekten öte bir isteğim yoktu. Giysilerim için daha yüklü paralar almaya beni razı edemiyordu. Ona destek olabilmek için en ağır işleri yapmaktan zevk alır, seve seve saçımı süpürge ederdim. Böyle delice severken ona yük olmak en son istediğim şeydi. Ona olan sevgim o kadar çıkarsız, o kadar içten, yüreğimden geçenleri öyle açık açık söylüyordu ki Charles'ın bunu hissetmemesi olanaksızdı. Beni benim onu sevdiğim kadar sevmeseydi bile en azından bir erkeğin daha sevecen, daha içten, daha sadık olmasının imkansızlığına inanmak mutluluğunu tattırmayı başarmıştı bana. Ev sahibimiz Bayan Jones, çarsız bir vesile olmadan yerimden kıpırdamadığım daireme sık sık çıkıyordu. Kiliseye bir tören borçlu olduğumuzun, dolayısıyla birlikte yaşadığımız koşulların sırrını pek fazla dalavereye başvurmadan kolayca ağzımdan alıverdi. Hakkımdaki tasarıları göz önüne alınırsa hiç de canını sıkacak bir durum değildi bu ve ne yazık ki çok yakında bu tasarıları uygulama fırsatı da bulacaktı. Öte yandan bizimki kadar güçlü birleşmiş yürekleri çelme ya da koparıp ayırma çabalarının ne kadar gizli kapaklı olursa olsun en azından şimdilik epeyce çıkar sağladığı iki kiracısını kaybetmekten başka işe yaramayacağını kendisi de gayet iyi biliyordu. Eğer ikimizden biri onun hangi görevle çalıştığının kokusunu alacak olursak, ona olan güvenimizi kaybederdik. Fakat beni bir an önce ayartması için müşterilerinden birinin talimatını almıştı bile. Kısa bir süre sonra kaderimin gaddarlığı Bayan Jones'u bizi ayırma zahmetinden kurtardı. Hatta kesintisiz bir mutluluk ırmağı halinde akıp giden on ayı doldurmuştum. Böyle yoğun olan hiçbir şeyin sonu olmadığı asla garanti edilemez. Charles'ın çocuğuna 3 aylık hamileydim. Eğer daha fazla artabileceğine inanmam için bir neden olsaydı bu mükemmel bir fırsat olurdu. İşte tam bu sırada ayrılığın beklenmedik ölümcül darbesini yedik. Düşüncesi bile hala beni ürperten, şu ana dek hala uzlaşamadığım, nasıl olup da atlattığımı hala anlayamadığım bu acının ayrıntılarını çabuk çabuk geçeceğim. Bir ömür gibi geçmek bilmeyen iki uzun gün boyunca ondan haber alamadan ölüp ölüp dirilmiştim. Ben ki yalnızca onunla soluk alıyor, onda var oluyordum. Ve o güne dek kendisini görmeden ya da selamını duymadan geçen bir 24 saati yaşamamıştım hiç. Üçüncü gün sabırsızlığım öyle arttı, korkularım öyle şiddetlendi ki büsbütün hasta etti beni. Bu şoka daha fazla dayanamayınca yatağa çöktüm. Zile basıp Bayan Jones'u çağırdım. Endişelerimi hafifletmekte şimdiye dek yardımını hiç görmediysem de bu benim için bir umuttu. Yukarı geldi. Ona yalvaracak sözcükleri bulmak için yeterli gücü anca toplayabildim. Biricik dayanağına ve avuntusuna ne olduğunu derhal öğrenmek için bir yola başvurup yaşamımı kurtarır mıydı? Kaderimi yatıştırmaktansa daha da keskinleştiren bir edayla bana acıdığını belli etti ve görevini yerine getirmek üzere dışarı çıktı. Fazla uzağa gitmesine gerek yoktu. Charles'ın babası yakınlarda bir yerde Covent Garden'a çıkan sokaklardan birinde oturuyordu. Bayan Jones haber getirmek için en güvenilir olduğundan kendisine adını verdiğim hizmetçiyle benim için görüştü. Hizmetçi çabucak gelmiş ve Bayan Jones, Bay Charles'a ne olduğunu, şehirden ayrılıp ayrılmadığını sormuştu. O da efendisinin oğlunun ortadan yok oluşundan ertesi gün hemen haberdar olduklarını bildirmişti. Babası çocuğunun babaannesiyle kendinden çok yakın oluşu yüzünden uyguladığı en zalim ceza için keskin ve güvenli önlemler almıştı. Güney denizlerindeki fabrikalardan birinde zengin bir tüccar olan öz kardeşinin ölümüyle kendisine devrolduğu vasiyetnamenin bir kopyasıyla birlikte ihbarnameden öğrendiği zaman mirası güven altına almanın kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmesi, oğlunu da oralardan uzaklaştırmak için iyi bir fırsat olmuştu. Oğlunu uzağa götürme kararı sonucunda Charles'tan habersiz bir biçimde gereken tüm hazırlıkları yapmış, bir geminin kaptanıyla pazarlığa oturmuş ve emirlerinin yerine getirilmesini geminin sahibiyle olan yakın ilişkisi sayesinde garantiye almıştı. Kısacası önlemler öyle gizli ve etkiliydi ki oğlu birkaç saatliğine nehir aşağı gezintiye çıktığını sanırken geminin güvertesinde durdurulmuş, haber yollamasına engel olunmuş ve devlete karşı suç işlemiş birinden daha sıkı bir gözaltına alınmıştı. Böylece tek sevgilim benden koparılmış, yanına bir arkadaş bile alamadan, bir teselli bulamadan uzun bir yolculuğa sürüklenmişti. Tüm bu ayrıntıları kesin kes öğrenmek epey zamanımı aldı. Hizmetçi ayrıca sevimli genç efendisine böyle davranılmasının babaannesinin sonunu getireceğinden emin olduğunu da eklemişti. Bu gerçekten doğru çıktı. Yaşlı kadın haberi duyduktan sonra bir ayı bile çıkaramadan öldü. Para biriktirmediği için yıllık gelirden oluşan servetinden sevgili torununa kayda değer hiçbir şey bırakmamıştı ve ölmeden önce damadını görmeyi de kesinlikle reddetmişti. Dönüşünde Bayan Johnson bakışlarıyla karşılaştığımda bana öyle ilgisiz hatta neredeyse öyle memnun görünmüştü ki iyi haberler getirerek işkence çeken yüreğimi huzura kavuşturacağı umuduna kapılmıştım. Oysa o acımasız barbar, düşünülebilecek en büyük soğukkanlılıkla Charles'ın en az 4 yıllık bir yolculuğa gönderildiğini, bunu da kötü niyetinden abartmıştı ve bir daha onu görme umudu beslemenin akılcı olmayacağını söyleyip kestirip attı. Yüreğime bir hançer saplamıştı. Hamileyken tüm bunlara olası gözüyle bakmamak elimde değildi ve sonuç olarak anlattıklarının pek çoğunda doğruluk payı vardı. Raporunu ancak tamamlamıştı ki bayılıverdim. Sonra ardı ardına gelen, hepsinde de deli gibi bilinçsizce sayıkladığım birkaç nöbetten sonra çarşımın aşkının sevgili kanıtını düşürdüm. Ama ben ölmem için en uygun zamanda ölememiştim ve zaten bir değişe göre de kadınlar dokuz canlıydı. Beni iyileştirmek için gösterilen hain ve çıkarcı çaba iğrenç bir yaşamı kurtardı. İçimde dolup taşan mutluluk ve neşe yerine birdenbire keder, dehşet ve en keskin acıların derinliğinden başka hiçbir manzara yoktu. Huzurum ve kurtuluşum için sürekli yardıma çağırdığım ama dualarıma karşın çok zayıf kalan ölümün dostça çabasına karşı Gençliğim ve bünyemin çarpışmalarıyla altı hafta boyunca yattım. Sonunda iyileşip kendime geldim. Ama bilincimi yitirip akıl hastanesine düşmekle tehdit eden, sersemlemiş umutsuz bir duruma uyandım yalnızca. Ne var ki büyük avutucu olan zaman, çektiklerimin şiddetini dindirmeye, hislerimi uyuşturmaya başladı. Ve bir süre sonra sağlığımı yeniden kazandım. Bu hastalık köylü tenimden pembeliği çalıp daha narin ve dokunaklı hale getiren yaslı mahzun bir iz bırakmıştı. Ev sahibesi tüm bu zaman zarfında hiçbir şeyden mahrum kalmamam için işgüzarlıkla çabaladı. Amacına uygun bir sağlığa yeniden kavuştuğumu görür görmez bir gün akşam yemeğini birlikte yedikten sonra beni iyileştiğim için kutladı. Bunları korkunç alçakça bir son sözün girişi olarak kullandı. Bayan Fanny dedi. Artık epeyce toparlandınız. Bu evde dilediğiniz kadar oturmakta serbestsiniz. Hastalığınız süresince size baktım. Ve artık bir miktar para talep etmem gerekiyor. Karşılık verilmesi beklenen bir istek bu. Elime kira borçları, yiyecek, ilaç, hemşire gibi masrafları için birkaç fatura tutuşturdu. 23 pound, 17 şilin, 6 penilik bir yekün tutuyordu. Bunları ödemek için şans eseri bende kalmış olan sevgili Çarşım'ın 7 ginelik alelade hisse senetlerinden başka 5 param yoktu. O da bunu gayet iyi biliyordu. Hanımefendi ayrıca ödeme için hangi yolu seçeceğimi kendisine bildirmemi arzu ediyordu. Gözyaşlarına boğuldum. Ona durumumu anlattım. Elimde ne kadar giysi varsa satacağımı, kalanı da olabildiğince çabuk ödeyeceğimi ekledim. Ama niyetleri için biçilmiş kaftan olan bu dara düşüşüm onu daha da katılaştırmıştı. Son derece kayıtsız bir tavırla başıma gelen felaketlere gerçekten üzüldüğünü ama kendi hakkını da korumak zorunda olduğunu söyledi. Böyle genç, narin bir yavruca hapse yollamak içine dokunsa da mecbur kalabileceğini açıkladı. Hapis. Bu sözü kanımın her damlasını dondurdu. Artan korkumla idam sehpasını ilk kez gören bir mahkum kadar sararıp soldum. Neredeyse bayılmak üzereydim. Vücudumu üzerinde tasarladığı planlara ters düşecek bir duruma atmak değil, yalnızca bir yere kadar gözda vermek isteyen ev sahibim beni yeniden yatıştırmaya girişti. Daha merhametli bir sesle bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Ama şu koca dünyada meseleyi her ikimizi de tatmin edecek biçimde halledecek başka bir yol olduğunu da eklemeden duramadı. Hatta hemen o gün öğleden sonra çözümü sağlayacak o kişiyi çaya davet edecekti. O zaman adil bir anlaşmaya varacağımız umuyordu. Tüm bunlara tek bir yanıt vermedim. Sus pus olmuş, şaşkınlık ve dehşet içinde oturuyordum. Bayan Jones doğru bir karara varmıştı. Duygularımın böyle yoğun olduğu bir an vurgunu vurmanın tam zamanıydı. Beni tek başıma bıraktı. Hapse atılma fikriyle ölümcül bir yara almış ve kendini koruma ilkesine uyarak bu tehlikeden kurtaracak her umut ışığına dört elle sarılmak zorunda kalan biri gibiydim. Bu halde yarım saat kadar oturdum. Üzüntü ve çaresizlik içinde can çekişiyordum. Sonra ev sahibim geri geldi. Yüzümde ölü gibi bir mahzunluk görünce planını sürdürerek sahte bir merhamete büründü. "Bak ya. Benden kalbimi ferah tutmamı istedi." Her şey sandığım kadar kötü olmayacaktı. Sadece kendi kendimin dostu olmam yeterdi. Tüm bu sıkıntılardan kurtulmam için bana en akıllıca öğütleri verecek tatlı sözlere sahip o çok saygıdeğer beyefendiyle geri döndü. Adam odaya girer girmez kibarca selam verdi. Ancak benim ona karşılık vermeye ne gücüm ne de bilincim vardı. Ev sahibisi bu ilk görüşmenin iyi geçmesi için yapılması gereken her şeyi üstlendi. Adama ve bana hemen sandalye getirdi. Bu süre boyunca her iki tarafta tek laf etmemişti. Zaten bu tuhaf ziyaret için takınabildiğim tek tavır aptalca boş bir bakıştan öteye gidemezdi. Çay yapıldı. Benim için tümüyle yabancı olan adam karşısındaki sessizliğimi ve utangaçlığımı görünce sanırım daha fazla zaman kaybetmek istemediğinden kaba teklifsiz bir eda ve otoriter bir sesle ''Hadi bayan Fanny'' dedi. ''Kaldır başını yavrum kederin o güzel yüzünü mahvetmesine izin verme. Ne yani üzüntüler sadece sınırlı zamanlar içindir. Hadi rahat bırak kendini. İşte karşında başına gelen felaketleri duymuş ve sana hizmet etmeye can atarak buraya gelmiş değerli bir bey oturuyor. Onunla daha yakın olmalısın ve artık fırsat elindeyken zaman kaybetmeden pazarlığını yapıver. Bu ince ve özlü sözlerden ürkmüş, şaşırmış görünen adam, yapmaya niyet ettiği iyiliğe beni yavaş yavaş alıştırmaktansa, sarsıp şoka uğrattığı, her şeyi böyle kötü bir tavırla berbat ettiği için kadını payladı. Sonra bana döndü. Tüm hükümden benim kadar genç ve güzel birinin saplanması için acımasız bir batak olduğunu itiraf ettiği bu sıkıntının tüm koşullarından tamamıyla haberdar olduğunu söyledi. Uzun zamandır beni beğendiğinden Bayan Jones'la benim hakkımda konuşmuştu. Fakat tüm kalbimle bir başkasına bağlı olduğumu öğrenince umudunu yitirmişti. Talimin aniden döndüğünü duyuncaya dek benimle ilgili umutları kaybolmuştu. Ancak benim artık yalnız olduğumu öğrendiği zaman bütün gereksinimlerimin eksiksiz karşılanması için ev sahibime özel emirler vermişti. Eğer atlayamayacağı işlerden ötürü yurt dışına Lahey'e gitmek zorunda kalmasaydı hastalığım sırasında kendisi gelip benimle ilgilenecekti. Henüz önceki gün dönmüş, iyileştiğimi öğrenmiş, kendini bana tanıtmak için ev sahibimin aracılığını istemişti. Ancak ev sahibimin benim bakımım sırasında yaptığı masraflar konusundaki patavatsızlığı onu çok kızdırmıştı. Böylece hemen orada bana olan ilgisinin bir kanıtı olarak Bayan Jones'a olan tüm borcumu ödedi. Artık ev sahibimin benim üzerimde herhangi bir baskı uygulamaya ya da beni herhangi bir şeye zorlamaya hakkı yoktu. O düşüncelerini bana açarken de gözlerimi kaldırıp onu incelemeye cesaret edebilmiştim. Göze fazlasıyla hitap eden biriydi. Güzel yapılı, 40 yaşlarında, sade kumaştan bir takım giymiş, parmaklarının birinde konuşurken elini salladıkça pırıltısı gözümü alan ve adamın gözümdeki önemini artıran büyük bir elmas yüzük vardı.'' Yani kısacası doğumuna ve durumuna özgü bir seçkinlik havası taşıyan ve genelde yakışıklı bir esmer denen cinsten biriydi. Yine de tüm sözlerine bol bol akıp içimi rahatlatan ve sesimi boğup zaten ne diyeceğimi bilemediğim yanıtlar yerine beni konuşmaktan alıkoyan gözyaşlarıyla karşılık veriyordum. Daha sonra bana anlattığına göre bu manzara karşı konulmayacak derecede etkilemiş onu. Daha az üzülmem için bir şeyler yapmak istediğinden cüzdanını çıkarttı ev sahibimin zaten hazır tuttuğu kalemi ve mürekkebi istedi. Talep edilen parayı kuruşu kuruşuna ödedikten sonra benden gizli bir biçimde ev sahibime cömert bir bahşiş daha sundu. Ödenmiş makbuzunu alıp direnmemi önlemek için nazikçe cebime koydu. Sinirlerim geçirdiği şiddetli sarsıntıyı henüz atlatamadığı için halen perişan haldeydi. Hüzünlü bir çaresizlik içindeydim. Ev sahibesi fark ettirmeden dışarı çıkmış, bu yabancı adamla beni yalnız bırakmıştı. Bunu fark ettiğimde paniğe kapılmadım. Çünkü cansızdım ve çevremde olup biten her şeye karşı kayıtsızdım. Ancak bu tür işlerde hiç de acemi olmayan beyefendi yanıma yaklaştı ve önce avutma bahanesiyle yanaklarımdan süzülen yaşları mendiliyle kuruladı. Sonra beni öpme cesaretini gösterdi. Bende ise ne bir direnç vardı ne bir rıza. Kazık kesilmiştim. Gözümün önünde dönen hesapla satın alınmıştım. Zavallı bedenime ne olacağına hiç mi hiç aldırmıyordum. Kızlara özgü o utangaçlık nedeniyle bile en ufak bir mücadele göstermek için gerekli canlılık, güç ve yüreklilikten yoksun olduğumdan adamın gönlünün dilediğini yapmasına sessizce katlandım. O da hissettirmeden gittikçe daha özgür davranıyor, elini elbisemin içine kaydırıp göğsümü kavruyor, hiçbir engelle karşılaşmayıp her şeyin umduğundan da öte arzularını tatmini lehinde geliştiğini görüyordu. Böylece beni kollarına aldı. Cansız, kıpırtısı halde yatağa taşıdı. Usulca yatırdı. Dileğini elverişli konuma getirdi. Ta ki ruhsuz bir duyarsızlıkla kendimden geçtiğim o düşten uyanıp da onu içime gömülü buluncaya dek ne yapmak üzere olduğunun bile farkında değildim. En ufak bir zevk duymadan öylece yatıyordum. Ölüm soğukluğundaki bir ceset gibiydim. Oysa çektiğim acılara hiç saygı göstermeden arzusunu dindirince ayağa kalktı, giysilerimi gelişi güzel bir biçimde düzeltmeye çalıştı. Sonra da kendimi iyi hissetmemi sağlamak için bana sevecen bir biçimde yaklaşmaya başladı. Oysa ben başıma gelen korkunç olayı ancak birkaç dakika hareketsiz biçimde yattıktan sonra fark ettim. Ellerimi ovuşturmaya, saçlarımı çekiştirmeye ve çılgın bir kadın gibi göğsümü yumruklamaya başladım. Ancak yeni efendim beni sakinleştirmeye çabalayınca öfkem biraz olsun azalmaya başlamıştı. Kinimin hiçbir bölümünü ona yöneltme hakkımı kendimde bulamamıştım. Kızgınlıktan çok uysallıkla beni yalnız bırakması için yalvarmaya başladım hiç olmazsa kötü kaderimin hüznünü yalnız yaşamak istiyordum. Fakat o bunu kesinlikle reddetmiş, kendime zarar vereceğimden ötürü korktuğunu söylemişti. Kadınların güçlü öfkelerinin her zaman kısa sürdüğü söylenir ve bu kesinlikle doğruydu. Kısa süre sonra ölü, durgun bir sessizlik, içimde esen fırtınaları alt etti. Yoğun bir gözyaşı sağınağıyla kendime geldim. Daha birkaç dakika öncesine dek biri bana bir gün Charles'tan başka bir erkeği de tanıyacağımı söylese yüzüne tükürürdüm. Ya da benim için ödendiğini gördüğümden çok daha fazla miktarlar bana önerilseydi soğukkanlılıkla geri çevirirdim. Ama erdemlerimiz de günahlarımız da yaşadığımız koşullara fazlasıyla bağlıdır.'' Benim gibi aniden her yerden kuşatılmış, uzun, ağır bir hastalıkla güçsüz düşen ve hapishane dehşetiyle sersemleyen bir zavallı için bu yenilgi daha bağışlanabilir görünecektir. Çünkü bu yenilgi sırasında ruhum ne o odadaydı ne de bedenim en ufak bir zevk almıştı. Ne var ki bir kez bana sahip olduktan sonra artık onun okşayışlarına karşı gelme hakkını kendimde bulamıyordum. Bu kanıyla kendimi ona teslim etmeyi daha uygun buldum. Öpüşlerine, sarılışlarına karşı direnmeden ya da öfke göstermeden boyun eğdim. Bu bana zevk verdikleri için ya da kendimi o tür bir hisse kaptırmam için ruhumun nefretinden baskın çıktıklarından değildi. Neye izin verdiysem bir çeşit şükrandan ve olanlardan sonra her şeyi oluruna bıraktığım içindi. Yine de bu bey beni bir önceki kadar şiddetli heyecanlara sürükleyen aşırılıkları yinelememeye çok özen gösterdi. Artık sahiplenmenin verdiği güvenceyle beni kıvama getirmeye çalışıyor, ona direnmekteki yetersizliğimin davetine dayanamayıp, arzularla dolup taşınca tüm haz beklentilerine duyarsız, kendisi zevk alamadığı için zevk vermekten de aciz olması beklenen, cansız, ruhsuz bir bedende tutkularının hıncını almaya çalışıyor ham meyveleri koparıp tadına bakmak istiyordu. Yine de yüreğim onu asla affedemezdi. Bu arada akşam epey ilerlemişti. Hizmetçi gelip yemek için örtüleri yaymaya giriştiğinde görüntüsü bana zehir gibi gelen ev sahibinin bizimle birlikte olmayacağını anladım. Bu beni sevindirmişti. Az sonra ağızlara layık bir yemek, diş şişe şarap ve diğer ihtiyaçlarla birlikte servis arabamız odamıza getirildi. Hizmetçi odadan çıkınca adam sevecen bir sıcaklıkla yemek yemeye ikna edilemesen bile ateşin yanındaki koltuğa geçip ona eşlik etmem için ısrar etti. Acımasız bir zorlamayla bana kabul ettirilip yaptırılan bu yeni sahneyi, bu kaçınılmaz konumu canım sevgilimle yaşadıklarımızla karşılaştırınca acıyla dolan bir yürekle benden istediğini yaptım. Yemekte kaderime razı olmam ve avunmam için epey dil döktükten sonra H. iyi Kontunun kardeşi olduğunu söyledi. Ev sahibimin önerisiyle onu gördükten sonra zevkine çok uygun bulmuş, ne pahasına olursa olsun beni ayarlaması için kadına komisyon vermiş ve sonunda başarmıştı. Kendisi ne kadar memnunsa benim de o kadar memnun olmamı gönülden istiyordu. Ayrıca bazı gönül okşayıcı güvencelerle onu tanımaktan pişmanlık duymam için hiçbir nedenim olmaması gerektiğini de ekledi en fazla tabağımın yarısını yiyebilmiş fakat 3-4 kadeh şarap içmiştim. Biraz canlanmam için içmeye beni o zorlamıştı. Fakat ya şaraba konmuş başka bir şey vardı ya da sıcaklığımı yeniden uyandırmak ve beni yeniden ateşlemek için daha fazlasına gerek yoktu. Bilemiyorum ama Bay H'ye hey şimdiye kadar duyduğum isteksizlik kaybolmaya başlamıştı. Yine de içimde duygularımın bu yumuşamasına karışmış en küçük bir sevgi kırıntısı bile yoktu. Bay Hey ile aynı koşullarda olan, onun benim için ve bana yaptığını yapan herhangi başka bir erkek de bana tıp atıp aynı görünürdü. Yeryüzünde sonsuz olan bir keder yoktur. Benimkiler de sona ermese bile en azından askıya alınmıştı. Uzun zaman acı ve kederle dolup taşan yüreğim ferahlanmaya, oyalanma ve eğlenme ışığına açılmaya başladı. Biraz ağladım ve gözyaşlarım beni rahatlattı. İç çekişlerim beni içimi ezen bir yükten kurtarır gibi oldu. Yüzüm neşelenmese bile hiç değilse daha bir sakinleşip gevşedi. Bu değişimi izleyen belki de gerçekleştiren Bayhe, o anı elinden kaçırmayacak kadar deneyimliydi. Fark ettirmeden masayı aramızdan itti ve sandalyesini karşıma çekti. Güvenli okşayışlarıyla beni hazırlayarak elimi tutmaya, beni öpmeye, bol geceliğimin dağınıklığından yararlanıp göğüslerimi ortaya çıkartmaya çalıştı. Ama birazdan bağırmam için elime daha iyi bir fırsat verecekti. Eğilip elini jartiyerin üstüne kaydırdı. Oradan da daha önce öyle açık ve savunmasız bulduğu geçite yeniden ulaşmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen birbirine kilitlenen bacaklarımı açamadı. Sessizce beni yalnız bırakması için yalvardım. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. Karşı koyuşumda gerçek bir içtenlikten çok gelenek ve görenek gördüğünden hedefini izlemekten vazgeçerek toparlandı. Ev sahibime bazı emirler verdikten sonra derhal yatağa yatırılmam gerektiğini söyledi ve bir saat sonra geri döndüğünde duyduğu arzu için beni bir öncekinden daha uysal halde bulmak istediğini söyledi. Ne onayladım ne de itiraz ettim. Ama bu öneriyi duyduğumdaki halim ve tavrım onu geri çevirmek için yeterince güçlü olmadığımı gösteriyordu. Bunun üzerine çıkıp gitti. Düşünmek için daha toparlanamadan hanımımın amca üzerine hizmetçi içeri girdi. Küçük gümüş bir çorba tabağında getirdiği ve şarapla kestirilmiş baharatlı sıcak sütü yatmadan içmemi istedi. Dediğini yaptım ve bir anda vücudumun her yanına yayılan bir sıcaklık, bir ateş hissettim yanıyor, kavruluyor, hatta herhangi bir erkeğe karşı istek bile duyuyordum. Ben uzanır uzanmaz hizmetçi mumu aldı, çıktı. Kapıyı da ardından kapattı. Daha aşağı kata varmamıştı ki usulca kapı açıldı. İçeri bayhaya girdi. Şimdi üzerinde gece entarisi ve başlığı vardı. Elinde de yanan iki mum taşıyordu. Kapıyı sürgüledi. Geleceğini bildiğim halde onu gördüğümde irkildim. Parmak uçlarına basarak yatağa yanaştı, Hafifçe fısıldadı. Lütfen canım korkma, sana çok nazik ve yumuşak davranacağım. Sonra telaşla giysilerini çıkartıp yatağa atladı. Soyunurken adeleli gövdesini, güçlü kuvvetli kaslarını, iri göğsünü görebilmiştim. Yatak taşıdığı bu yeni yükle sarsıldı. Mumları başucumuzda yanık halde bıraktı. Beni öperken diğer yandan el çabukluğuyla yatak örtülerini sıyırdı. Görünüşümden etkilenmiş gibiydi. Hiçbir noktamı es geçmeden öpücük yağmuruna tutuldum. Sonra dizleri bacaklarımın arasındayken geceliğimi sıyırdı ve kırmızı başlayıcılarını ortaya çıkardı. Birden bedenime karıştığını fark ettim. İçimde de hissediyordum ve bir süre sonra doğanın gücüne karşı çıkacak gücüm kalmamıştı. Bedenime öyle güçlü çağrılar yollamaya başladı ki tüm hayvansı güdülerim o çekim merkezine kendiliğinden boyun eğmişti. Az sonra dayanılmaz derecede kızmış, uyarılmıştım. Tüm irademi kaybettim. Heyecanın gücüne boyun eğip salt bir kadın olarak hala sadık bir sevginin katılığı içinde tutabilmiş olmayı dilediğim halde zevk Selim'in taşmasını engelleyemedim. Yine de onunla yaşadığım bu bedensel zevkin gerçek aşkımla yaşadığımdan çok tatsız olduğunu görmek içimin burkulmasına, acılarımın yinelenmesine neden olmuştu. Fakat yeni sevgilim hüzünlenmeme izin vermeyecek kadar hızlı ve çevik davrandı. Güçlü bir adamdı ve bunu kanıtlamayı kendine görev bilmiş gibi birkaç dakika içinde hamlesini yenileyecek duruma geldi. Öpücük fırtınalarıyla giriş yaptı. Eksilmeyen bir şevkle bir önceki rotayı izledi ve böylece gün ağrıncaya dek beni sürekli zinde tutmayı başardı. Tüm bu zaman boyunca bana kol ve bacaklarının sert dokunuşu, dimdik omuzlarının Geniş göğsünün sıkı güçlü kaslarının meziyetlerini derinden hissettirdi. Sonuç olarak o güçlü bir barondu ve kazanmak onun ruhunda vardı. Şafağın zaferlerinin ardından sökmesinden memnuniyet duyan Bayhe, ikimizin de gereksindiği bir dinlenmenin tazeliğine teslim etti beni. Hemen derin bir uykuya daldık. Benden bir süre önce uyandıysa da beni böyle muhtaç ettiği bir uykudan uyandırmaya kıyamamıştı. Saat ancak onu geçerken yatakta biraz kımıldanır kımıldanmaz erkekliğinin bir gösterisine daha katlanmaya zorlandım. Saat 11 civarında Bayan Jones içeri geldi. Elinde bu gibi işlerdeki deneyiminin onu hazırlamaya yönelttiği çok lezzetli bir çorbanın bulunduğu iki kap vardı. İkimizi de selamladığı o aşırı iltifatları nazik bir kadın satıcısının o yapmacıklığı haricinde onu görür görmez kanım beynime sıçradıysa da Duygularımı bastırmak zorunda kalmıştım. Tüm dikkatimi bu yeni ilişkinin sonuçlarının neler olabileceği sorusuna topladım. Ama huzursuzluğumu sezen Bayhe, bu ağırlığın altında uzun süre ezilmeme izin vermedi. Bana sağlam, içten bir yakınlık beslemeye başladığından, bunun bir ön belirtisini sunarak işe başlayacak, birçok nedenle sıkıcı ve tatsız gelebilecek bu evden alıp beni düşlenebilecek en yoğun ilgiyi göstereceği daha rahat bir eve taşıyacaktı. Ev sahibime hiçbir açıklamada bulunmamamı ve kendisi dönünceye kadar sabırsızlığa kapılmamamı rica etti. Giyindi ve o dönene dek lazım olur diye yanında bulunan tüm parayı, 22 gine dolu olan bir cüzdanı bana bırakarak çıkıp gitti. O gider gitmez zenginliğe ilk geçişin mutluluğunu yaşamıştım. Çünkü Charles'a sevgiyle bağlanışım bana asla bu açıdan görünmemişti. Bir daha kıyıya çıkmamak üzere akıntıya kapılmış sürükleniyordum. Bu yeni ilişkide sevgili Charles'ın yokluğundan beri beynimi kemiren kara düşünceleri dağıtan, oyalayan bir şeyler bulmaya başlamam ve ihtiyaçlarımı karşılayacak paraya sahip oluşum tüm olumsuz kuşkularımı engelliyordu. İlk ve tek sevgilimden bu şekilde vazgeçiyor olmamın tek nedeni kendimi artık ona layık görmeyişimle bulutlanan sevecenliği ve hasreti yüzündendi. Onunla tüm dünyayı dolaşıp ekmeğimi dilenebilirdim ama ben artık bir zavallıydım. Ondan koparılışımın üstesinden gelebilmeye ne erdemim ne de gücüm yetiyordu. Yine de yüreğim çarsa o kadar bağlı olmasaydı Bayhe onun tek efendisi olabilirdi ama o yer doluydu. Sadece geçirdiğim bunalımın zoru onu benim sahibim yapmıştı. Onunsa tek hedefi ve tutkusu benim güzelliğimdi. Bu elbette ne ince ne de sağlam bir sevgi için temel sayılamazdı. Yeni sevgilim akşam altıda döndü ve beni yeni evime götürdü. Taşınabilir eşyalarım çabucak paketlenmiş kiralanan bir at arabasına yerleştirilmişti. Kendisinden pek de fazla memnuniyet duymamam için sayısız neden olduğunu düşündüğüm ev sahibimle vedalaşmak beni çok az üzmüştü. Onun açısındansa evde ettiği kazançtan başka benim kalmam ya da gitmem hiç fark etmiyordu. Benim için tutulan eve çabucak vardık. Bu ev beni çıkarları yüzünden Bay He'nin bir dediğini iki etmeyen sade bir tüccara aitti. Metres olarak yerleştirildiğim, emrime bir de hizmetçi verilen çok kibar döşenmiş birinci kat haftada iki güne karşılığında Bay He için kiralanmıştı. Bay He o akşam benimle kaldı. Yakındaki bir handa yemek yedik. Eve döndükten sonra bir iki kadeh şarap sonrasında hizmetçi beni hazırlayıp yatağa yatırdı. Kısa süre sonra Bay H yanımdaydı. Bir önceki gecenin yorgunluğuna karşın ondan ne af ne de aman dileyebilecek durumdaydım. Bu gecenin yeni dairemin şerefine olduğunu söyleyerek beni avutmakla yetindi. Kahvaltı için kalktığımızda sabah epey ilerlemişti ve aramızdaki buzlar da artık kırılmaya başlıyordu. Aşkın tekelinden çıkan yüreğim rahata tüm cömert ilgisini Bay Hey'e sunmaya, gönlünü hoş tutmaya başladı.'' İpekler, danteller, küpeler, inci kolye, altın saat yani her istediğimi müsrifçe alıyordu. Bunun bilincinde olmam ona karşı sevgi doğurmasa da beni bir tür minnettar düşkünlüğe, aşka benzer bir şeylere zorluyordu. Bir ayrım yapmak şehirdeki metreslilerin onda dokuzunun keyfini kaçırmak olacaktı ve sanırım pek azı dışında hiçbirinin bu ayrımı asla yapmamasının nedeni de buydu. Görünüşte metres kalıbına iyice girmiştim artık. İyi bir evde yaşıyordum. Oldukça yeterli bir gelire sahiptim ve güzel giysilerim vardı. Bayhe bana yumuşak ve şefkatli davranmayı sürdürüyordu. Ama yine de mutluluktan çok uzaktım. Sevdiğime duyduğum hasret sık sık askıya alınmasına ya da dağıtılmasına karşın bazı hüzünlü anlarımda ikiye katlanan bir şiddetle geri geliyordu. Bu nedenle daha fazla arkadaş edinip topluma girmek, düşüncelerimi daha çok dağıtmak istiyordum. Bay H benden her açıdan öyle üstündü ki, ona öyle çok şey borçluydum ki, bu nedenle aşkımı değilse bile saygımı kazanmıştı. Onunla sadece tek bir tür iletişim kurabiliyordum, diğerleri için yetkin değildim. Bu iletişim de sevgi ya da başka eğlencelerle doldurulmazsa usandırıcı bir doyumdan başka bir şey değildi. Böyle deneyimli, elinden düzinelerce kadın geçmiş olan Bay He, kısa sürede bu huzursuzluğumu anlamıştı. Bunun için beni daha çok takdir edip şımartmaya göz yumdu. Evimde yemekler düzenledi, zevklerini paylaştığı birçok arkadaşını metresleriyle birlikte davet etti. Böylece öyle bir çevre edindim ki taşra eğitimimden arta kalmış olabilecek ve aklı başında bir beğeni için çekiciliğimde belki de en büyük etken olan çekingenlik ve sadeliğimin tüm kalıntılarından kısa sürede arındım. Tanıştığım dostlarımla birbirimize gidip geliyor, yüksek tabaka kadınının tüm mutsuzluklarına, çılgınlıklarına, küstahlıklarına olabildiğince uyum sağlıyorduk. Zamanlarını boşa harcadıkları o kısır döngüde genel olarak değerlendirilirse dünyada onların yaşam biçiminden daha aptalca daha tek düze, daha beş para etmez bir şeyin var olamayacağını akıllarının ucundan bile geçirmeyen bu kadınlar erkeklere gerçekten de hükümdarları gibi davranıyorlardı. Aslında pek çok açıdan bakıldığında erkekler de onları pek mahkum ediyorlardı. Epeyce metres tanımaya başlamıştım ve pek çoğu erkeklerini aldatmak için bir an bile düşünmezlerdi. Fakat benim onu aldatmaya henüz niyetim yoktu.'' ondan gelen herhangi bir kıskançlık belirtisi yoktu. Ona bu tür bir dalavere çevirmek için kandırılıp kışkırtılmamıştım. Ayrıca cömertliği, kibarlığı, memnun etmekteki şefkatli özeni yüreğimi etkilemese de beni ona önem vermeye zorlamıştı. Sadakatimi güven altına almıştı. Onun cömertliği sayesinde yaşamam için alçak gönüllü bir konum elde etmenin eşiğindeydim ki, Bay H'nin lehine olan tüm izlenimlerimi yıkan bir terslik oldu.'' Yaklaşık birlikteliğimizin yedinci ayıydı ve genelde daha uzun süren bir komşu ziyaretinden eve erken dönmüştüm. Sokak kapısı açıktı. Evin ikinci hizmetçisi de kapıda durmuş, tanıdıklarından biriyle sohbet ediyordu. Böylece kapıya vurmadan içeri giriverdim. Yanından geçerken beyefendinin yukarıda olduğunu söyledi. Şapkamı ve üzerimdekileri çıkarıp odama bir kapıyla bağlı olan yemek odasından geçip Adet olduğu üzere onu beklemekten başka bir niyetim olmadan yatak odama çıktım. Ancak şapkamın şeritlerini çözerken özel hizmetçim Hanna'nın sesini ve boğuşmaya benzer bir gürültü duydum. Meraklanmıştım. Usulca kapıya süzüldüm. Tahtadaki bir budak yerinden oynamıştı. Bu heyecanlı sahneyi izleyebileceğim bir gözetleme deliği sunuyordu. Oyuncularsa benim yatak odama geçit veren kapıyı açıp içeri girdiğimi duyamayacak kadar gayretli bir uğraşıdaydılar. Gözüme ilk çarpan o kaba köylü parçasını yemek odasının köşesindeki kanepeye sürükleyen Bay H oldu. Kız buna yalnızca beceriksizce, arsızca bir direnç gösterdi. Öyle kısık sesle bağırdı ki kulağa kapıya yapışan ben bile zor duydum. Kız, lütfen efendim yapmayın, bırakın beni, ben size göre değilim. Benimki kadar zavallı bir vücutla kendinizi küçültemezsiniz. Tanrım, hanımım her an gelebilir, gerçekten yapamam, bağırırım diye mırıldanıyordu. Tüm bunlar kanepenin kenarına dek taşınmasına ufak ufak izin vermesini engellemedi. Hiç de şiddetli sayılmayacak bir itişle kanepeye kolayca yığılıverdi. verdi. Beyefendimse onu öyle güçlü kavramıştı ki, kuşkusuz kız tartışmayı kesme zamanının geldiğini, daha fazla savunmanın gereksiz olacağını düşündü. Bayhe kızın iç etekliğini alal al olmuş yüzüne doğru kaldırdı. İri yarı etli butlu gürbüz ve bembeyaz iki bacak onu hevesle karşıladı. Bacakları kendi kalçasına doladı, kılıcı zaten çoktan hazırdı. Onu doğruca hedefe sapladı. Hem de umutlandığından daha az güç bir giriş bulmuşa benziyordu. Zaten bu kırmızı yanaklı şişko köyünü bir çocuk doğurduğu için terk etmişti. Gerçekten de tüm hareketleri oldukça büyük bir yere saplandığını gösteriyordu. İşi bittikten sonra şişman sevgilisi ayağa kalktı, etekliğini indirdi, eşarbıyla önlüğünü düzeltti. Bay H biraz aptallaşmış görünüyordu. Cebinden para çıkarıp yeterince mahcup bir tavırla ona verdi. İyi bir kız olup ağzından laf kaçırmamasını da tembih etti. Bu adamı sevmiş olsaydım tüm sahneyi baştan sona izleyecek sabrı kendimde bulamazdım. Eminim içeri dalıp ölç alma peşindeki kıskanç prensesi oynardım. Ama durum farklıydı yüreğim değil gururum incinmişti. Vicdanımda bulanık hiçbir nokta kalmayıncaya kadar sırf ne kadar ileri gideceğini görmek için kendimi kolayca tutabilmiştim. Hayvanca tutku bu şekilde sona erince usulca odama çekilip ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. İlk planım doğal olarak içeri dalıp yaptıklarını yüzüne vurmaktı. Aslında bu fikir hoşuma da gitti. Sanki böylece o anki duygularımı ve hıncımı derhal boşaltı verecekti. Ama bir kere daha düşününce böyle bir adımda varılacak sonuçlar pek de belirgin olmadığından kuşkuya kapıldım. En azından Bay Hey'nin bana öneride bulunduğu bir bölüm mülk devrini gerçekleştirinceye kadar beklemeye karar verdim. Gerçekten de durumu idare edebilecek kadar sakin değildim ve her şeyi mahvetme olasılığım vardı. Öte yandan bu olay rezilliği sebebiyle bende öç alma niyetine sebep olmuştu. Bu aklıma düşer düşmez eksiksiz bir soğukkanlılığa kavuşuverdim. Kafamdaki karma karışık plandan zevk duyarak onlardan haberim yokmuş gibi bir rolü kolayca oynamaya başladım. Sakinleşince kapıya süzüldüm. Odaya sanki yeni girmiş gibi kapıyı gürültüyle açıp kapadım. Üzerimdekileri çıkartmak için geçen kısa bir sessizlikten sonra yemek odasının kapısını açtım. O pasaklı kadın ateşi körüklüyor, benim sadık çobanımsa hiçbir şey olmamış gibi sakin, kayıtsız, ıslık çalarak dolanıyordu. Halimden bir şeyler sezme ihtimali yoktu. Çünkü kadınların oyunculuk sanatını gururla temsil ediyordum. Onu her zaman selamladığım gibi aynı açık yürekli havayla karşıladım. Akşam benimle kalamayacağı için özür uydurup kısa süre kaldıktan sonra çıkıp gitti. Hizmetçiye gelince, benim evrimdeki biri için artık epey şımarmış görünüyordu ve Bay H ile aralarında olup bitenler üzerinden daha 48 saat geçmeden küstahlığı sayesinde onu kapı dışarı etmek için çok iyi bir fırsat yakaladım. Bu nedenle Bay H ne beni kınayabildi ne de onu kovmamdaki asıl nedenimden kuşkulanmak için en ufak bir fırsat buldu. Kısa daha sonra neler oldu bilmiyorum ama Bay H yüce gönüllüydü. Bu zararı telafi ettiğinden emindim ve buna karşın onunla böyle bir alışverişe bir daha kalkışmadığını söyleyebilirim. Böyle kaba saba bir parçaya tenezzül etmesinin nedeni sağlıklı kanlı canlı bir köylü hizmetçi görünce aniden patlak veren bir şehvet hücumuydu. Ve maymun iştahlı bir midenin lezzet farkı olsun diye sığır etinden bir yemeği denemeye kalkışmasından daha tuhaf sayılmazdı. Bay H'nin bu kaçamağını sadece bu açıdan görüp hizmetçiyi kovmakla yetinseydim Doğru düşünmüş ve davranmış olurdum. Ama aniden parladığım için Bayhe ucuz kurtulmuş olurdu. Oysa ben intikam ateşini körüklemiştim ve aynı onun yaptığı gibi bir misilleme ile öcümü alacaktım. Bu onun için çok daha acı verici olacaktı. İhaneti yüreğimde öylesine yer etmişti ki intikam ateşim asla sönmüyordu. Adaletin yerini bulması pek zaman almamıştı. Yaklaşık 15 gün önce Bay H, bir kiracının köyden yeni gelen oğlunu hizmetine almıştı. 19'una henüz girmişti. Gül kadar taze, çevik ve çok yakışıklıydı. Başta öç almak için düşünmesen bile beni etkilediğini inkar edemezdim. Benden başka ön yargısız davranabilen ve zevki gurura tercih edecek her kadını etkileyebilirdi. Bay H ona bir çırpıda uşak kıyafeti giydirtmişti. Evimde boy gösterdikten sonra başlıca görevi efendisiyle aramda mektup ve mesaj götürüp getirmek oldu. Tüm metre sanımların konumu insanlar için saygı uyandırmaya uygun olmadığından efendisiyle ilişkim hakkında diğer uşaklardan bilgi aldığını sandığım bu genç de utangaç, sıkılgan bir edayla beni gözlemeye başladı. Görünüşe bakılırsa benden etkilenmişti fakat çekingenliğimden ve saflığımdan dolayı beni izlemekten aldığı zevkin aşk ya da arzu olduğunun farkında değildi önceden kendinden emin haldeki bakışları artık tutkuyla alevlenmeye başlamıştı ve dile getirebileceğinden çok daha fazlasını ifade ediyordu aslında o zamana dek bu gencin alımlılığı en ufak bir art niyet taşımaksızın dikkatimi çekmişti gururum beni bu şekilde düşüncelerden koruyordu bayhe o genç adamın sahip olduğu cazibenin yarısına bile sahip olmayan hizmetçi kadına tenezzül edip Önüme böyle bir örnek koymasaydı aklıma bu tür düşünceleri getiremezdim. Artık bu gence Bay H ile ödeşme planım için her yönden mükemmel bir araç gözüyle bakmaya başladım. Bu zorunlu intikamı Bay He'ye borçluydum ve vicdanım kesinlikle rahattı. Planımı gerçekleştirmek üzere harekete geçtim. Gencin bana haber getirdiği birkaç kez normal davranıyormuş gibi yataktayken ya da giyinirken içeri alınmasını sağladım. Ve sanki kasıtlı değilmiş ya da tasarlanmamış gibi bazen olması gerekenden daha açık göğüs dekolteleri kullandım. Bazen onun bakışları altında saçlarımı taradım ve beni izlemesine izin verdim. Bazen de düzgün bir bacağın şanssızlık eseri açılan jartiyerini yerini onun önünde bağlamaktan çekinmedim. Amacıma uygun etkiyi kolaylıkla yaratmıştım. Gözlerinin pırıltısından, yanaklarının kızarmasından bundan ne kadar etkilendiğini anlayabiliyordum. Sonra mektubu elinden alırken belli belirsiz hafif el sıkışmalar işimi daha bir kolaylaştırdı. Onu böyle uyarılmış ve hedefim için ateşlenmiş görünce birçok ön soruyla daha da kışkırttım. Örneğin sevgilisi var mıydı? Benden daha mı güzeldi? Benim gibi birine aşık olabilir miydi? Yüzü kıpkırmızı hale gelen saf çocuk tüm bunları istediğim şekilde yanıtladı. Mükemmel bir kişiliğin ifadesi ve mükemmel baştan çıkarılmış bir masumiyetle ama ayrıca köy yetiştirilişinin tüm beceriksizliği ve sadeliğiyle bana teslim oluyordu. Tasarladığım aşama için onu yeterince olgunlaştırdığıma inanınca belirli bir saatte gelmesini beklediğim bir gün planım için ortalıkta kimsenin bulunmamasına özen gösterdim. Her şey hazır olduğu sırada yemek odasının kapısına gelip tıklattı. İçeri gelmesini söyledim ve gelip kapıyı ardından kapattı. Ondan tam kapanmıyor bahanesiyle kapıyı içerden sürgülemesini istedim. Tam Bayhe'nin ince zevklerinin sahnelendiği kanepede boylu boyunca uzanmıştım. Kayıtsızlığın tüm sahteciliğiyle bol ve gevşek bir şekilde duran göğüslerimi ortaya çıkarması için en kışkırtıcı dağınıklıkta bir gecelik giymiştim. Ne korse ne çember, aramızda hiçbir engel yoktu. O ise biraz uzakta duruyor, taze çiçeklenen bir gençliğin, düzgün, biçimli, sağlıklı bir delikanlının mükemmel zindeliğini yansıtıyordu. Kusursuz, parlak siyah saçları doğal dalgalarla yüzüne dökülüyordu ve kalan kısmı arkadan bağlanmıştı. Dar kesimli güderi pantolonu dolgun sağlam yapılı bacaklarının şeklini açığa vuruyordu. Beyaz çoraplar, dantelli dizlikli üniforma ve apoletler güzelliğinin giysinin adiliğinden hiç etkilenmeyen bir endamına sahipti. Yanıma gelip mektubu vermesini söyledim. Aynı anda da gelişi güzel bir biçimde elimdeki kitabı yere düşürdüm. Kızardı. Beceriksizce uzattığı mektubu teslim etmek için yanıma geldi. Gözleri geceliğimin ayarlanmış aralığından hafifçe belli olan göğüslerimdeydi. Yüzüne bakıp gülümseyerek mektubu aldım ve usulca gömleğinin kolundan yakalayıp kızaran, tüm vücudu titreyen genci kendime doğru çektim. Çekingenliği ve saflığı nedeniyle onu yüreklendirecek tüm ilk adımları kesinlikle benim atmam gerekiyordu. Gövdesi rahatça bana doğru eğilmişti. Pürüzsüz, sakalsız çenesini usulca okşayarak benim gibi bir kadından korkmaması gerektiğini söyledim. Elini tuttum, göğüslerime götürüp hafifçe bastırdım. Artık güzelce donanmış, kabarmışlardı. Öyle ki elinin altında arzudan soluk soluğa inip kalkıyorlardı. Çocuğun gözleri alevlenmiş bir doğanın tüm ateşiyle ışıldadı. Yanakları da koyu kırmızılaştı. Sevinç, haz ve utangaçlıktan dili tutulmuş konuşamıyordu. Ama bakışları heyecanı, tüm duygularının harekete geçtiğini ve korkacak hiçbir düş kırıklığı kalmadığını açıkça gösteriyordu. Öpmekten kaçamaması için uzattığım dudaklarım onu yaktı, yüreklendirdi. Artık bakışlarımı hazın asıl noktası olan o bölüme çevirmiştim. Oradaki şişkinlik ve hareket açıkça fark ediliyordu. Böyle elverişli bir ortamda artık durmak için çok geçti ve kendimi tutamayıp onun o bakir utangaçlığına daha fazla sabredemediğimden elimi bacaklarına kaydırdım yukarıda pantolonla hapsedilmiş sert katı cismi hem görebiliyor hem hissedebiliyordum. Ancak parmaklarım bir türlü sonunu bulamıyordu. O zaman meraka kapıldım ve böyle dehşet verici bir esrarı açığa çıkartmaya sabırsızlanarak içerideki canlı güçten ötürü patlamak üzere olgunlaşmış düğmelerle oynamaya başladım. Kemeri bir dokunuşta açılıverdi ve o an şaşkınlıkla gördüğüm gömleğinden sıyrılıp kurtulan şey adeta dehşete düşmeme neden olmuştu. Bir çocuğun oyuncağı ya da bir erkeğin silahı değil ama öyle muazzam ölçülerde bir parçaydı ki sanki bir insana değil genç bir deveye aitti. Olağanüstü boyutları karşısında şaşkınlıktan sessizleşmiştim. Yine de bu uzunluk, bu genişlikteki canlı fil dişini zevkle izlemeden, hatta ona dokunmaya cüret edemeden duramadım. Kusursuz biçimli ve şekilliydi, mağrur dikliği ve kadife yumuşaklığının en narin terlerle yarışabileceği, enfes beyazlığı dipteki kara kıvırcık fonla daha bir vurgulanıyordu. Bu manzara güzel bir akşamda bir tepenin doruğunu kaplayarak uzak ağaçların dalları arasından berrak ışık demetlerinin süzülüşünü izlemek gibiydi. Geniş başın pembeliği, damarların mavi nüansı her şey doğadaki şekil ve renklerin en çarpıcı bileşimini oluşturuyordu. Kısacası bu dehşet ve zevk veren bir nesneydi. Ama daha şaşırtıcı bir şey vardı. Bu doğa harikasının sahibi Aldığı aile terbiyesi nedeniyle fırsat bulamamaktan dolayı en azından uygulamada böyle görkemli donandığı tüm bu erkekliği kullanmaya kesinlikle yabancıydı. Ve onun ilk denemesini paylaşmak bana düşmüştü. Tabii benim önce duyarlı bölgemle orantısızlığından doğacak tehlikelere göğüs germeyi göze almam gerekiyordu. Ama artık enine boyuna düşünüp taşınmak için çok geçti. Çünkü bu sırada gördükleriyle fazlasıyla harekete geçen o ana kadar kendisini alıkoyan iffet ve görgüyle daha fazla dizginlenemeyecek kadar canlanan genç, yalnızca doğanın güçlü iticiliği ve eğiticiliği sayesinde sabırsız, coşkun bir arzuyla titreyen ellerini etekliğimin altına kaydırmaya cesaret etti ve sanırım bakışlarımda onu durduracak bir şey görmediğinden merkeze usulca dokunmaya, onu kavramaya başladı ve o an parmaklarının ateşli dokunuşları kararımı vermemi sağladı. Korkularım korlaşan dayanılmaz hararet karşısında erimeye, bacaklarım çözülmeye başlamıştı. Uygun bir hareket geceliğimin eteklerini arkaya atınca geçit kaçırılmayacak kadar elverişli ve belirgin bir hale geldi. Sert girişimlerini elimden geldiğince açık ve rahat bir şekilde karşılamak için kendimi geriye attım. Hiçbir geçit bulamayan aygıtı hedefin bazen yukarısına, Bazen aşağısına, bazen yanına rastgele darbelerle sertçe dayanmaya başladı. Sabırsızlıktan yanan bu öfkeli makineyi genç çömezin ilk zek dersini alacağı yere usulca ellerimle yönelttim. Delikanlı hiçbir eşiği geçilmez bulmak için yaratılmamıştı ve benimki de sık sık kullanılmış olmasına karşın onu kolayca içeri almaya yetecek genişlikten halen çok uzaktı. Yine de ağır aygıtı öyle can alıcı bir yere yöneltmişti ki nazik geçite doğru dümdüz durduğunu hissettim. Uygun bir hareketim ona yardım etti ve güçlükle açılan dudaklar ona yol verdi. Artık yerleştiğini ikimiz de hissediyorduk. Bu doğrultuyu izleyerek az sonra şiddetli ve benim için acı verici, parçalayıcı darbelerle girişini sağlama almak ister gibi kendini sonuna dek itti. O saplanıp kaldığı sırada ben öyle acı verici bir zevk duydum ki bunu şimdi bile tanımlamakta zorlanıyorum. Daha fazla canımı acıtmasından da geri çekilip çıkmasından da aynı oranda korkuyordum. Ne onu tutmaya ne de ondan ayrılmaya dayanabilecektim. Ne var ki acı baskın çıktı ve gelip gidişleri bağırmama neden oldu. Ah canımı yakıyorsun dedim. Bu yakarış nazik saygılı çocuğu olanca hızında giderken bile durdurmaya yetmişti. Böylece yakınmalarımın tatlı nedenini içimden çekip aldı. Gözleri hem beni incittiği için duyduğu kaygıyı hem de sıcaklığı ve doymayı deli gibi arzuladığı haz dalgasına neden olan o bölgelerden çıkmaktaki isteksizliğini dile getiriyordu. Yine de bana çektirdiği acı yüzünden derdinin dermanını ondan esirgeyeceğimden korkacak kadar deneyimsizdi. Ama ben bu hafif yakınmalarıma böyle fazla saygı göstermesinden hiç memnun kalmamıştım. Çünkü şimdi gözümün önünde hala dimdik ve olabildiğince sert görünen nesne karşısında daha savunmasızdım. Daha hevesli bir durumdaydım. Böylece onu yüreklendirmek yine bana düşüyordu. Önce alev alev yanan dudaklarına bir öpücük kondurdum. O da hemen teşekkürlerini sunan hem de daha ilerisine rıza göstermem için rüşvet verir gibi bir şevkle bana derhal karşılık verdi. Tüm tehlikesine karşın misafirimi yeniden kabul etmek için harekete geçtim. O da bu davet karşısında bir an bile beklemeden yeniden üzerime çıktı. Düzgün sert kamışının bir kere daha girişi zorladığını hissettim. Öncekinden daha kolay başardı bu sefer. Kazanmaya özen gösteren gayretli çabası bana acı çektirdiyse de yakınmamaya çalıştım. Yumuşak dar boğaz böylece yavaşça gevşedi, yol verdi. İçeri süzülen düşman onu sonuna dek gerdi ve bu gerilim acı dolu bir zevkle yarı yola kadar gelmesine imkan sağladı. Ancak daha fazla girmek için gösterdiği tüm gayretler amacına bir milim bile yaklaşmasına izin vermeden olduğu yere sel taşkınını bırakıverdi. Oysa ben onu karşılamaya hazır bile değildim daha. Henüz anca yarısı içimde olan bu kılıcın dayanılmaz büyüklüğü yüzünden çektiğim acıyla dop doluydum. Böylece istemediğim halde içimden çıkmasını bekledim ama bu hoş bir yanılsamaydı. Çünkü o öyle kolay bırakılacak türden değildi. Güçlü, ateşli delikanlı, tatlı şarapla sarhoş olmuş halde bir süre bekledikten sonra kendinden daha emin bir şekilde yeniden içeri daldı. Kısa bir mola verir vermez yeniden uyanmıştı. Konumunu koruyordu hala ve aşka doyamamış yenisini istiyordu. Sonra zaten zar zor fark edilir miktarda azalan sertliğine tamamen kavuşan kılıcını yeniden çekerek içimde kendine daha geniş bir yer açmaya girişti geçitin tüm yüzeyini bolca ıslattığı serpinti işini kolaylaştırmasına yardımcı oldu. Benim hareketlerimin onun baskılarının enerjisini iki katına çıkarınca önceden yağlanıp hazırlanmış bölgeler böyle etkili bir güce artık daha fazla dayanamazdı. Tek şans kapıyı açıp buyur etmekti. Doğa ve benim gayretim ona yardımda güç birliği ediyor, parçalıyor, içime işliyor ve sonunda yolunu santim santim kazanarak tamamen içeri girmesini sağlıyordu. Sonunda güçlü bir darbeyle kılıç kabzasına kadar saplandı. Bunu gövdelerimizin sıkıca kenetlenişinden anlayan, kendinden geçmiş haldeki gencin gözleri daha neşeli ateşlerle parladı. Tüm hareketleri ve bakışları zevkinin doruk noktasına ulaştığını sergiliyordu. Artık bundan ben de pay almaya başlamıştım. Çünkü onu yüreğimin ta derinlerinde hissediyordum. Neredeyse zevkten ölmek üzereydim. İçimdeki çalkalanmalara dayanma gücümün ötesinde uyarılmış, çatlayacak kadar tıka basa doyurulmuştum. Onun altında güçlükle soluyarak nefes nefese öylece yattım. Ta ki kesik kesik soluğu, kırık dökük inlemesi, kor alevlerle parlayan gözleri, daha da azgınlaşan atakları, artan sertliği ikinci noktanın yaklaştığını selamlamamı gerektirinceye kadar. Gücü tükenen sevgilim gövdemin en dip girintileriyle ılık bir öz suyla vuran selde eriyerek kollarımda ölüp gitti. Vücudumda zevkle zonklayan her zerre bu sele karışmak için doldu taştı. Yaşam ve duyum adına aldığımız tüm tadın bütünüyle odaklaştığı o gözde bölgeler dışında her hücremiz de böyle yitik, soluksuz, her şeye karşı duyarsız kala kaldı. Hazımız biraz dinip de delikanlı o sanat eserini geri çektiğinde yaralı genişlemiş geçit geriye balzam gibi bir sıvı bıraktı. Bacaklarımdan akarken sızan kanla karışmıştı. Bir tür ikinci bekaret üzerinde zafer kazanan o devasa aygıtın verdiği hasar tahminimden fazlaydı. O toparlanıp giyinirken mendilimi usulca oraya kaydırıp olabildiğince kuruladım. Sonra onu yanıma oturttum. Böyle aşırı bir yakınlıktan cesaret aldığından, önüne serdiğim yeni mutluluk sahneleri için duyduğu sevecen şükran ve sevincin doğal bir patlamasından dolayı bana kalbinden taşan sevgisini sundu. Bu sahneler onun için kesinlikle çok yeniydi. Dişiliğin o gizemli noktasıyla daha önce hiçbir yakınlığı olmamıştı. Yanımda otururken bazı hareketlerinde ellerinin hiç de plansız diyemeyeceğim şekilde oldukça doğal bir merakı gidermek için can attığını fark ettim. Defalarca düşlerini süslemiş olan o bölgeyi görmek ve ona dokunmak için can atıyordu. Bense büyülenmiş gibiydim. Onun genç arzularına her fırsatta lütufta bulunup istediğine karşılık vermek için hazırdım. Bu arzuların doyumu için durmak bilmeksizin dilediğince ilerlemesine göz yumdum. Gözlerimden tüm dileklerine verdiğim eksiksiz izni kolayca okudu. Eli sessizce geceliğimin altına süzüldü. Dikkatimi yapmak üzere olduğu şeyden uzaklaştırmak içinse beni binlerce öpücükle kandırmaya başladı. Geceliğimin eteği belime kıvrılınca kendimi kanepeye attım. Böylece tüm o zevk bölgesiyle çevresindeki görkemli manzara bütünüyle onun gözlerine seriliverdi. Kendinden geçen genç gözleriyle yiyip bitirdi her şeyi parmaklarıyla da o karanlık ve güzel derinliğin gizlerini daha fazla keşfetmeye başladı. Yumuşaklıkları her sert cisme giriş veren, çevresine kapanıp gözden gizleyen o katlı dudakları açıyordu. Biraz daha ileri hissedince son hamleden sonra iyice gevşeyip dinlenen ama şimdi onun ateşli parmaklarının dokunuşuyla gitgide sertleşip dikkat çeken o yumuşak dolgun geçitle karşılaşıp hayrete düştü böyle duyarlı bir noktanın içimi titreten aleviyle canım yanmışçasına inledim. Meraklı yoklayıcı parmaklarını derhal çekti ve özür diler gibi bir öpücük verdi. Oysa bu oradaki ateşi daha da körüklemişti. Özellikle zevklerdeki yenilikler her zaman güçlü istekler uyandırırlar ve o genç ilk kez görüp dokunduğu noktalara karşı hayranlık heyecanları içinde boğuluyordu. En başıboş arzularının eline çıplak ve özgür teslim edilen bu nesnelerin gücünü incelemekte, bu yapmacıksız içten sevgilime sağladığım zevkin karşılığını fazlasıyla alıyordum. Elleri o derin yaranın dudakları arasında çarpınıyor, sıkıyor, açıyor, yeniden bastırıyor ya da üste yetişen oyusunu usulca büküyordu.'' Gözlerinden alevler akıyor, yanakları canlı kırmızıyla parlıyor, sık sık coşkuyla iç çekiyordu. Tüm bunlar özgürlüğünün isyanının ilanıydı. Ama sabrımı daha fazla zorlamadı çünkü olanlar onun tüm sabrını tüketmişti. Böylece güçlü kılıcıyla ortaya çıkarak öfkesini bastırmak istedi. Ona dilsiz bir oyunda tatlılıkla eşlik eden dudakların arasına yönlendirdi. Tazelenen bir hırsla kapıdan içeri doğru ilerlemeye başladı ve o yumuşak zevk kanalının tüm geçitlerini tıkayarak içeri yerleşti. Adeta tüm dokularımı yeniden sarsmaya başlamış, içimdeki her zerreyi yeniden alevlendirmişti. Öyle ki içimdeki bu yangını doğadaki hiçbir pınar değil ancak onun öz suyu dindirebilirdi. Şimdi öyle çok yara almış, öyle hırpalanmış, bu yenilgiyle öyle tükenmiştim ki güçlükle kıpırdayarak kalbimin çarpıntısıyla olduğum yere yığıldım. Duyularımın ateşi derece derece yatıştı. Genç erkeğimi yollamaya zorunlu olduğum saat gelip çattı. Ayrılmamız gerektiğini ona şefkatle söyledim. Bu durum meydanı terk etmeyip yeni bir muharebeye girişmek için sabırsız görünen delikanlı kadar benim de canımı sıkıyordu. Ama tehlike çok büyüktü. Candan birkaç veda öpücüğü, gizlilik ve sıkı ağızlılık konusunda uyarılarımdan sonra kendimi onu göndermeye zorladım. Olabildiğince yakın bir zamanda aynı amaçla onu yeniden göreceğim güvencesini verip eline bir gine tutuşturduktan sonra ancak gitmesini sağladım. Daha fazla veremezdim çünkü birden zenginleşmiş görünmeye başlayıp kuşku uyandırabilir, her şeyin açığa çıkmasına neden olabilirdi. Onlara karşı kendimizi koruyamıyorsak da genç insanların dayanılmaz çekici oldukları o çağın tehlikeli boş boğazlığından çekinmek için pek çok neden vardır. Böyle doyurucu bir zevk ziyafetiyle başı dönen, mest olan ben, tüm gövdeme yayılan tatlı bir rehavet içinde uzanmış yatıyordum hala. Varsaydığım yarayı aldığım aynı noktada ve tas tamam aynı yolla, gönlümce öç aldığım için kendimi kutluyordum ne doğabilecek sonuçlar hakkındaki düşünceler bir an için kafamı karıştırdı ne de bu adımla kullanmaktan vazgeçmek yerine herkesin yerin dibine batırdığı bir mesleğe iyice girdiğim için tek bir kez azarladım kendimi. Bundan pişmanlık duysaydım aldığım zevke nankörlük etmiş olurdum. Şimdi artık ok yaydan çıktığı için kapılıp sürüklendiğim bu akıntıya kafamı tamamen daldırıp tüm utanç ve duraksamayı boğmayı düşünüyordum yalnızca. Bu övgüye değer düşüncelerle uğraşırken bir yandan da kendi kendime bir çeşit çapkınlık yemini fısıldarken içeri Bay H girdi. Bir an düşüncelerim karşısında yanaklarımın kızardığını fark ettim. Bu halimle geceliğimin iştah açıcı havası birleşince Bay H'den güzelliğimle ilgili övgüler yağmaya başladı. İçtenliğini çevik bir hareketle göstermek üzereyken biraz önceki sert muameleden sonra o bölgenin durumunu keşfedecek diye ödüm koptu. Girişim genişlemiş ve alevlenmiş, dudakları alışılmadık bir gerilmeyle şişmiş, lüleler bastırılmış, ezilmiş, tüm bölgeyi ıslatan taşkın suyla düzleşmişlerdi. Kısacası elle tutulur gözle görülür bu farkın bayhe kadar titiz ve deneyimli birinin gözünden kaçması imkansızdı. Kıvrak bir düşünceyle ona şiddetli şekilde başımın ağrıdığını ve yüksek ateşim olduğunu uydurdum. Başka bir yol olmadığından durumu iyi niyetle kabul edip vazgeçti. Böylece Bayhe malum öğütlerini verdikten sonra beni huzurlu yalnızlığıma terk edip dışarı çıktı. Gecenin sonunda kendime mis kokulu taze otlardan sıcak bir banyo hazırlatmayı unutmadım ve içine girip baştan aşağı yıkanarak hem beden hem de ruhça tazelenmiş hale geldim. Ertesi sabah kusursuz bir dinlenme ve sessizlikle geçen geceden sonra oldukça erken kalktığımda Narin yumuşak yapımda onu mahvetmeye pek uygun boyutlarda bir aygıtın sarsıntısının nasıl bir değişiklik doğurduğunu biraz korku biraz huzursuzlukla merak etmeden duramadım. Bu endişeyle kas katı kesildiğimden durumun ne olduğunu öğrenmek için elimi oraya götürmeye güç cesaret ettim. Ama derhal memnuniyetle korkularımdan arını verdim. Sınırları örten ipeksi tüyler düzelmiş, her zamanki kıvırcıklığına ve düzgünlüğüne yeniden kavuşmuştu birleşmenin asıl yükünü taşıyan dudaklarsa artık ne şişmiş ne de ıslaktı. Öyle büyük bir genişlemeye katlanmış geçit de en meraklı araştırmaya ve sıcak banyonun gevşekliğine rağmen bile ufacık bir açık vermiyordu. Erkekler için zevklerinin pınarının ta kendisi olan, daralan o geçitin devamında vücudumun bahtiyar bünyesine borçlu olduğum sulu, şişkin o bölgelerin dokusuna doğru yumuşak yağ gibi bir etin dolgunluğu vardı.'' Araştırıcı parmağım gibi içine kabul edilen herhangi bir yabancı cisme öyle sevecen sarılıyor, öyle sıkı tutunuyordu ki geçitin kenarları hemen her gerilime yeterince yol veriyor, sonra da katları ve kıvrımları o sıkı baskıyı yeniden sıkıştırırcasına kendini topluyordu. Böylece her şeyi uygun hal ve düzende bulunca bir önceki gün yaşadığım korkuları hatırladım. Onların ne kadar yersiz olduğunu düşündüm. Ne büyüklükte olursa olsun artık her erkeği kabul edebilirdim. Zevk ve intikamdaki çifte başarımla zafer kazanmışken içinde yüzdüğüm o mutluluğa kendimi tümüyle kaptırıverdim. Her yanım canlılıkla parlıyordu. Günah işleten zevkleri bir kez daha tatmak için yakıcı bir sabırsızlıkla yattığım yerde dönüp duruyordum. Daha fazla özlem çekmeme gerek kalmadı. Çünkü tam beklediğim gibi sabah 10 civarı yeni alçak gönüllü aşığım Will, efendisi Bay H'den nasıl olduğumu soran bir mesaj getirdi. Yalnız kalmak üzere hizmetçimi bir sipariş için şehre yollamıştım. Ve bu işin zamanını yeterince alacağından emindim. Evdeki insanlardan korkmama da hiç gerek yoktu iyi, basit insanlardı ve diğer insanların işleriyle yardımcı olabileceklerinden daha fazla ilgilenmeyecek kadar da zekiydiler. Onu karşılamak için yatağa uzanmak da dahil tüm hazırlıklar tamamdı. Yatak odamdan içeri girdiğinde bir telle çektiğim kapı mandalı düştü ve kapıyı sımsıkı kapattı. Genç sevgilimin onun durumundaki birinden beklenecek kadar şıklaşıp kendine çeki düzen verdiğini gözden kaçırmam olanaksızdı. Her halimle onu memnun etmek istediğim gibi o da beni memnun etme çabasındaydı. Düzgünce taranmış saçları, tertemiz giysileri ve hepsinden önemlisi zinde, yanağından kan damlayan sağlıklı görünüşü onu bir kadın için çok tatlı bir parça haline getiriyordu. Doğanın en leziz zevki için tasarlanmış böyle bir parçayı beğenmeyecek bir kadın olduğunu düşünemezdim. Bu sevimli yaratığın bana verdiği zevki gizlemek gibi bir niyetim yoktu içten bakışları, aklını eseni yapan mizacını yansıtan her hareketi beni baştan çıkarıyordu. Duru tenine yansıyan kanın parlaklığını gösteren kış döneminin o dayanıklı dinçliği kendine özgü bir büyüyle yüzüne vuruyordu. Belki düşük sınıftan geldiği için böyle yüksek övgüleri hak etmiyordu ama benim kalbimde yüksek sınıftan olduğu kesindi. Bana böyle yoğun zevkler yaşatma yetkinliği onu benim gözümde yeterince yüceltip soylu kılıyordu. Kim olursa olsun herkes ressamın, heykeltıraşın, müzisyenin sanatını onlardan alınan zevk oranında yüceltmeliydi. Doğanın güzel bir insana bağışladığı memnun etme yeteneği bence tüm meziyetlerin en büyüğüydü. Bununla karşılaştırılınca ünvanlar, makamlar, şanlar, şerefler gerçekten de çok düşük bir sınıftaydı. Eğer bedenin bir değeri olsaydı belki güzellikleri böyle ucuz görülmeyecekti. Bay H'nin sınıfının servetinin ve zekasının yüce nitelikleri beni aşk düetinde ona uyum sağlayabilmekten çok uzak bir bağımlılık ve baskı altına itiyordu. Belki o da metresini bu üstünlüğe değer görmüyordu. Ama bu gençle birlikteyken aşkın asıl zevk verdiği o düzeye çok daha yakındım. Ne dersek diyelim yanlarında en rahat ve özgür olabildiklerimiz hep en çok aşık olduklarımız olmasa bile en çok hoşlandıklarımızdır. Aşk sanatını en güzel şekilde yansıtan bu gençle saygı ya da sınırlamanın denetimi olmaksızın zevki başıboş bırakabilir, sevgi delisi fantazilerimin beni yönelteceği oyunu gerçekleştirebilirdim. En büyük zevkim yeni yeni olgunlaşan bir aceminin tüm huysuzluklarına, tüm doymak bilmez coşkusuna ayak uydurmaktı. Bu acemi avının kokusunu en iyi şekilde alıyordu. Ama bu spor için henüz eğitilmemişti. Böyle bir durumda ormanda kim ondan daha iyi yol bulabilirdi? Yatağımın yanına yaklaştı, oyuna önceden yer ayırtmış gibi, beni en serbest isteklerine, en uygun durumda bulunca kızardığını, gözlerinin neşeyle parladığını gördüm. Gülümseyerek ona elimi uzattım. Nezaket ve büyük aşkın ona öğrettiği bir incelikle diz çöküp elimi öptü. Birkaç karışık soru ve yanıt alışverişinden sonra onu yanımda tutmaya cesaret edebildiğim kısa bir süre için yanıma yatağa gelip gelemeyeceğini sordum. Bu açlıktan ölen birine dünyada damak zevkine en uygun yemeklerle ziyafet çekmek isteyip istemediğini sormak gibiydi. Daha fazla beklemeden giysilerini bir çırpıda çıkardı. Yüzü özgürlüğün neşesiyle daha da kızararak onu karşılamak üzere kaldırdığım yorganın altına girdi. Hayatında ilk kez bir kadınla aynı yatağı paylaşıyordu. Böylece yüce zevkin leziz şarabını tatmaya başladık. Çoğunlukla son noktaya o mutluluğun doruğa ulaştığı sahneye varmak için telaşlanan insanlar sabırsızlanıp zevkin kendi kendini yok etmesine neden olurlar. Bu ilk dakikaların boşlanmasına neden oluyor. Artık yuvarlaklaşmış ve olgunlaşmış göğüslerimle oynayıp öptükten, sıkıp hissettikten sonra alevler içinde yanan parmaklarını bir fırın kadar ısınmış girişe yönlendirdi. Artık kendini yeterince özgür hissediyordu. Elimi alıp yukarı doğru kıvrılmış bir sertlikle duran o muazzam silaha götürdü. Devasa boyuttaki görünümü korkularımın yinelenmesine neden oldu. Böyle bir büyüklüğü içime alıp nasıl ve ne şekilde gözden kaybettiğimi anlayamıyorum. Onu usulca okşadığımda daha bir baş kaldırmış gibi görünmeye başladı. Daha fazla oyalanmayacak kadar büyüdüğünü gördüğümde onu duello için hevesle hazırladım. En elverişli oyuna zaman tanıyabilmek için altıma bir yastık koyarak yakut başlı, hiddetli canavarı uygun noktasına kendi ellerimle yerleştirdim. Kalçalarım yukarı kalkmış, bacaklarım sonuna dek açılmıştı. Aralarından fışkıran ışınlı sıcaklık ona doğru noktada olduğunu hissettirmişti. Dümdüz devam edince zevke susamış dudaklarla bölünmüş kapıdan içeri kabul edildi. Başta biraz duraksadı fakat sonra geçide iyice yerleşti zevk vermekten öte bir güçlük çıkartmaksızın dar boğaz boyunca yolunu açtı. O ilerledikçe yolda genişliyor, her yumuşak karışığı açıp düzeltiyordu. Vili içime aldığım, tamamen sarıp sarmaladığım, o hayati bölgeye bağlı olarak zevkimiz de enfes biçimde artıyordu. Tıka basa dolduğu için gerilmiş, çatlayacak kadar olgunlaşmış silahı için dünyanın en uygun kılıfı haline gelmiştim. Öyle sıkı bir sarılma, öyle ateşli bir çekimdi ki kelimeler onu tarife yetmezdi. Birleşmenin en dayanılmaz noktasına ulaşmıştık. Fakat daha şiddetle gelmek için biraz gerilediğinde, sanki ateşimin doruğunda onu yitireceğim korkusuyla harekete geçirilmiş gibi bacaklarımı çıplak kalçaları üzerine kavuşturdum. Böylece her yönden ona dolanmış, onu kuşatmıştım. Onu içime çekerek sıkıca tuttum o noktada adeta tek vücut olmuştuk. Bu bir mola, bir zevk durağı anlamına geliyordu. O narin obur ağzım taşıyabileceği kadar dop doluydu ve tıkındığı lokmayı nefis bir lezzette damağında tutuyordu. Ancak bu kadar fazla kışkırtılan bir zevke ara verebilmek imkansızdı. Heybetli silah iki kat güçlü bir gayrete girişti. Bu sırada ben de put gibi durmuyordum. Sahibi olduğum tüm hareket aceleciliğiyle ona karşılık verdim. Kısa süre sonra bu ileri geri gidişlerin tatlı telaşı, alev alev heyecanı bendeki hazzı doruğa çıkardı. Ayrılma noktasına vardığımı anlayınca mutluluğumun ortağını geride bırakmaya gönülsüz olduğumdan yolculuğumuzun sonuna dek bana refakati sürdürmesi için deneyimin önerdiği tüm hızlandırıcı hareketlerden yararlandım. Rahat durmak nedir bilmeyen konuğumun çevresindeki zevk kuşağını sıkıp sarmalamakla kalmadım, elimi usulca büyülü hazine torbasına götürdüm. Orada o duyarlı yuvarlak haznelere dokunup hafifçe sıkınca sihirli temas etkisini anında gösterdi. Hazın hazla öldüğü, zevkin o gizemli aygıtının sıcak bir ırmakla o bölgelere tutuşturduğu alevlerin üstesinden geldiği o tatlı şaraba kavuştuk. Aslında yangınların en büyüğü bu tatlı şarabın ta kendisiydi. Ve bedenim o güzel badeyi bir anda içince çekip yok ediverdi. Ben vilin tatlı şarabıyla erirken serpintilerimiz ahenkle birbirine karıştı. Böylece soluk soluğa yere yıkıldık. Kıpırtısız ve birbirimizin kollarında kilitli bir halde yatıyorduk. O halde yatarken mutluluğun daha uzun olmaması yüzünden içim üzüntüyle dolmuştu. Çünkü zevkin pırıltısı bizi tatsız yaşamın soğuk endişelerine bırakmıştı. Kucaklamalarından kendimi sıyırarak ona beni derhal yalnız bırakması gerektiğini anımsattım. Bunun üzerine elinden geldiğince telaşsız, ara sıra öpücükler, dokunuşlar ve sarılışlarla isteksizce giyindi. Neyse ki yokluğu fark edilmeden efendisinin yanına dönmüştü. Ama giderken ona gümüş bir saati satın alması için yeterli parayı kabul ettirmeye uğraştım. Sonunda razı oldu. Saati sevgimin bir anısı olarak saklayacaktı. Burada derin bir izlenimden sonra belleğime böyle güçlü kazınan şeylerin bu kadar ince ayrıntılarını anlattığım için belki okuyucudan özür dilemeliyim. Ama bu gizli ilişkinin yaşamımda yarattığı bir büyük devrimin yanında böyle yüce bir zevki sırf düşük sınıftan bir kişide buldum diye tarafından nankörlükle unutulmaması ya da bastırılmaması gerektiğine inandığımı söylemeliyim. Hemen belirteyim, büyüklerin kibirleriyle böyle açıkça aldatılmaya göz yumdukları o sahne, gülünç inceliklerden daha safı, daha hilesiz hurdasızı genelde bu sınıfta görülür. Kaba saba diye nitelendirdikleri insanlar arasında yaşam sanatından onlardan daha habersiz olan ya da bu sanatı daha az besleyen pek az insan vardır. Onlar diyorum çünkü onlar zevkin doğasının ta kendisine en yabancı gelen şeyleri her zaman için yanlış anlarlar. Zevk doğasının en gözde yanı güzelliğin tadılmasıdır. O ender paha biçilmez armağan her nerede bulunursa bulunsun soy sop ya da servet ayrımını aldırmaksızın ruhları sarı verirler. Bu yakışıklı gençle alışverişimde aşkın asla yeri olmadığı gibi artık intikamın da payı yoktu. Beni ona bağlayan tek şey hazzın yegane zevkiydi. Dış görünüşüyle diğer erkeklerden çok farklıydı. Özellikle de o şahane parçayla böyle muhteşem bir biçimde donatılması onu tamamen farklı kılıyordu. Beş duyuma en zengin ziyafeti sunmadaki yetkinliğine karşın bende sevgi tutkusunu uyandırması için Wilde eksik olan bir şeyler vardı. Yine de çok iyi nitelikli bir delikanlıydı. Kibar, yumuşak başlığı ve hepsinden öte minnettarlığı bilen biriydi. Sadıktı ve her zaman için ağzı sıkıydı. Çok az konuşur ama konuşmasını da vurgulu hareketlerle süslerdi ve hakkını vermek gerekirse beni bir gün bile zor durumda bırakmamıştı. Ne ona bağışladığım özgürlükler yüzünden daha ileri gitmeye herhangi bir eğilim gösterdi ne de başkalarına bunlarla övünerek boşboğazlık etti. Aşk çok daha farklı bir şeydi. Çünkü tüm bu özellikler karşısında aslında ona aşık olmam gerekirdi ama olmamıştım o benim için gerçek bir hazineydi. Bir düşesin damak zevki için çok leziz bir lokmaydı. Ve gerçeği isterseniz ondan öyle hoşlanıyordum ki ona aşık olmadığıma ancak çok minik ayrımlarla emin olabiliyordum. Ne var ki onunla yaşadığım mutluluk uzun sürmedi. Ve kendi dikkatsizliğim yüzünden son buldu. Fark edilmemek için en gereksiz önlemleri bile aldıktan sonra ardı ardına buluşmalarımızın etkisiyle en gerekli önlemleri almak konusunda yetersiz kaldım. İlk ilişkimizden bir ay sonra Bay H'nin beni ender ziyaret ettiği ya da hiç uğramadığı bir boşluk döneminin sabahında yatak odamda üstümde yalnızca gecelik ve iç çamaşırımlaydım. Will de yanımdaydı. İkimiz de bu fırsatı kaçırmayacak kadar istekliydik. Havai bir oyuna kapılmıştım. Onu hemen oracıkta kışkırttım. O da kaprisime boyun eğmekte duraksamadı koltuğa oturmuş, geceliğimin eteklerini kaldırıp bacaklarımı açarak koltuğun kenarına dayamıştım. Bana saplanmak için hazırda bekleyen vilin çekilmiş kılıcına en açık hedefi sunuyordum ki oda kapısını ve aralık duran yemek odası kapısını sürgülemeyi unuttuğumun farkına bile varamadan bayhe içeri daldı ve bizi suçüstü yakaladı. Koca bir çığlık atıp etekliğimi indiriverdim. Yıldırım çarpmışa dönen delikanlı ise sararıp solmuş, titriyerek ölüm hükmünü bekliyordu. Bayhe öfke ve aşağılama dolu bakışlarını bir ona bir bana çevirdi ve tek söz söylemeden topukları üzerinde dönüp dışarı çıktı. Şaşkınlıktan hiçbir şeyin farkına varmamama karşın oda kapısının anahtarının döndürüldüğünü ve üzerimize kilitlendiğini açıkça duyabildim. Yemek odasından geçiş dışında bir kaçış yolu yoktu artık. Orada da Bayhe büyük bir sinirle ayağını yere vurarak ve kuşkusuz bizimle ne yapması gerektiğini düşünerek huzursuz uzun adımlarla gidip geliyordu. Bu arada zavallı William korkudan kendini kaybetmişti. Benimse kendimi ayakta tutacak dermanım kalmamıştı. Ama yine de Will'i biraz olsun yüreklendirmeye çalışıyordum. Felaketine sebep olduğum ona daha fazla yakınlık duymaya başlamıştım. Onun yerine ceza çekmeye seve seve hazırdım korkudan ayakta durmaya dermanı kalmadığı için olduğu yere çöküvermiş bir heykel kadar soğuk ve cansız görünüyordu. Ona sarılıp öptüm, yüzü gözyaşlarımla ıslandı. Bay hey kısa süre sonra yeniden içeri girdi ve titreyen, sonuçtan ödü kopan ikimizi önüne katıp yemek odasına götürdü. Sorguya çekilen suçlular gibi ayakta dikildiğimiz sırada o bir sandalyeye oturdu. İşe benimle başladı ne yumuşak ne de sert ama acımasızca kayıtsız olan sakin, kararlı bir sesle bana sorusunu yöneltti. Böyle adi bir yolla hem de kendi uşağıyla onu aldatmam karşısında kendimi nasıl savunacaktım? Ona bunu nasıl yapabilmiştim? Sadakatsizliğimin suçunu sıradan bir metresin alışılmış tarzıyla yüzsüzce savunmaya geçerek daha da artırmadan verdiğim yanıt oldukça alçak gönüllü sayılırdı. Sözlerim arada hıçkırıklarla kesiliyordu. Anlattıklarımın özü şuydu: Hizmetçimle ilişkiye girişine şahit oluncaya kadar ona haksızlık etmeyi bir kez bile aklımdan geçirmemiştim. Bunu duyar duymaz kıpkırmızı kesildi. Kendime olaydan doğan kalp kırıklığım hakkında konuşmayacak kadar suçlu hissediyordum. Kendimi haklı çıkartmak niyetinde değildim. Ancak zavallı genç tamamen suçsuzdu. Çünkü onu intikamıma ortak etmek niyetiyle yaptığı şey için baştan çıkaran tamamen bendim. Bu yüzden hakkımda ne karar verirse versin suçluyla suçsuzu ayıracağını umuyordum. Ve bundan sonrası için kendimi bütünüyle onun insafına bırakıyordum. Söylediklerimi dinleyen Bay Hey'nin başı biraz öne eğilmişti. Ama derhal kendini topladı. Anımsayabildiğim kadarıyla şunları söyledi. Madam, biraz şaşırdım ve itiraf etmeliyim ki kartları açıkça aleyhime çevirdiniz.'' Sizin gibi yetiştirilmiş duygu ve düşünce sınıfına sahip biriyle tartışmaya girecek değilim. Beni neyle suçladığınızı dikkate alınca düşüncelerimi değiştirecek kadar size hak verdiğimi bilmelisiniz. Ve kabul ediyorum. Şu serseriyi aklamanız da sizdeki ciddiliği ve dürüstlüğü gösteriyor. Ancak sizinle yeniden bir arada olmam imkansız. Bana yaptığınız hakaret çok açık ve büyük. Bu evden ayrılmanız için bir hafta süre tanıyorum. Size her ne verdiysem sizde kalacak ve sizi bir daha görmeye niyetli olmadığımdan ev sahibi benim adıma size 50 gine ödeyecek. Bununla birlikte tüm borçlar da ödenmiş olacağından sizi yanıma aldığım zamankinden ya da hak ettiğinizden daha kötü bir durumda terk etmediğimi kabul edeceksiniz umarım. Daha iyisi olmadıysa da bununla ilgili olarak yalnız kendinizi suçlamalısınız. Sonra yanıt vermeme fırsat bırakmadan delikanlıya döndü. Sana gelince züppe, Babanın hatrına sana göz kulak olacağım. Bu şehir senin gibi budala ahmaklara göre değil. Yarın adamlarımdan birinin nezareti altında benim adıma babana yollanacaksın ve babanı geri dönüp de burada şımarmana izin vermemesi için uyaracağım. Bu sözler üzerine dizlerine kapanıp onu boş yere durdurmaya çalıştım. Çok etkilenmiş görünüyordu ama yine de beni silkip attı. Ve tüm bunlardan yine de ucuz kurtulduğunu düşündüğüm Vili de beraberinde götürerek çıkıp gitti. Bir kez daha başıboş kalmıştım. Artık kesinlikle layık olmadığım bir beyefendi tarafından kendi halime bırakılmıştım. Bu evde geçirdiğim o bir haftalık lütuf süresinde tüm o mektuplar, maharetler, araya soktuğum dostların yalvarmaları bir kez daha beni görmek için bile onu kandıramamıştı. Hakkımdaki kararı kesindi. Ve boyun emekten başka seçeneğim yoktu. Kısa süre sonra soylu ve zengin bir kadınla evlendi. Duyduğuma göre ona kusursuz bir koca olmuştu. Zavallı Will ise derhal köye babasının yanına yollandı. Daha dört ay geçmeden köyden bir hancının genç duluyla evlendi. Kadın oldukça zengin sayılırdı. Belki de Will'in gizli mükemmelliğini düşlemiş ve önceden sezinlemişti. Birlikte mutlu yaşamaları için en azından sağlam bir temel olduğundan emindim. Gitmeden önce onu görsem çok memnun olacaktım ama Bay Hey'nin emirleri üzerine öyle sıkı önlemler alınmıştı ki bu olanaksızdı. Yoksa onu şehirde tutmak için tüm gücümü kullanırdım. Ne uygun tekliflerin ne de fakirliğin onu yanımda tutma zevkini benden esirgemesine meydan veremezdim. Üzerimde öyle güçlü bir etkisi vardı ki kolayca unutulması ya da yerinin doldurulması imkansızdı. Yüreğime gelince o tamamen konunun dışındaydı. Yine de başına daha kötüsü gelmediği için memnundum. Bay He'ye gelince başlangıçta zevke olan düşkünlüğü beni unutmasını zorlaştırmış olmalıydı. Ama ben yenilgime gerekenden daha kolay razı olacak kadar havai ve düşüncesizdim. Onu hiçbir zaman sevmediğim için beni terk etmesi de sık sık özlediğim bir tür özgürlük kazandırdığından kısa sürede onu unutmamı sağlamıştı. Hayata atılmamda bana büyük destek olacak olan güzelliğim ve gençliğim sebebiyle kendimi güvende hissediyordum. En ufak bir karamsarlığa kapılmadan memnuniyet ve neşeyle şansımı denemeye karar verdim. Bu arada şanssızlığımı duyan meslektaşları zehirli tesellileriyle beni aşağılamak için başıma üşüştü. Zaten çoğu bana sağlanan refah ve saltanatı uzun zamandır kıskanıyordu. Aralarında en azından benim düştüğüm durumu hak etmeyen bir kişi bile güç bulunsa da muhtemelen er geç aynı yere gelecek olsalar da sahte merhametlerinde beni böyle gözden düşmüş görmekten duydukları gizli zevkle daha kötüsüne uğramadığım için duydukları gizli üzüntü açıkça görülüyordu. İnsan yüreğinin anlaşılmaz kötülüğü sadece onların ait olduğu yaşam sınıfıyla da sınırlı değildi aslında. Bunu her insanda görebilmek mümkündü. Ah! Bedenimi nasıl kullanacağım konusunda bir karara varma zamanı yaklaştığında ve nereye taşınacağımı araştırmaya başladığım sırada beni ziyarete gelen hanımlardan biri, tanıştığım yaşlı bayan Kol, durumumu öğrenip bana yardım için hazır olduğunu bildirmişti. Ona diğer kadın arkadaşlarımın hepsinden daha çok kanım kaynadığı için önerilerini güvenle dinledim. Ancak biraz zaman geçince anladım ki Londra'da kendimi ne daha kötü ne de daha iyi bir ele teslim edemezdim. Daha kötü diyorum çünkü kötü şöhretli bir ev işlettiğinden müşterilerinin arzuları gereğince şehvette bana öğütleyemeyeceği hiçbir aşırılık, hiçbir zevk oyunu hatta desteklemekten şeytanca zevk almadığı hiçbir sınırsız sefahat yoktu.'' daha iyi diyorum çünkü şehrin günahkar yerlerinde ondan daha görmüş geçirmiş biri bulunmadığından mesleğimizin en kötü tehlikelerine karşı bizi koruyup akıl vermek konusunda kimse ondan daha iyi olamazdı. Mesleğine rağmen makul bir kadındı. Gayreti ve yardımlarından elde ettiği kanaatkar bir kazançla yetinebiliyor, diğerlerinin hırslı, doymak bilmez eğilimlerini taşımıyordu. Aslında tam bir hanımefendi olarak doğmuş ve yetiştirilmişti. Ama bir dizi rastlantı sonucunda yarı zorunluluktan yarı kendi seçimiyle bu yoldan gitmeye başlamıştı. Bu ticareti ondan daha zevkle destekleyen ya da tüm gizlerini, inceliklerini ondan daha iyi bilen bir kadın asla bulunamazdı. Yani mesleğinin doruğunda bir ustaydı ve yalnızca seçkin müşterilerle ilgilenirdi. Onların taleplerini karşılamak için de yetenekli bir avuç kızını sürekli hazırda tutuyordu. Yalnızca gençlikleri, kendilerine özgü güzellikleri olan itaatkar kızları tercih ederdi. Pek çoğu onun aracılığı ve eğitimiyle yaşamda oldukça iyi yerlere geldiler. Kendimi kanatları altına bıraktığım bu yararlı hanımefendi, konumu nedeniyle Bay Hey'e saygı duyduğundan Covent Garden'daki bir kürk yapımcısına ait yeni evime taşınmam için bir arkadaşını yolladı. Bu evin hemen yanı başında kendi evi vardı. Ama yerleşmem için uygun değildi. Yaşayacağım ev, sev kadınları tarafından defalarca ardı ardına kiralandığından ev sahibi onların adetlerine alışmıştı. Kirayı zamanında ödediğiniz sürece evi istediğiniz gibi kullanabilme özgürlüğünüz vardı. Bay Hey'nin benden ayrılırken sunulacağına söz verdiği 50 gine tarafıma ödendi. En azından 200 pound değerindeki giysi ve eşyalarım sandıklara kondu ve özenle arabaya yerleştirildi. Ayrılışımdan üzüntü duymama yetecek bir yakınlık derecesine asla sahip olmadığım ev sahibi ve ailesiyle resmi bir vedadan sonra ben de arabaya bindim. Her şeye rağmen bunun bir ayrılış olması bile gözlerimi yaşartmaya yetmişti. Sonunda geri dönülmez bir biçimde ayrıldığımı anladığım Bay H'ye bir teşekkür mektubu bıraktım. Bir gün önce hizmetçimin işine son vermiştim. Bunun tek nedeni onu Bay H'den almış olmam değil bir şekilde bana yaptığı şeyin öcünü almaktı. Çünkü bizi görmesine onun neden olduğundan kuşkulanıyordum. Kısa bir yolculuktan sonra yeni evimdeydim. Daha önce oturduklarım kadar zarif döşeli ya da gösterişli olmasa bile her yönden aynı ferahlıkta ve birinci kat olmasına rağmen yarı fiyatınaydı. Sandıklarım sağ salim indirilip daireme taşındı. Komşum ve yeni öğretmenim olan Bayan Kol ev sahibimle birlikte beni karşılamak için bekliyordu. Adama beni en olumlu yönlerimle takdim etmeye özen gösterdi. Bunlardan biri de kirasının düzenli ödeneceğinin garantisiydi. Artık kendi evime yerleşmiş, kendi idareme bırakılmış, akıntıyla baş edebildiğim ölçüde yüzmem ya da boğulmam için hayata salı verilmiştim. Bu özgürlüğün sonuçlarının ne olduğu, yeni mesleğim sırasında başımdan geçen bir dizi macera ile birlikte bir başka mektubun konusunu oluşturacak. Çünkü bu mektuba bir nokta koymanın zamanı kesinlikle geldi de geçiyor bile. Madam, saygılarımla. Birinci bölümün sonu.